<laughs> Onyx dinledik arkadaşlar. inanamıyorum Benim için inanılmaz bir tecrübeydi gerçekten. Ee, şarkı sırasında da Baykan'a şeyi sordum. Bu Onyx'in döner ekmek parasına diyor. Hatta dönemlerin başı mı diye. Ee, Onyx'in öyle bir dönemi vardı. Söyle artık söyle. Geçen yayın ortalığın amına koydun yani. Ne yani ne? Ne? Ay bana yaz o zaman ben çok merak ettim kim bu döner ekmek parasını. Şey, şey, mi şey mi e, yüzde tamamlamaya çalışan. E, okay. Kim ya başka? Ha, okay, okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Evet abi, evet. Bir de şey vardı. Bunu da bunu söylemem lazım. Acaba şey miyiz? Hem fikir miyiz? Evet. Dur yazdım, bunu sen söylemek istersen, sen söyleyeceksin. Evet evet, bu arada senin sesin gitmiyormuş galiba. Cenk abi kendi kendine konuşup gülüyor derler. Evet, ben mikrofonumu açmayı unutmuşum. <laughs> evet, ben mikrofonumu açmayı Gerçekten unutmuşum. Bir... <laughs> Söyleyebiliyormuşuz o zaman ya. Allah kahretsin. <laughs> Baştan alalım e, <laughs> gerçekten bu Onyx'i... Ben çıkıyorum abi <laughs> yayından görüşürüz. Herkes kendine dikkat etsin. Gerçekten. <laughs> bu onik, gerçekten Bonix'in doner ekmek parasında düet yaptığı dönemde dönemlerin başlangıcı ve bana birini çok hatırlattı de, dedim ben onun üzerine Cenk o konuşmayı yaptı yani evet o şu kişi mi bu kişi mi diye ben ona hayır isim resim vermeyelim falan diyordum o sırada <laughs> sesimizi açmayı unuttuğumuz sırada ama sana e, sesimizi diye sesimizi diye bir şey yok <laughs> doğru söylüyorsun çok pardon e, ama sana Discord'tan yazdığım ilk ismin ben bir açıdan takdir ediyorum kanka felsefesini şarkı haline getirdi düşün hangi şarkısı olabilir ee, bilemedim abi şu an. <laughs> Yazayım mı sesli mi söyleyeyim? Sesli söyle artık tamam ne olacak? <laughs> çöktü gece. <gülüyor> 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 Felsefenin şarkı, şarkıda vücut bulmuş hali bence. <gülüyor> yani <gülüyor> abi kendisine çok saygı duymakla beraber. Gerçekten gerçek kendi adama. Ha tamam. <laughs> Discord var abi. Ünlem DC. Yok Ali yani gerçekten topluca yakmayalım birbirimizi diye biz çok şifreli konuştuk şu an. Ben ben geçen haftadan sonra yani ölüm tetikleri alıyorum. <laughs> ee, canım çok sıkkın gerçekten. Arda gerçekten buna puan mı harcadım bu arada. Tamamdır. Senin hakkında ne düşünüyorum? Seviyorum seni oğlum ya. <laughs> Ama modluk vermeyeceğim korkutuyorsun. <laughs> ben ben dahil herkesi banlayabilir misin gibi geliyor. Ar Arda'nın Arda profil fotoğrafı çok iyiymiş. Yakıştı mı kardeşim diye bağırmak istiyormuş. Aynen aynen. aynen. Yakıştı mı kardeşim? Ben, ben dahil herkesi banlayabilir misin gibi geliyor Arda o yüzden. <laughs> modluk vermeyeceğim. Ee, neler yaptın abi görüşmeyle bir haftada? Abi e, bir yayın unuttum <laughs> uyuyakalarak. <laughs> profesyonellik Sal gerçekten evet. Sal salı günü klasik incelememiz vardı yapamadık mesela o yüzden eee big, big bang capital punishment haftaya kaldı eee pazartesi haftada global yaptık yine şey dinledik e global'in nettesi olan güncel almanya'yı bayağı beğenerek dinledik şey dinledin mi benim bu haftaki favorim parçam şey million dolar ass flair ve katya krasavise <laughs> Hayır abi, ha, abi. Müthiş müthiş <laughs> öneririm yani. Ben bu hafta çok enteresan bir haber. Aa koy... evet bak şey var. Böldüğümce bir de şey var. Yok yok. This War of Mine oynadık Alıştık ama ben Alıştık artık. <laughs> This War of Mine oynadık ve ben Uzi olarak oynadım oyunu. Uzi olarak hayatta kalmaya çalıştım. Yani en kötü RP'sini seçmişsin RP yapmak için. <laughs> Yok RP yapmadık yani. ya sadece Uzi'yi yarattık. Hani asla Uzi'ymiş gibi oynamadım. Sadece işte ısınmak için kitap yaktırıyordum. İşte <laughs> askerleri bıçaklıyordum falan böyle yani. <laughs> Ama Peki, onun dışı hiçbir RP'm yoktu yani. Oldu, oldu o zaman. Oldu Saç, o zaman. Saçma sapan. <laughs> Bu hafta şey okudum abi. E, e, bizim Aa, e, Katar misin? var ya. Katar Hı -hı. Bey. Hı -hı. E, Katar Bey'in aslında PKK parası akladığına dair Evet, i̇şte, ben onu duyuyordum bayağıdır bu arada. Eee ne şeyin ismini unuttum ya. E, YPG? Yok yok. Şey Almanya şey <laughs> Türk Türk ben, ben örgütleri Türk... unuttun sandım. ondan örgüt sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Asala <Okay>. falan da. <laughs> bütün şey, bütün örgütleri e, sayıyorum ben. <laughs> ya şey Türkiye'de de popüler oldu hatta geçen şey dedik berberler dinliyor diyorlar Almanya'da falan. Mero Ha evet. Ben ee, üzerinden hatta para ona... aklıyor <laughs> mevzusu var değil mi? Yok şey yani bot basıyor abi. Ha. Ee, YouTube'dan kazandığı yani kirli parayla bot basıyor. Hı -hı. Ee, YouTube'dan temiz paraya çeviriyor falan filan. Ee, okuduğum yerde de baya böyle şeydi kanıt falan hani kanıt değil de Buna destekleyici argümanlar falan yazmışlardı. Kafam açıldı yani. Bunu ben çünkü Almanya'da kendisi... Almanya'daki Hı -hı. Türklerden duydum abi. Hani orada yaşayan Türklerden bu muhabbeti duymuştum ama şey yok hani. Bu biraz da hani kahve goy goy gibi oldu için orada tanıştığım Hı -hı. insanlarla hani şey yok. Kanıt ben de görmemiştim ama bu söylenti bayağıdır var. Ama yani ateş ben olmayan buna... yerden duman da çıkmaz diye sözü var evet. yani. Evet evet çünkü kendisinin galiba benim bildiğim kadarıyla PKK seviciliği bir anda ortaya çıkıyor ya böyle inanılmaz. Bir bir anda böyle PKK'lı oluyor herif böyle gökten iniyor yani resmen. Bak Ali böyle de demiş okudum. ben de artı bir ben de aynı aynı semtlerden ben de duydum aynı muhabbeti diye başka biri daha yazdı mesela benim arkadaşım mudum Ali yazdı. Ya o kadar para dönüyor mu cidden trende çıkan şarkılarda? Dönüyordur abi mero ya, ya mero baya şey o şey. Artık YouTube'da şey var ya YouTube botların artık AdSense'li botlar var reklama tıklıyor falan yani eskiden şey mesela. Türkiye'de bunun bir milyon. örneği de Rainman mesela abi. Hani bir para aklıyor demiyorum burada yanlış anlaşılmasın da hani abi şey son dediğinin örneği. AdSense'li bot mevzusu yani. Hem para kazandı hem bot Hindistan'dan dinleme satın alınarak abi <laughs> yani normalde Hı. yani bir de şey var 5 milyon dinlenecekse 80 milyon dinlenmiş oldu yani 80 milyon demek Recep Tayyip Erdoğan parçanızı bir kere dinledi demek yani bence hani yani, asla rap geç... dinlemiyor yani asla dinlemiyor çünkü. Kesinlikle ya. <laughs> ya zaten ama orada şey de var ya aslında bot basmalarının sebebi şeyi algoritmayı coşturmak. Evet, evet, evet. Ee, ya bir şey çok hızlı bir info vereceğim. İşte YouTube'da, Twitter'da, bütün sosyal medyalarda kartop etkisi denen bir olay oluyor. Hani Hı -hı. bir yerde hızlanıyorsun ve sonra eski işlerinle beraber çok fazla dinlenmeye başlıyorsun. Ee, bu 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 şekilde bot basıp şey yapıyorlar yani. Ee, bu efekti çok hızlı böyle bir ayda falan yapıyorlar yani. Kafalar da öyleydi mesela. Kafalar da böyle bir anda çıkıp abi çünkü bu... yani. Ve bunun ispatı şurada abi. Şimdi bakıyorum. Hani bir buçuk milyar dinlenmiş Drake şarkılarına geçmiyorum. Drake ortalama bir şarkı attığı zaman hani zaten 50-60 milyon seyredildiği yerde siz Türkiye Hı -hı. gibi bir yerden 200 milyon izlenip nasıl globalle oynayamıyorsunuz? bir tane konser veremiyorsunuz. Evet, Bodrum'daki dandik evet, evet. bir gece kulübü Bunu... haricinde yani. Bu bunun çünkü en, en... bu organikse, organikse eşittir dünya starısn abi 200 milyon. Çünkü Drake'in evet, Drake ortalaması 50 50 milyon. Yani çok büyük şey hotline, bling falan, hotline, bling, hotline Bling falan hotline falan gibi global hitleri çok büyük hitleri. Bir buçuk, bir buçuk milyar iki milyar falan oluyor ama ortalaması 50 milyar abi şey lil kit parça atmış tamam hani zaten berbat RMC de. Üç günde elli bin görmüş abi lil üç, üç günde 50 bin gördüğü yerde double excel freshmanlarda falan geziyorsa. Senin hani <laughs> ilk parçanda gördüğün bir 250 milyonlu şu an nerelerde neler yapıyor olman bunun, lazım bunu, bunu, yani bunu, TikTok çekmiyor olman lazım. En büyük kanıtlarından biri şey de yani tam doğru yerleri bulamadım kontra. Yani Evet e, evet, evet, evet Ben evet, ona ilgili bir tweet atmıştım hatta tweet Hı -hı. serisi atmıştım. E, yani çok mantıksız anladın mı? Yani rotada da var aynı olay. E, şey şey mesela bununla ilgili şey argümanı yapıyorlar. Silinen izlenmeleri, videoları gizliye aldım Hı -hı. deniyor. Hı -hı. E tamam kanka da işte e, kal geri aldığın o, silinmiyor ki. Yani gizliye aldığında silinmiyor YouTube'daki izlenme yani eee şeyinde falan görünmeye devam ediyor hala aynen, aynen, istatistiklerinde. Aynen. Analitik ekranında. E, e şey diğer tool'larda da görünüyor falan. Mesela şey var. Ben şöyle bir kısaca Ki kısa bu arada şey Spotify'da bile var biliyorsun. Paraya dönmüyor ama Spotify'da bile dinleyici botu basabiliyorsun. Tobi canım playlist botu falan var. Ya şey Hatta var. Hatta çok he? şu an newcomer MC'lerin çok kapısında yattığı bir şirket böyle komple bot abi. Aynen aynen komple aynen bot. aynen. Aynen. Aynen biliyorum şey şeyi söyleyecektim bu acunun bir piyeri oldu ya hı hı. şey diye ceza sagopa aynen 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 abi ben, ben ben de böyle bir bir ay önce falan bir şey ajans iletişime geçti hani böyle affiliate marketing yapmak ister misiniz hani bet reklamı kafasında diyeyim öyle özetleyeyim yani Cenk'in ee, bireysel ki... numarasından SMS geliyor. <laughs> şehir veritim, <laughs> ko yüzde, yüzde yüz podcast bonusu veriyorum falan diye ilk <laughs> ya şey abi işte. Böyle kötü de bet reklamıymış. Başarısız yani... <laughs> <laughs> bet böyle. A aynen, aynen. E SMS tacizi bet. <laughs> Yapsam yaparım ha. O, oraya çok gitmeye çok yakınım. Neyse, Ama yüzde yüz bonus da vermezsin bu arada podcast de. Yani çok anlamsız çünkü. <laughs> <laughs> ee, verilir abi verilir o, orada da çok çok çılgın paralar dönüyor yani çok oh. orada da kara para aklanıyor çok belli yani <laughs> peki ee, şey ben de dedim ki hani yaptığınız işleri yollayın bakayım yani Hı -hı. abi böyle bir attılar böyle acun'un acun bunlara gelmiş bir ihtimalle client Acun ya acun yani acun medya. Yani. direkt sago sago cezayı basmışlar falan böyle erişte hiçbir şey demedim yani ve herkes yedi ya bunu böyle acaba olacak mı acaba bilmem ne mi falan filan yani. O da bir story'e baktı zaten ya. Hani gerçekten Acun'un atacağı bir story artık zaten hepsinden daha büyük PR ya zaten yani. E zaten ya yani bir şey diyeceğim öyle bir ee, şeyden yarışmadan artık ümit beklemenin ben Türkçe rebadına çok komik olduğunu düşünüyorum. Abi zaten şey var sadece o yarışmadan değil genel olarak bir talent show'dan ümit beklemek. Hani bu şey de dahil hani sihir bassın ama hani şey yeteneksizsinizden mi ya da stand-upçısın, stand-upçısın orada sana böyle 10 dakika daha böyle bir espri yapman lazım ki hani şey... Ya da belli örgütlere mensup olup finale yani, falan. Evet lazım. evet ya da belli örgütlere kalma kel olma falan lazım hiç komik olmamana rağmen. <laughs> evet, niye bir anda kelleri şey yaptın abi? Görüşürüz yok yok ben şey hayatta bu şeyler değil <laughs> ya. yok kel şey mik değil. Ben hani kişiyi iyice anlamayan varsa diye tasvir etmek istedim biraz daha. <laughs> okay, betimlemek okay. istedim. <laughs> evet. Hani sadece o zaman çoraplarının çete... kokması lazım yani aynen. <gülüyor> evet, <gülüyor> Mesela çete, çete bir şey yazmak istiyorum. Bahsedilen kel ben değilim abi. Evet evet. <laughs> Fetolay Demirci. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim ne? <Demirci. <biriyim? gülüyor> <laughs> Johnny abi ne ya? <laughs> Yoksa şey, Emre Yücelen'i ben Johnny Sins canlandırıyorum ya haftalıklarda. O oradan bir kanal jargonumuz ya yani bir Vaykan bir ara senle özel bir Emre Yücelen yayını yapalım mı lütfen? <laughs> tabii ki çok seve, seve. <laughs> Ama ben... komple masa kalacağız tamam mı? <laughs> evet. Ben, ben bir ara sub Street RPS'i de yapmak istiyorum abi. Aa evet. evet, evet. Ala, alara ara timsah gibi. O Oraya kadar bende çok nötrlerdi diyordum çocuklar işlerinde güçlerinde falan hani. Include'un bir altı hani abi, tamam böyle. Abi, abi ama övülen şeyler müthiş değil mi abi? <laughs> ben bir şey yapayım, ben o çocuğu şeyden sonra blokladım ya. Sagopa rapçi değildir falan. Ya, evet evet yani Sagopa Fadan rapçi sonra... değil ama şey var o övüyoruz mod övüyoruz böyle <laughs> yani falan hani. Hani yani gerçekten mi abi. <laughs> ya şey çok belli anladın mı? Bilkent Kantin. Hani Bilkent böyle Bilkent kampüste kantinde takılıyor yani. Çok ya çocuk böyle. şey var işte haftanın Babası günü, bak kalıbın Haftanın üç günü, bak, haftanın üç günü saçını platin sarıya boyamadan <laughs> sağ kalamıyor çocuk değil mi? Öyle evet. bir Bilkent yani. Öyle bir tip yani. <laughs> ee, Subster şey şeyde bitti ama Alara'nın kombinini çok beğendik. Timsah gibi falan. <laughs> hani ya tamam kardeşim abi. bunları bunları sana zihnin yazdırmıyor. Hormonların yazdırıyor. Lütfen bırak telefonu ya. Be, üzgünüm abi telefon. yani bu, linç edeceğin şey, şey, ama Aleyna Tiki abi biraz vizyonunuz gelişsin ya. Alara Tiki değil oğlum. Serena var ya, Emobi'deki. Daha kötüymüş. Daha kötüymüş. Ona Evet, <laughs> evet. Kötüymüş. Evet, evet. Daha kötüymüş. Evet. Yani evet. biraz vizyonunuz evet. gelişsin abi. <gülüyor> <gülüyor> ya elinizin altında internet var abi. Gerçekten mi yani? Yani ben bilmiyorum. Ben şeyleri çok komik buluyorum abi. Böyle <laughs> e, hani niye bir rapçi ee, yanlış cümleler kuracağım şu an. Kur kur. Yok, yok. Biz Almanca yok, çok... konuşmuyoruz bugün. Ben bu bu konusunu yo, yo, daha yo. çok sevdim. yo yo çok, çok 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 sertti. Bir an kendime yakıştıramadım cümleyi kafamın içinde. Yani. Çok eril cümle miydi? Evet ha, inanılmaz eril cümleydi yani. Ee, şey yani rapçi bir kızı neden simplersin? Böyle söyleyeyim okey. <laughs> evet okey. <laughs> sen anladın yani anladım, rapçi anladım. bir kızı niye simplersin abi? <laughs> ya ben Ya yani, komik geliyor bana. Sen yani. cümleyi kurduğundan beri odada böyle kötü bir ter kokusu belirdi öyle söyleyeyim sana. <laughs> yani... O, neden o... abi? Neden yani? Cenk gibi böyle hani <laughs> kelimeyi söylüyor ben kokuyu burada hissettim ya. Yani. <laughs> of kötü kötü ya böyle şeyler. <laughs> yani üzülüyorum. Üzülüyorum kardeşlerimize çok üzülüyorum yani. Böyle şey yapmayı düşünüyorum ee, şeyler var ya rap rapçi sayfaları. Hı hı, abi hepsini, abi yok hep hepsi... yok, yok, hepsini yok etmek istiyorum. Yok yok ben hepsini yok etmek istemiyorum. Keşke Bu Thanos olsam. Ciddiyim abi. Thanos ciddiyim. olsam parmağımı şıklatarak bunları varoluştan sileceğim ben gerçekten yani. Sen sen güçlerini saçma kullanıyorsun. Çünkü. Evet evet kesinlikle. Ama ben nette ön plana çıkaracağım. Herkes evet yani olacak. Herkes böyle Coca Cola içip şekerli çitleyerek. Keşke öyle olsa. Edecek, tamam. Keşke öyle olsa. Bu, Abi, ha ben bu hafta benim, bir işler benim şey. çıkmış. Yarın mutlaka gelme. Bu hafta müthiş şeyler çıkmış de. Ben normal normal playlistle ilgilenmiyorum çünkü benim haftalıkları yapma sebebim nette. <laughs> Buldun tabi damarını buldun ya. <laughs> aynen, iyisin, aynen. seviyorum. O yüzden bayağı yarışmayı bayağı. da sabırsızlıkla bekliyorum ben yani. Çünkü orası şey olacak. hani live nette Yarışmanı olacak. Yarışma ya. Acının yarışması. Yarışmanı. Ha. Yani. Orası nette live performans hall olacak yani böyle Öyle söyleyeyim sana. <laughs> kötü. Çok Bilmiyorum. kötü ama çok eğlenceli. Bilmiyorum. Şeyi söyleyecektim. Abi herkesi toplayacağım bir araya. Hı -hı. Bütün bütün rapçi şeylerini bir gruba ekleyeceğim Instagram'da. Diyeceğim ki, abi şu linki tıklayın tinder premium gold <laughs> bir yıllık alın abi alın bir hayatı keşfedin ya Şey, ünlü olunca yapılacak kardeşim... pardon zengin olunca yani. yapılacak ufak şımarıklıklar değil mi bunlar yemin ederim öyle ya yemin ederim alın diyeceğim abi alın amına koyayım alın bu da uçak biletiniz pasaportunuz var mı hani tam siktirin gidin ya gezin azıcık dünyayı gezin amına koyayım interrail falan yapın yani ne nedir yani benim hayalim şey abi ben böyle şeyleri buldum yabancı rapçilerin birebir çakmalarını buldum böyle. Onları böyle bir süper grup haline getireceğim. Süper zengin olursam bir gün böyle hani. Bir tane çocuk 15-20 bin dolara böyle çakma Jay-Z, çakma Fetro falan var. Böyle hepsini bir süper grup haline getireceğim Amerika'da böyle. Baykan <laughs> Türkiye'de zaten onlardan çok ne var şimdi? Evet de konuşayım. yok ben orijinalleri böyle. Sen çünkü çocuk baya şey zey yani çocuk hani Jay Z de değil. Ha abi. zenci falan da. <laughs> değil mi? Eyvah eyvah. <laughs> zenciye de artık bir meslek bulmamız lazım. O çocuktan rapçi olmayacak çünkü. <laughs> çok güzel gidiyor tamam. program. <laughs> Yani gerçekten çocuğa bir meslek, çocuğa bir meslek bulmalı. Yok bunlar benim podcastlerde de gömdüğüm için ben rahatım yani. Ya ben de rahatım ben, yani bizim tek sıkıntımız keşke anonim olsaydık. <laughs> Yok canım ben, ben hiç tırsmıyorum yani. <laughs> ben her hafta çünkü 20 kişiyi böyle baya hani bıçaklanacak ya şekilde ben, tahrik ediyorum. Ben şeyim yani. ben, ben benim o konuda şeyim çok belli abi. Adam vurabilecek olsalar zaten rapçi il mafya olurlardı. <laughs> Emir'in yazdığına baksana. <laughs> ne yazmış? <laughs> ee, bu da o? <laughs> Tercüman olur Zengi'den iyi çeviriler yapıyor demişler. De. <laughs> <laughs> Yarın gelsin, Peron 11'de başlasın. Daisy. Bilmiyorum var, ben ben, ben ben şey konusunda çok netim yani hani ben çok böyle götüm atmıyor açıkçası bir şey söylerken çünkü salladığım her şeyin argümanı var yani. Evet ama ya zaten korkum abi tesisle benim dava değil. <laughs> hani bıçaklanmak yani. <laughs> çünkü bana netteyle çünkü netteyle muhatabım ya. abi anladın mı? Yani çok rahat İstanbul'da <laughs> İstanbul'da çok şey şakası yaptılar bana. Ee, Kadıköy'deydim. <laughs> Eyvah. Abi senin podcast var mı falan diye böyle. <laughs> Kim <gülüyor> var? podcast var mı falan. Ve <laughs> <laughs> düşündüm biliyor musun işin kötüsü böyle bir, an şey oldum yani ulan. Aa evet abi bak bir arada şey şimdi Bors yazdı. Abi Yanguzo vardı bir ara ne oldu çok övüyorlardı ama hiçbir şey yoktu ya o çocuğun. <laughs> ne oldu o, çocuk Gerçekten. O çocuk şu an Universal'laymış ve çok iyi bir albüm hazırlıyormuş. Ben onu biliyorum sadece. Allah Allah. Ama yani çok ya iyi... ama işte şimdi çok iyi albüm de yani hani en son üzülüyorum diye parça yaptı. evet abi Türkiye'de şimdi, çok şimdi, iyi albüm Şimdi şey. üzülüyorum falan. Yani. <laughs> şey, Türkiye'de çok iyi albüm eşit eşittir şey yani abi. <gülüyor> <gülüyor> isim vermemekten şey yapmıyorum. Çok kötü bir örnek düşünüyorum. Çünkü internette çok övülen çok kötü bir örnek düşünüyorum son zamanlarda mesela. <laughs> Senin de aklına gelmiştir. Ati'nin son albümü mesela çok övüldü ama çok kötü albüm mesela. Yani. Tansiyonum düştü ya. Ya aynı aynı Türkiye'de çok iyi albüm hazırlamıyorlar. Ati deyince şey oluyor. Yani. Anladın mı? Bak. Ati deyince benim gözümün artık şey geliyor. İlk başlarda güzel başladığını bence hepimiz kabul ettik. Evet, edeyim. kabulüm, kabulüm, kabulüm. Artık Doç Rap Brand New diye bir playlist var. Şey playlist var evet. Spotify'da. Onun kapağı geliyor ya gözümün önüne. Yani artık çünkü şeyi de geçti. Yolu yok falan kendi yorumunu kattı işlerde. <laughs> evet, evet, evet Kendine dair bir şeyler kattı işlerde. Şimdi gerçekten direkt alıyor ya. Abi bak. Casey yani... Rebel ve Gringo yani bir alternatif bir herhalde çocukları yapsaydı ya çocuk yapsaydı bu ikili <laughs> hani Ati çıkardı ortaya yani gerçekten. Ya bilmiyorum ben Ati atıyorum MOB'nin ilk e, jenerasyonu. Falan. Sonra MOB'de yani. herkes aynı rapi yapmaya başladı zaten abi. Ben bunlardan çok ümitliydim oğlum. Ati'den, Moti'den, ben, ben motive'den... de, Motive'den. Ben de, ben de, ben de, ben de. Ee, beni yani MOB'de üzmeyen tek biri hala ümitliyim ya. E, MOB'de ben... beni MOB'de üzmeyen hani Motive haricinde. Motive çünkü artık oldu diyeceğimiz bir ürün. Hani potansiyel bence, genç bence, bence negatife gidiyor. Evet negatife ben gittiği neyse. konusunda hemfikirim abi. Ende falan diye bu clickbait şarkılar vermeye başladı çünkü. Makavi'yle bence komple floptu. Yani evet. ve ben şey çok eminim. Sen ee, senle ikimiz dinleyicilik geçmişimizde çok karşılaştık. Diskografiden silinebilir o albüm baya. 5 yıl, 6 yıl sonra yokmuş gibi davranılır yani. Ya şeyden diyorum mesela Emobi'de hala potansiyelli olup çok doğru düzgün duymadığımız isimler var. Mesela biri Hefe ben Hefe'den ümitliyim abi. Hefe zaten PMC'de değil mi şu an? PMC'ye geçti. PMC'ye mi geçti? PMC'ye geçti. Evet evet PMC'ye geçti. Eyvah eyvah. Hefe'nin de kariyeri rest in peace o zaman şu an. <laughs> ya yapacak çocuk çünkü yani. Ben ben Hefe'ye sürekli Yefe dediğim için onunla galiba bir ara gerildik. Ben öyle, öyle bir vibe almıştım kendisinden. Bak baskın ee... iyiydi ama baskından hiçbir şeyini duymadık abi. Hiçbir baskın da ayrıldı. Abi. E, de gerçekten o ilk ilk grup var ya ilk crew. İlk kuruda Gerçekten ümit vadeden bir şey kaldı. Motive kaldı. Tophanlara evet. falan kaldı orası yani. <laughs> aynen aynen, aynen. O, o orası öyle bitti. Yani <laughs> Ya bu arada bu arada PMC parasına baktığı için, PMC parasına baktığı için ne kadar yetenekli olursan o seni şu an Afro trap ve, e, kötü pop rap batağına sürüklüyor şu an. Üzgünüm Hı -hı. böyle bir gerçek var yani. Şey, e, şeyi söylemek lazım bu arada. Yani kendisinin birçok prodüksiyonunu sevme rağmen ama e, Tuhan'ın çalışmasında Uğur Öztürk'ün de parmağı var ya. Evet evet evet. Yani. evet. evet. Ben de Uğur'u çok beğenmeme bir... rağmen bunu kabul ediyorum abi yani. Ya ben ben de bu arada çok sevdiğim e, prodüksiyonları var kendisinin. Ama hatta bence yeni yeni sahnede de böyle dikkat edilmesi gereken prodüktörlerden biri bana kalırsa. Evet evet. Abi bu arada BTC ee... BTC abi onu umut devam çünkü hani ünlü değillerdi. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, şu yüzden ünlü değillerdi ama şey vardı. Edirne'de hip hop varsa BTC ile vardı abi yani Hasan evet, abi. Evet evet. Yani ben şey, evet. şeyim hani Edirne'de uzun süre yaşamadık. Hani ben Edirne doğumluyum ama şey var. Hani biz çocukken Hasan abiler orada breakdance falan yapıyordu yani. Bir de bir de ya şimdi bu Baykan'ın jenerasyonu. Benim jenerasyonumda da böyle forum kovalayan herkes BTC'yi biliyordu yani. Ya hatta BTC'nin eski ismi Repozof'un da ilk dahil olduğu grup Adriana Polis abi zaten. Edirne'nin Yunanca ismi. Latince şey daha da doğrusu. E, şey, yani ya. şey, o, yani Repozov zaten BTC'den çıkma birisi. Yani şunu demek istiyorum, Repozov çok iyi anlamında falan demiyorum. Repozov'u yıllardır aynı şey olarak görüyorum çünkü. Hani ileri gitmeyen bir vokal. İleri geriye gitmeyen bir beatmeti, hatta. Hatta, hatta geriye gidiyor yer yer evet. Yani şey var ama yani... Underground'da bildiğiniz 2007-2008'de çok dinlenen isimlerin bir kısmı zaten hani şey... Varken BTC vardı zaten yani. Evet. E, ya şey var, e, Hayalet... Işte, şu an ha, saygın abi, dağılmadı. Abi. Dağılmadı bet, bet, şey diye biliyorum ama Yok BTC'de dağıldı diye biliyorum ben hatta Saygın abinin solo albümüne iki bitte ben vardım Canlı enstrümanlar okay. üstüne Ya yani mesela Oyun çıktı ee, şeyden Hayalet'ten Hı -hı. Güzel bir parçaydı ama flop oldu ben niye flop olduğunu da anlamadım yani İyiydi yani güzel bir parçaydı ben bayağı dinledim Ger Lambo orada çıktı sonra matöre falan Hefe PMC kesin mi ben de üzüldüm şu an biraz Evet ya yani şey repertuar Hadi oradaki arkadaşlara da böyle bir selam yollamış olayım ufak ya çünkü Onlar şey bir röportaj yaptılar, orada duyurdu diye biliyorum. Eyvallah abi ya şey. Çünkü e, yani bu ya PMC şey dediğim gibi tamama ticari oynadığı için abi çok nette kafasına gir gir girmeye başladı. Bu beni üzen bir şey çünkü içinde çok potansiyel MC'ler de vardı mesela emboli gibi yani albümüne baktık abi hiç emboli albümü değil o albüm mesela. Yani unutluydum. beni çok üzdü. Beni de üzdü. Hani Bedo zaten şeydi hani tamamen nakaratlan tutsun diye alınmış biriydi. Hani zaten bize hitap yani şey değil Bedo zaten rapçiler dinlesin diye alınan biri değildi yani yeni Reynmen olarak alındı yani. O mantıkla. Başarılı oldu mu? Başarılı görüyor musun? Abi ticari olarak evet aylık 1 milyon dinleyicisi var şu an Spotify'da tutmuş demek. Ama aynı şey ya aynı şey ya. Yani. Evet evet ben zaten bundan rahatsızım ve hep söylüyorum abi hani Şey yani yeni nesil da. Emrah Karakuyu yani. Evet evet tamam. evet evet. Daha arabeski hatta Emrah Karakuyu en azından şey değildi hani <laughs> üstümüze çiğ köfte fırlatmıyordu abi o <gülüyor> <gülüyor> ki Emrah Karakuyu da hiç beğenmemek de var en azından gerçekten üstüme çiğ köfte fırlatmıyordu yani. Mesela Emrah Karakuyu bence Türkiye'deki güzel hasıl örneklerinden biri. <laughs> evet evet evet. Yani güzel yoktan örnekler. var etti yani gerçekten yoktan abi, var etti. Abi ben linç yemeyeceksem hasip soruldu Hasipaksu'yu da çok tutmamıştım Türkiye'de o çünkü şey yok RnB yapamazsınız abi siz blues bilmiyorsanız R&B yapamazsınız. Ve bu blues ya da yapman bilmi için yapman için çok üretmen lazım. Evet ya. bir de şey hani gerçekten şey gibi. müzik bilmiyorsan yapamazsın. Çünkü R&B şey değil. Hani melodi rap beatlerin üstünde melodik vokal R&B değil abi gerçek. R&B'nin köklerinde mesela blues'dan geliyor olman lazım. Hani senin blues köklerini de görmem lazım. Hani blues bilmeyen da... müzisyen de R&B yapamaz yani. Ya, ya şu an Amerika'da da vura vura öğretmen lazım. Evet. Ya şu an Amerika'da da çok çöp bir camiası var da gerçek hani R&B'lere bakıyorsak abi güncel yakın zamanda diyebileceğim. Aa, bu arada hemen düzelteyim. Whitney düzeltiyim. Ben yanlış biliyormuşum bu ha. arada. Öyle e, mi? Repertuar yazdı ya, bizim röportajda M.A.B'den ayrıldı dedi ama ile ilgili ha, bilgimiz yok. Tamam. Ben orada okudum diye hatırlıyordum ya. Tamamdır. O e, zaman ben... yanlışmış, Ya Daha önce de dinlettim ama mesela Whitney Houston'lar falan abi bu baş, başarılı yakın dönem diyebileceğim örnekler R&B'nin ama bir diğer tarafta şu an şey de R&B gözüküyor abi, Iggy Azalea da R&B gözüküyor anladım. mı? O da R&B değil asla yani, o da kötü pop rap. Ya e, ben Aspova'yı seviyorum. Ama Aspova'nın müziğini nereye koyacağım onu bilmiyorum. Ya Aspo, ben şu an synth pop'a koyarım abi. Asla şeye koymam, R&B'ye koymam yani. Millet R&B diyor da R&B falan değil yani. Synth pop abi o. Ya yani son, son albümünde Kırmızı'da yani Matrix Kırmızı, Matrix Red'de. Hı hı. Çok böyle Vaporwave tablo verdi ki Vaporwave'i de takip eden en az rap kadar kovalayan evet, olarak evet. ben çok hypelandım ve yazdım yani. O Abi önce va şey vaporwave yaparsın falan. Mesela Mavi'de de bayağı işte synthwave etkisi vardı. Bunda da vaporwave denenmiş dediğin gibi hani Aspava'yı şu an ben daha çok synthpop'a koyarım. Ya ama işte şey, orada da şöyle bir durum var. Ee, bunu neye göre hani geçen yayında şey konuştuk ya. X'i yok, Y'si yok refi. Evet, evet, yani. evet, evet. X ve Y ekseni yok. Nereye koyacağız mesela? Ben ee, e, bence şeyi gerçekten yapmak lazım anladın mı? Böyle 20-30 kişi bu işin içinde olan insanların toplanıp <laughs> bunun ufak bir çerçevesini <laughs> oluşturması gerekiyor yani çünkü iş çok büyüyor ve biraz Türkiye'nin de e, genel anlamda cahilliği hani müzikal cahilliğini pas geçiyorum e, cahil bir toplum olmasıyla e, kaynaklı olarak Gece kondu apartmana dönüyor anladın mı? Aynen, yani herkes aynen, kendince aynen. bir kat çıkıyor buna falan. Ee, o yüzden mantıksız yani. Evet Rap Divan Kurulu toplansın <laughs> abi. Ben varım <laughs> buna yani. Eyvallah. Ben varım yani. Direkt direkt ortasından varım. Ee, Almanya'da mesela e, böyle işler yapıldı. MZEE -E. MZEE yani Bu bir rap <laughs> portalıydı aynen, aslında. Aynen aynen. Ee, hip Hop Life yani. Literally Hip Hop Life'ın Almanya karşılığı. Ama ee, yani tamamen şey, basın <laughs> olarak karşılığı yani. Evet, e, sonra 95 sınıfını ki bu yayında bir ara Almanya Rap'ine dönersek bir ara. Yo, dön, birazdan döneceğiz ama slide'ımızı ekrana ee, getirdim hatta. <laughs> Okey, e, bir ara Almanya Rap'ine dönersek işte 95 sınıfını falan ortaya çıkaran e, hmm. şeyler bunlar, portallar. Ve onların rap müziğe bir verdiği yön var, Alman Rap'ine verdikleri bir yön var. Son slide'ımız. 17 hafta sonra geliyoruz oraya. <laughs> İyiymiş falan. <laughs> Canım ben geliyorum tatile seninle. 17 hafta sonra, 17 hafta sonra Baykanlı bitiriyormuşuz. Bu. <laughs> şu an çünkü hızımız ortada abi ne diyeyim. Ama Bir ben de işler değişti Baykan yani. neler oluyor? Ben de anlamadım abi kamera kendine geldi herhalde. Hiçbir şeye dokunmadım böyle, yani. Böyle ufak ufak yani Baykan Bey şu an seyircileri de ufak erotik anlar mı yaşıyor? Neler oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Bütün ışık setapım. Arkadaşlar şey bu alışkanlık. Ben bunu kastı yapmıyorum. Bu alışkanlık. Bu <laughs> düşüyor. Ben düzeltiyorum. Bu düşüyor. Ben düzeltiyorum. Hadi sana çok çok ters bir soru sorayım mı? Tamamdır, sor. Makine ışığım değişti. Benim kameramda bugün bir şey var. Müthiş. Ya oğlum bırak bırak bu işleri almışsın abone paralarıyla Philips Hu alınmış abone paraları hu ışıklara yatırılmış bana burada <laughs> ben anlamıyorum ya. falan. Oğlum bir dakika şunu göstermem lazım güneşle yayın yapıyorum ben burada. <laughs> Güneş. Bu arada bir şey yapayım. gandalf değilim şu an biraz daha çeksen arkaya doğru yani tam bir ucu. Gandalf değil mi şu an böyle. <laughs> güneşle yayın yapıyorum gerçekten bu arada. <laughs> Ve yukarıdayken çok çok daha kötü satanist ayini gibi gözüküyordu o yüzden onu aşağı aldım hatta kolumla da yansımasını yok etmeye çalıştım çalışıyorum. Neyse Baykan Valas var. be. Koca yürekli Baykan Valas. <laughs> rap müziği yönetecek 500'lükten biri sendeymiş abi. Böyle elinde asayla geliyor. <laughs> <be. gülüyor> evet. Baykan, <laughs> rap müziği, <laughs> rap müzikte rap müzikte birini yok edecek olsan kimi yok ederdin? Hadi isim ver hadi bakalım. Madem Türk mü geçen yayın ya? Ge Türk Türk canım. Ha. Geçen yayın ben göt altına çok, gittiysem bu oyunda sen de göt altına gidiyorsun. Globalse çok belli çünkü abi bir dakika. Tamam hem bir globalden var bir de Türkiye'den var öyle. Ama sen de vereceksin söz var. Tamam hadi vereyim. Tamam. Abi globalden gerçekten üzgünüm Didi. Yani çünkü şey var. Hani adamla temas eden ölüyor çünkü yani en azından şey bir kişi bir kişiyi feda ederek 15 tane insan kurtarabilirim diye düşündüm. Şu an müzik, müzik müzikalite yorumu diye bu yani gerçekten. Hani 15 hayat kurtarmak için bir kişiyi feda evet. ediyorum şu an Didi'yi öldürerek. <laughs> yani kesin de müziği kurtarmak amaç değil ama yani. <laughs> ee, abi Türkiye'de galiba Masaka. Okey. Okey. Ben ben de Türkiye'de o bir gittim geldim arayla. Ben yabancı düşünüyorum ama galiba Lil Pump'u falan seçerdim ya. Okay. Garip. zaten kendisi iki seneye öldür abi gerek yok bence <laughs> yani bu, ya <laughs> bu kadar yani yaşayacağını varsayıyorum. <laughs> bu abi. kadar şey yaşayacağını... <laughs> Çünkü kötü kullandım ya, bence hakkını. Ölmeyeceklerini seçmen lazım. Ölümsüz birini seçmen lazım Didi gibi. Shug <laughs> Knight gibi falan böyle. Ama Shug Knight <laughs> öldürmezdim çünkü. E, o zaman daha, daha şok şeyi. bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Ee, öldürmezdim yani ama kenara kenara çekme hani emekli <gülüyor> etme <gülüyor> olarak <gülüyor> eminem ya. O, o evet evet evet. Yani artık tamam abi Kamikaze çok iyiydi. Kamikaze'dan sonra okay, Kamikaze de önce tamam. de kötüydü bu arada yani. Evet Revival 10 sene boyunca çok kötüydü yani. Revival'dı değil mi bir önceki evet, albüm evet, evet. Abi bir albüme bu kadar iyi reklam yapıp ki bu arada bir şey diyeceğim. Bence Hip Hop tarihinin gördüğü en iyi gerilla marketing'i yaptı herif. Revival'ı bir ilaç olarak pazarladı yani. Her şey öyle görünüyordu. Ve abi adam Amerika'daki ilaç fuarları var ya Oralara bayağı parayla satın alıp şey kurdurdu ya. Bu arada bak. Yer falan doğru. kurdurdu böyle. Türk olarak da öldürmeyip emekliliğe çekeceksem Sansar abi şu an net. Gerçekten. Bir dinlen abi. Sansar demezdim. Sansar bazen böyle yorgun böyle bir chill kafa yakalıyor. Mesela en son Yavuz diye bir e, hmm. biriyle yaptı ya. O beni inanamaz yakaladı mesela. Beni hiç arada öyle şeyler abi. yapıyor ama bazen böyle çok underground oynamaya çalışıyor. Yok abi chill Sansar bence iyi yani. E, bu arada Türkiye'den ben <laughs> patronu seçiyorum abi. Ov. Oh, yok ya patronu bırakırım ya. Yok, yok o abi. Ya. De, o kadar yok, değil ya. Yani. Yok ben yapıyorum abi. Ya yani, çünkü o... benim gözümde şu an en büyük e, culture vulture sanırım hani şey, <laughs> kozmos ya bir dakika buldum tamam yoktan katır kozmosu kalçır deyince tamam. aklına geldi değil mi evet abi <laughs> direkt diye böyle ya, evet bak kozmosu da silerim ama şey var kozmos yine şey kalçır valçır da olsa çok büyük zararı dokunamıyor masakanın abi acilen neza şey böyle nezihlik seviyesinin artması için <laughs> elitizm seviyesinin artması için masakanın ölmesi gerekiyor <laughs> rapçi rapçi olmayan böyle rakçı bayağı e, ama old school rockçi Böyle Hı -hı. bir arkadaşımla oturuyordum şey dedi masakka dedi şey değil mi dedi tam böyle kavgacı dövüşçü falan böyle şey oldum yani <laughs> haklısın abi okey yani şimdi bunu açıklayacağım mı bir saat yani ya yani abi tamam de... abi okey yani evet Çünkü... öyle öyle aynen aynen <laughs> Çünkü tamam. günümüzdeki bu şey tek başımıza para kazanamıyoruz. Bari bir araya gelip para kazanmayı deneyelim. Ekolünü başlatan ve tutmuş her projeyi sahiplenen isim olarak abi kendi ve kendisinden tiksiniyorum ben ya. Ya yani şey şey şeyin içinden nasıl sıyrıldı çok merak ediyorum. Rayman olayının içinden nasıl sıyrıldı çok merak ediyorum. <laughs> yani mesela Kila Akana ne dedi? Abi bunlar anlamıyor falan. <laughs> güzel takip ediyor musun? <laughs> ben de güzel kilo oluyorum. Hadi böyle diye yine böyle devam edelim. Hayır böyle bir şey yapmayalım lütfen ya. Hadi Cenk yapmaz mıyız? Yapmayız abi teşekkür ederim. Masaka evet. canım öpüyorum. Güzel insan. <laughs> seninle yeni Samı... seninle yeni samacem samacem de burada kardeşim. <laughs> samacem de burada. <laughs> <laughs> Gülerken yapamıyor ama yani şey sen masak olarak devam etsene biraz. Hayır <laughs> <laughs> abi teşekkür ederim. Ya, Yalnız de... 40 dakikadır boş yapıyoruz. Boş yapmak kelimesini kullandım. ama tam bir şu an şey Instagram e, Türkçe rap sayfasıyım. Şey, ben şeyi kaçırdım abi. Bu e, Fight Club 2'nin birinci versiyonu 2.1'e aldıkları bir tane PKK'lı çocuk vardı. O kim? Ne oldu? Kimdi şey, o? Kesire ben. Şu an. Ha değil mi? Aynen. Kayseri, Kayseri peki e oradan nasıl çıktılar? Ben orayı da kaçırdım. Kanka bence o şovdu. Ya şöyle şovdu. Hani çünkü e farkındasındır onlar Türkiye'de sürekli e bir Almanya'dan buraya milliyetçilik şovu yapmayı seviyorlar ya hani biz Kayseri Bula'nın PKK'lı olduğunu bilmiyorduk abi televizyonda mı açmıyorsunuz? Hani Almanya'da yaşayan bireyler olarak televizyonda mı açmıyorsunuz? <laughs> ya da düet yaptığınız mı? Doçman'da adamı... televizyon yok kardeşim. Bana. Ya da şey, şey hani... <laughs> Düet yapacağın insanın birkaç şarkısını dinlemez misin sence yani? Abi bak sen şeyi kaçırıyorsun. Ya bu herifler müzisyen değil müzikle hiçbir alakaları yok. Duet evet müziği keşfetmemiş olsalardı yok, internet yok, yok. kafeci olacaklardı bu Yok herifler. ben bunu kaçırmıyorum ben bunu defalarca söyledim ama bunlar tüccar ama kötü tüccar bir de müşterisine sövüyor. Hani müşteri veli nimettir değil yani onlar için. Müşteriye sövüyorlar piç kuruları falan diye yani bunlar kötü tüccar bir de müzisyen falan değiller çok en fikrim yani ben diyorum oğlum benim bu şehir veritim başladığı andan beri şeyim yani mottom. Türk rap'in yarısı rap müziği duymamış olsaydı şu an şeydi abi. İnternet kafeciydi. <laughs> Muhtemelen İnternet kafeleri şey... vardı. Nette de hapisteydi. <laughs> Komple nette hapisteydi. Olur. Şirket olarak. <laughs> Daha çıkmış o yüzden katılamadı çok saçma. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Of, o zaman başlayalım Peki, Baykan, tamam, dur. Tamam. Başlamadan önce bir skandal sorum daha var. Tamam. Bunu kaçamak bir cevap olarak global bir cevap da verebilirsin buna bak. Şeyini veriyorum çünkü Hı -hı. seni zorlayacağım galiba. Tamam. Keşke çalışmasaydım dediğin biri var mı? Hadi bakalım. Varda bir canım. Çok. Kim? Türkçe <laughs> rap'in <tamam>. Kim? <laughs> falan. Chat, chat clip falan. <laughs> chat clip hemen. Yok yok, şaka ya? <laughs> Abi, e Müzikal anlamda değil ama hani insan olarak indigo diyeceğim ben bunu. Ben e, sana bunu anlattığımı bilmiyorum. Ama müzikal Anlattım, olarak diyorsak ama abi müzikal, müzikal olarak diyorsak saçma sapan bir e, Joker remix'im var benim. Hiç bilmiyorum lan. Senin kapaklarını yaptığın albümde hatta. Aa, evet. evet benim benim senin kapağını yaptığım bir dönem vardı <laughs> değil mi? Sonra senin bana sormadan arka kapağı kendi kendine hallettiğim garip bir dönem vardı. <laughs> evet, evet. evet. <laughs> O da şunlandı onu açıklayayım. Hani bu savunma falan değil abi. Ee, canım. Şey açısından, abi bu bu Eskişehir işte Ümraniye disleşmesi vardı ya. Tek tek isim gitmeyeceğim ben böyle. Hani çok yakın şeylerdi bir ara zaten ikisi. yani. <laughs> 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 yeah. <laughs> neyse ee, Necip abi yayın çıkışı beni dövüyor abi çok belli abi yok Necip'i ben de severim insan olarak Allame'yi severim ama şey var gerçekten abi bir dönem bu şey yok ben de sayıldım canım abi dedim bir zamanlar en büyük penis benim rapi yapıyordum e, evet yani. yani şu an bir, bir dönem iki şehir komple kontraydı yani <laughs> İstanbul'da eski şehirde tamamen kocaman devasa böyle kontraydı yani neyse <laughs> okay. kıvama geldin yine evet. evet devam edelim <laughs> Abi şey var 300 benim internetteki free beat albümlerinden birinden beat alıp bunları disliyor abi. Ki biz de Allame ile beraber aynı zamanda Türk Beatmakers'la falan da aynı ekipte arkadaşız ve şey öyle bir info yazılmış ki webde hani şey ben sanki teşvik etmişim. Hani al kardeşim beat var git. <laughs> Düsünü yap gibi. Abi onun üzerine madem. Gebert onları. Öyle, onları. Yani, onun üzerine madem öyle piyango bir tane de piyango remix'i yapıp albüme koyalım deyip öyle bir remix yapmıştım. Çok gereksiz bir şeydi yani. Ama o zaman işte ergeniz falan. Kaf, yaşlar ya küçük. Ben, bu tarz şeyler ben, da, havalı geliyor. <laughs> yani bir şey, bir şey Ben piyangoyu gibi. dinlediğimde şey olmuştum. Hani Allame'nin orada girerken şey diyordu ya battle rapi yaratan adamla kapışmak hmm, mı falan hmm. diye ben böyle şey diye çıldırıyordum yani hani ya bunlar cahildir bunlar eğitilmezdir <laughs> bu ne ya hani, bu ne oğlum falan hani... bu arada Undertaker ya. haklı ben şu kafaya geldim hani Joker'i hiç beğenmemek ve bayağı senin dediğin gibi cahil bulmakla beraber adamın biraz hakkında yiyoruz yer yer. Şöyle ben, çünkü neler sen, ben var var Ben Joker'i kesinlikle cahil bulmuyorum. J Joker, Joker'in tek eksisi IQ'sunun duygusal zekasının çok yüksek olması. Yani çok duygusal bir herif yani. Abi o bende de var. Duygularıyla hareket o hata ediyor. bende de var. Benim Twitter kullanımımdan farkındasındır yani. Şu anda ben, ben, ben bıraktım oğlum. Ben duygu ben duyguları böyle vestiyere astım öyle takılıyorum artık hayatta çok da güzel oluyor mis yani. Eyvallah. Kafası çok ama rahat şey yok. var o bende de var Joker'in şöyle cehaleti var abi mesela yaptığı son parçalardan birinde yayında dinledik işte siz bize yetişemezsiniz biz Detroit ve New York diyorsun abi New York'un yerine Detroit'i sen nasıl koydun Detroit'te senin bildiğin tek MC'nin Eminem olduğuna çok eminim. <laughs> hani kalan hani güzel Black Milk'ler falan var ama onlar zaten o kadar underground ki yani asla bir şehir olarak haritada yok yani Detroit Amerika'da şehirleri sayıyorsak. Ama işte sayıyorsak. Hani o perspektiften bir, bakarsan. Hani bir, e bir, bir Atlanta değilsin bir e, Memphis değilsin, bir LA değilsin, New York değilsin. Detroit o haritada yok abi. Detroit o haritaya Eminem girdi biraz. Abi ama şimdi şimdi e, ya bu bana şey gibi geliyor, Hadi, okay, ne, haklısın bu arada. New York'un yanına koyacağım köpeği. şehir. New York'un yanında sayıcı şehir şehir sayacaksan bir rap camiası olarak asla Detroit aklıma gelmeyecek. 25 şehir daha falan sayarım önüne yani. Ee, şey var abi. E, kesinlikle katılıyorum sana bu konuda. Ama işte bu derece e, şey yaparsak, yargılamaya başlarsak rapçileri. Hı hı. Mesela yakın zamanda Sayer'ın da bir şey açıklaması vardı. Tayvan mevzusu mu? Ee, yok şey e, e, mam, şey trapçiler bam, boom bap yapamaz ha. demişti. Yani neye göre? Ne göre? Ya. Bunu bunu ben mesela bak Sayer'ın bu konuyla ilgili bir argümanı yok ama benim şöyle bir argümanım var yani. Boom bap yapıp trap yani trap yapıp boom bap deneyebilen MC'ler var. Var ama iyi işler çıkaran. Türkiye için böyle dinozorlardan on... öbürünü becerebilen yok. İşte hani bak that's fact yani. Anladın Doğru. mı? Direkt fact'e döndü mesela. Bu bir e, münazara olsaydı ben kazanmıştım. Anladın mı? Ya globalde mı? örnekleri var ama Türkiye'de yok asla yani. Ama globaldeki MC kalitesiyle işte buradaki kaliteyi asla zaten Tabii ki. Falan tabii yani. ki. İşte bu bu şey gibi oluyor. Böyle beyanatlarda bulunduğun zaman e, geçen sene bizim işte atıyorum trilmatikle falan da aslında tartışmamız Twitter üzerinden falan. Hı -hı. Bu bu sebeplendi. Sen böyle şeyler söylediğinde insanlar bunu kanıksıyorlar. Çünkü dinleyici de çok okey yani. Bunun bir idio İdeolojik demeyeyim doktrin olmadığı için bu Hı -hı. boom bap trap konusunda Hı -hı. böyle şeyler söylediğinde bir anda e, yanlış bir fikri kanıksatıyorsun ve bence zaten Türkçe rap için yanlış şeyler çok fazla kanıksandı yani. Artık. Başla, hatalı başladı zaten ya ve şey illa her eski olan şey iyi değildir bu algıyı bir yıkalım ya. Bu arada evet ben Cider'in albümünü hayvan gibi bekliyorum öyle böyle değil yani bir beatlerde varım diye demiyorum da ben de. <laughs> yani, gerçekten. Daha çünkü verse'ler geçmedi elimize. Hani sözde beat komik bir ama. bir hikaye anlatıyorum. Oradan Almanya'ya bağlı. Tamamdır ama sadece bir şey daha diyeceğim. Çok özür <laughs> dilerim. Unutma Tabii. Joker Yok. konusunda şey var. Bak mesela tarih bilmemesi de dendi. Hani Çin Seddi mevzusu falan var. Hani abi biraz cehalet göstergesi sayı şeyleri çok alıyorum ama şey var. Abi... Kargalar konar arkana respek <laughs> evet, 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 kene yani. arkana yani. Abi Kesinlikle açıp dinleyeceğim bile ama şöyle haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Şimdi biz nette de gelen nettenin şeyden bahsetmiyorum. Nette de ilk kez gördüğümüz hani para yedirip ünlü olmaya çalışan arkadaşlardan bahsetmiyorum bildiğimiz isimleri falan görünce nettede ya da bazı isimlerin bugün ne halde olduğunu görünce biraz da yer yer hakkını yediğimizi de itiraf ederim. Ama atıyorum ee... şey açısından diyorum bu insan olarak değil müzikal olarak mesela piyango gibi bir şarkıyı niye remix yaparsın ki mantığı ben ona pişmanlık diyorum <laughs> ama insani olaraksa en büyük pişmanlığım benim indigo indigo yani ee, repertuarın bir sorusu var ona değinelim mi? Tabii. demiş ki yeni nesil e eleştiren MC'ler neden eleştiri dışında bir konu e, koyamıyor ortaya ben şöyle diyorum cahiller e, cahiller ve bunu yaparken öğrendiler dünyanın yüzde 85'i gibi yani hı hı hı. Almanya Amerika Amerika e, bu arada yeni, bu nesil de, de... yeni nesil de cahil abi eski eleştirirken dinozor demekten başka bir şey bilmiyorsunuz. Baykan 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 Türkiye cahil bir ülke oldu. evet doğru Türkiye gerçekten cahil bir ülke yani rap üzerine bir e, intelligence beklemek mantıksız bence. Bunu da böyle herhangi bir yeri aşağılamak için söylemiyorum. Aynen yani, aynen aynen. E, doğru söylüyorsun. Mesela oraya. Türk Türk milliyetçileri aptal diyorlar. Ben çok zeki Türk milliyetçileriyle tanıştım. Abi, yani bu aptal bir adam değil. <laughs> yani ya, harbiden böyle mesela e, do <laughs> makale, akademik makale gibi konuşan ve çok sağlam argüman koyan milliyetçilerle tanıştım. Ama o kadar zeki solcularla o kadar tanışmadım yani. Abi hani, zaten burada biraz dinç yiyeceğim ama yani Türk solcusu dünyanın en leş şeyi geliyor bana. Evet, evet. Ya bu, bu arada ben leşliği şöyle kabul ediyorum. Ee, teorik anlamda konuşamıyor anladın mı? Evet. Neden o ideolojiyi desteklediğini haklı diyor tamam mı? Bence de haklı. Yani sol bence daha eşit Bence bir de şey bence de ama, şu, yok, Türk ama bana en bunu en şey... satman lazım anladın en mı? Eyle şey hani... derken şöyle abi hani gerçekten e, çok özür diliyorum erildili için ama hani solculukta kızlar teklif ediyormuş mantığı solcu olduğu çok belli o insanların katılıyorum. Yani, ee, ballar soka, sana. ballar soka, gerçekten Ballar Sokağı şey sigara var mı kardeşten solculuğa evrilmek o yani. Ya da Marjinal şey Cihangir ki. solculuğu. Türkiye'de solculuk bu abi. Argüman yok. Evet abi. Argüman ya, yok yani. Doğu Perinçey'in şeyi hatırlıyorsun ama mi? E, dergisinde bastığı yeni nesli zehirleyen bilmem ne aynen, Türk aynen aynen aynen, aynen aynen aynen. aynen. Yani Türkiye'de maalesef hani bu, bu dediğim sola karşı bir şey değil, ama Türk solcularının çoğu yapması gereken şeyi yapmıyor. En baştan okumuyor abi. Evet. Ya şeyi, şeye geleyim repertuarın geldiği işte şey var ya e, Türkiye'deki rapçiler ne olduğunu bilmiyor evet. özellikle eski eski okul dediğimiz senin karşı olduğunu ama benim bir e, disiplin olarak kabul hı hı. ettiğim. E, ben de şeyden daha karşıyım abi çok özür dilerim şuradan araya gireyim. Evet Hı -hı. Türkiye için eski okul, yani old school her ülkede kendine göre bir öncüler mantığı old school dersin ama şey var hani Türkiye'deki eski okul dediğimiz insanlar abi yaptıkları müziğe biz old school müzik yapıyoruz diyorlar. Burada sıkıntı var çünkü old school müzik bir müzikal terim olarak o değil abi. Ben senden Afrika evet. Bamba duymam lazım. Ya ben şunu söylemek istiyordum. Ee, Türkiye'de rap, Türkiye'de hep kaçıncı jenerasyon ki abi? Evet. Yani... Çok üretiyorlar böyle. Mesela Server Ulus Sansar jenerasyonunda ikinci jenerasyon falan diyorlar. Bence kesinlikle değil. Bence 3 veya 14. 4. Ya 14 yaşında falanlardı abi. Evet evet. Hani evet. 2003-2004'te küçük, küçüklerdi yani. Ve e, işte bir önceki yayında şey konuştuk ya. Kartel mesela ne yaptığının farkında değildi. <laughs> Almanya'daki insanlar da ne yaptıklarının farkında değildi. Türkiye'de daha rap yeni oturan bir şey. Ve bu gerçekten söylüyorum bunu yani. Oturan derken teknik anlamda ne yapıldığını, nasıl yapıldığını nelere dikkat edilmesi gerektiğini e, yeni yeni öğreniyor insanlar hı hı. ve eski okulda da bir şey problem var. Her yeni şeyden sonra olduğu gibi geçiş problemi var, adapte olma problemi var. Biz şey, bir yerden ünlü bir alıntıdır. var abi. Kültür, evet. kuşak, çatış, kuşak çatışması var orada. Yani hı hı. net olarak var yani. Adapte olmayan yıkılır abi yani. Bu, bir, bunu bir hocam söylemişti. Yani Doğru. Bir, bir adapte olman lazım. İşte adapte olamayınca da böyle yanlış beyanatlar veriliyor. O yanlış beyanatlarda çok alakasız, çok konu dışı bir yere gidiyor. Bir de adapte olmayı ee, çok yanlış anlıyorlar. Hani adapte olmak demek abi senin e, tamamen gidip de drip anlatman demek değil abi 65 yaşında. Yani bunu yapan da <laughs> yani çok mesela, var çünkü. Mesela kabus kelime bir şey yapsa bir anda böyle bütün saygınlığı biter anladın evet, yani. Evet ya abi örnek veriyorum. Kili bütün saygınlığı benim için bitti. Zaten müzisyen ben de mesela olması... Fuat 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 o yönde mesela. Yani ufak ufak gidiyor. Ufak ufak gidiyor. Sen bu konuda biraz yorum yapamayacaksın biliyorum Hı -hı. ama. E, ya biraz ya fanboyluğum da var abi. Fuat abi konusunda benim fanboyluğum da var. Ben yani. de bir şeyim. Ben abi ben benim dinlediğim ilk parça geri geldiydi anladın Hı -hı. mı yani? E bu, Blue Jean diskinde ilk dinlediğim şey Fuat Ergin'di yani. Okey ee, ama mesela şey var. Ee, Fuat er şey Ceza Fuat Ergin'e cevap veremiyor. falan. Abi veriyor. Ama... Bence veriyor. ya veriyor derken Bence şöyle. de veriyor. Bence Üstüka, de veriyor üstü, ama açıkça istememesi, Vuruf... açıkça istemiyor olması bu cevap vermediği anlamına gelmiyor. Bence kötü cevaplar veriyor. Bu tarafsızca bir yorum bu arada. Bence de vardı. Kötü cevaplar veriyor ama veriyor abi Fight Club dediğiniz parça Fuat Ergin dizisi. İlk ilk Fight Club'dan bahsediyorum. Ben Pero işte Ben Pero ve Ezel'in Ben Perot ve Ezel'in alakası yok ama Kila Hakan Mecaza Versus Versus'le Ben Pero Abi Ben diyorum Fuat dizisi abi orada yani. Karni, çünkü şey var kafa tutar tanka diyorsun tank git, yani, tank deyince hakkında Türk şerepte ne geliyor abi anlatabiliyor muyum yani ben ben <laughs> Baykan abiye kart oynandı hayır öyle bir şey oynamadım canım biz iki ayrı bireyiz arkadaşlar. come on. <laughs> yok bir de ya, şey değil e, abi ben. E, benim oradaki eleştirim benim, şu Baykan. Benim çevremde ee, benim e, açık sözlülüğümün hani e, objektif olma çabamın her zaman için yan yana iken, Ve de, başına o, ne işler kadar. geldiğinin geldiğini. Evet yani gerçekten farkındalır. yani çünkü şey değil ben burada objektif olmayacaksam hani şu an patronlar arkadaşlarımızın kötü durumda olduğunu zannetmiyorum ama hani başkaları gibi bayrak suyuna giderdim hani anlatabiliyor muyum? Hani yani ama Hı. ben burada beğenmedim de beğenmedim diyorsan bu bu yapacağım şey Fuat abinin parçası için de geçerli. APO ile yaptıkları şarkıyı burada gömdüm ben. Ama ya yani şey değil bu konuda da ortada olan bir şey var abi. Gerçekten kimse destek olmuyor olmuyorken hep müzik önlenemez bir çıkış olana kadar gençlerin. Kimse mentorluk falan yapmıyordu Fuat abi dışında. Bu bu bu, bu bir gerçek Yo, aynı, yani. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Bu bir abi gerçek yani. yani. Cezayı şeyle düşünebiliyor musun? 2012-2013'te Joker Allame ile falan düşünebiliyor musun? Yani? Abi Ege Çubukçu'yu sindirdiler. Ki bence kendisi hemen bir kendisine respekt atmam lazım. Hı hı. Ben yeni sound'unu çok beğeniyorum. Kendine çok güzel bir yol buldu yani. Ve şey Tabii var bir abi. koldan evet. biraz fazla evet, evet. alıyor ama. Kötü değil ama yani ben, bana hala vokali çok geçmiyor. Eskiden de geçmezdi ben, ama şey var. Ben Egeci Bad Trip'e bayıldım ya. Ben evet. Bad Trip'i belki... Bir sene oldu çıkalı. Son parça Anlamaz Dark, mod, yani. Dark Mode'u çok sevmedim ama fazla e, Deep Rise etkisi vardı. Ya yani fazla EDM <laughs> sanatları vardı biraz yani. Beni çok açmıyor sanatlar. Ya abi... Ege Çubuk şöyle bir döneme girdi abi. Şey Disco İstanbul hatırlıyor musun? <laughs> güzel bir parçaydı bence. Beat öyle mesela. öyle bir güzel bir döneme girdi sonra bıraktı. Ee, şehrin azizlerine yaptı. Şehrin azizlerini yaptı bir dönem vardı hatırlıyorsun <laughs> şeyde açık radyoda. Aynen, aynen aynen. Güzel Ki programdı. bu arada şehrin azizleri de şehri veritimin direkt ruhani şeydir. Atasıdır yani. Çok güzel programdı evet. Ee, i̇smi bile oradan geliyor yani. Şehir Veyetim, Şehrin Azizleri. Ege Çubukçu'yu evet. silindirdiler de açacağım biraz. Sen bitir kanka. Hı -hı. Yanlış anlaşılmasın. Ya, Bilmeyenler vardır okay. aramızda çünkü o dönemleri. Evet evet. Sen hatırlayacaksındır da. Yok. Bitir ee, onu şey açacağım. Abi, o o soundları çok güzel yakaladı. Sonra bıraktı. Ve ben şeyi çok beğeniyorum. Ses tonu olarak o hafif dip house. Ee, ya illa bence Ege Çubukçu'nun müzikal anlamda bilgisi de var. Hı -hı, var bence var, var, ikimiz var, de kabul var, ediyoruz var, bunu yani. Var var var. Ve, Çalıştığı prodüktörün yani, de var. İnanılmaz dip house'a yani. o kadar yakışıyor ki abi o hani bad trip beni o kadar yakalıyor ki böyle. Belki bir senedir 2-3 iki, iki üç, yani iki, iki, haftada bir diyelim net olsun. iki haftada bir şey yapıyorum yani bir sabaha karşı açıyorum parçayı yani. inanılmaz akıyor gidiyor. Ee, ama şey konusuna inanılmaz katılıyorum. Ege Çubukçu'yu sindirdiler. Abi şöyle sindirildi. Şöyle sindirildi hatırlıyorsun. Ege Çubukçu. atıyorum evet. Ege Çubukçu abi piyasaya çıktığında tam olarak Yerli 50 Cent diye çık çıktı ya. Mentalite oydu ilk albümünden bahsedeyim bir gün albümünden. Ve şey vardı o zaman e, Hip Hop Life, e, life gibi suikast e, gibi şeylerin e, dışında e, Ceza fan e, sitesi ve e, o sitede kurulmuş e, Understation e, radyosu, e, radyosu abi. internette dönen bir piyasa için büyük bir şeydi hani. Ve e, Ege Çubukçu sırf yaptığı müzikten ötürü ve mainstream bir çıkış yapmıştı dinleniyordu. Abi bence Ceza'ya rakipti o dönem. Hani mainstream Kafa ya. Kafa kafaydı. Bence kafa kafaydı. Abi şey Understation'da falan hiçbir şey yokken yani Ege Çubuk şu boykotu falan geldi. Bir taraftan disler geldi cezadan bilmem ne. Ve adam sindirildi ondan sonra canım kardeşime döndü. Bugün <laughs> aynı insanlar yani bu şeyden bahsediyorum. Understation'ın falan kitlesinde de bulunmuş insanlardan bahsediyorum. Hani çok ünlü değiller artık ama hala Twitter'da falan görüyorum. Ben Benfero kucaklıyor abi. Abi şimdi, ya bir şey söyleyeceğim. Siz, ben bunu siz, söylemezsem siz, içimde kalır siz, Baykan. Siz Ege Çubukçu'yu linçlediniz abi. Yani hani şey değil. Abi Ege Çubukçu'nun cezaya cevabı çok iyiydi yani. Evet evet evet. Jamaica Queen'in mevzusu iyi. falan iyiydi yani. Çok iyiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi yani. Gerçekten güzeldi. Ee, ben ufak bir Zarre06 isimli Urtari, bir şey sormuştum. Bu sordum. arada Urterius takip için teşekkürler. Ee, ne mezunsa Daha bitirmedim işim malik okuyorum hala ama okulum şu an yarım okulsuzum. Devam edeceğim. Okay. Şey demiş, Türkiye'de rap'i icra eden insanların büyük çoğunluğu orta sınıf ve işçi ailelerin çocukları. Hı hı. Fakat neden şarkılarında bu sınıfların konuları işlenmiyor? Kendi hikayelerini ilgi çekici olacak şekilde işleyecekleri entelektüel bir dikimleri mi yok? Yoksa bu hikayelerini satmayacağını mı düşünüyorlar? Bence şey, ikisi birden. Burada bu, burada şey var, buna şey geleceğim. Ben buna çok katılmıyorum. Hani icra edenler, dinleyicilerden bahsetmiyorum. İcra edenlerin çoğu bizim jenerasyon için konuşuyorum. Belki yenisi için değil. Bizim jenerasyon daha bir çok e, işçi kesimden pek görmezdin. Daha bir orta sınıfta. Çünkü şöyle bir şey memur. var evet memur veya şey değil gelir düzeyi çok iyi olmasa da yine de bir şeylere erişebilen insanlar diyor yani Amerika'da bakıyorsun hani adam taş yok Queensbridge projelerde falan hani ciddi manada hani kapı falan kemiriyor yani öyle bir yokluktan geliyorken abi Türkiye'de şey vardı tamam o zaman o yıllarda dolar döviz kurları falan da böyle değildi ama herkes evine abi en az şu an için 7-8 bin liralara vurabilecek bugünkü fiyatlarda amatör home stüdyolar falan kurup bu müziği yapıyorsa evet, bu insan mantar gibi home stüdyo vardı ha, yani. Ya bu insanlar demek ki fakir değildir. Çünkü eline geçen ilk 3-4 bin lirayla ya da taksitle alacağın daha bir yemek alırsın, giyecek falan daha temel ihtiyaçlarını alırken bizim insanlarımız hobi üretmek için çünkü o zaman asla çünkü Türkçe rap endüstrisi hala endüstri olmadı ama yoktu yani. ya. <gülüyor> üst, <gülüyor> ne endüstrisi? 3 yani? senedir para kazanılan bir şey. Hani kons, bir şey konserden veya düetten para istemek sizin linçlenmeniz falan da o dönem. Öyle bir dönemde sen hiç tamamen böyle bir ölü yatırımı sokağa atıyorsan abi sen fakir değilsin. Onun için asla işçi sınıfı çocukları değildi yani. Bizim yeni jener nesilde... bizim jenerasyon için konuşuyorum. Yeni nesilde gerçekten var öyle insanlar evet. Ya yeni nesilde şöyle bir sıkıntı var bence. Ee, bunu ama bu biraz uzun bir cevap olacak nispeten. Hı -hı. Ee, sosyolojik <laughs> yani bu, anlamda. Bunu da verelim. <laughs> İlk bir saati doldurmuşuz. Programa başlayalım sonra bu cevabı da verdikten sonra. Bir <laughs> okey abi. Evet, bir saat olduysa okey. Oha şu... oğlum saate baktım şu an. Eğlendim okay. çok. Eğlendim muhabbet de çok güzel gidiyor ama bunu sen müsait olduğun bir free yayın açabiliriz bu kafada bence. Okey. Okay, ama okay, her okay. şey Tam, yoksa... yo, biz... Ben saate bakmamıştım. <laughs> ya. Yoksa şey bitmeyecek. Wow. Hip Hop 101'in 101 daimi konu olarak seninle 2022 yılına kadar Almanca <laughs> programı yapacağız yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Aşko gelemiyorum falan. <laughs> 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 abi şey ee, şu şu konu. Türkiye'de maalesef artık fakir, yani hepimiz fakirleşiyoruz arkadaşlar. Bu siyasi bir politik bir beyanat değil yani. Hepimiz Hı -hı. fakirleşiyoruz. Ee, ve artık şöyle kötü bir durum var. Influencer'ların etkisiyle fakir olmak gerçekten utanılacak bir şey oldu. Evet. Ve insanlar fakirliklerini gizlemeye çalışıyorlar artık. Kimse evinde dördüğünü story atmıyor. Bu influencer'lar ve Instagram'la beraber abi görgüsüzlük borzu başladı biraz. Görgüsüzlük wars da değil abi. Bu escapism işte. Geçen iki evet. yayın, ilk yayında da bahsettim. Ya. Yani Yok Instagram özelinde diyorum. Mı? Instagram özelinde diyorum. Hani adam ölüyor, açlıktan ölüyor, ağzı kokuyor ama şey var. Bir şekilde birinden emanet giydiği montum falan markasını gözüktüğü fotoğraf atıyor. Bu biraz escapism'den ziyade bence biraz görgüsüzlük borç bu abi yani. O da o da var ama şey var abi. Şeyi kaçırıyorsun. Orası bir portfolyo. Hı, hı. E, Instagram sayfası ve her şeyden önce adam kendi için öyle görünmeye çalışıyor. Ya Çünkü evet. yani zaten her fakir tamam mı? Ve bu tekrar söylüyorum. Bu fakirli şey olarak söylemiyorum. Birini aşağılamak <laughs> anlamında politik olarak söylemiyorum yani. Bir <laughs> fakir şeyden, anasını. Şeyden, öyle anlayan birini düşünsene yayının şey reportluyor böyle. <laughs> o, o, geldi aklıma saçma zaman. O, o, yüzden o yüzden hani altın tekrar çiziyorum. Ee, ve adam abi e, etrafına bakıyor. Belki gece konuda yaşıyor tamam mı? Belki yıkık dökük bir binada yaşıyor. Ve onu görmek istemiyor zaten. Ondan kaçmaya çalışıyor. Problem orada başlıyor. Ve oturup bunu şarkısında da yapamaz. Çünkü Hı -hı. zaten bir bu gerçeklikten kaçmaya çalışıyor. Ki bu yani şeylere de katılıyorum bu arada. Bence bu konuda hiçbir hep için entelektüel birikimi yok. Evet evet evet. evet. Yeni nesilde çok az sayabiliriz. Ben Impala'yı sayarım. Hı -hı. Ee, senden kim gelir bilmiyorum. Hani gerçekten bir elin parmaklarına geçmez. Yeni nesilden spesifik olarak ee, söyleyebileceğimiz Emboleyi sayardım işte şey... ama albümünde asla görmedik. Ben bireysel konuşmalarımdan çocuğun dünya görüşünü vizyonunu görebiliyorum ama... İlk alb albüm öyleydi ya. Ama yok şeyden mi oldu? Şu, şu an son çıkan albümümde falan asla Hı. bunu görmesek de birebir de tanışıp konuştuğumda dolu bir çocuk gördüm yani bak. Onu demek istiyorum. Ben Favole Motot'la da o tadı bir tık evet, almıştım. Evet ben de almıştım. Gözlerimde ya, ya abi üzülmesem, üzülmesem gömmem albümü inanın umurumda olmaz. Çünkü netlerde mesela yapıcı yorum yapmaya çalışmıyorum. Dalga geçiyoruz, gülüyorum ama... PMC'den, ya ben, ben de mesela... PMC'den MOB'den gelen işler de ben üzülerek diyorum. Çünkü potansiyeller harcanıyor. Hani... Ben, ben de mesela şöyle, şöyle bir durum var bende. Ben beğenmediğim işleri konuşmuyorum. Hı, hı Mesela Baneva. Yani çok iyi bir nakarat. Hatta benim dinlediğim, bu yıl dinlediğim en iyi nakaratlardan biri. Hiç Ama Baneva o değil anladın, anladın parça, mı? Evet. Baneva o değil yani. yani. Ki yaptıkları teknik anlamda yaptıklarını da biliyorsun. Ee, şeye döneceğim. Ee, cevaba döneceğim ki bitsin. Hı hı. Ee, bu satmıyor zaten. Bu bir ki satmadığı için adam zaten o gerçeklikten kaçıyor. Evet. Bu ve o gerçekten evet. kaç Bu gerçek o gerçekten kaçması için satacak şey yapması lazım. Yani entelektüel birikimi zaten yok ve her şey bir araya geliyor hepçiler için anladın mı? Her şey doğru doğru yerde doğru zamanda oluyorlar. Ee, ben şey çok biliyorum abi. Les Benjamin'sin e, ya da başka butiklerin kiralık verdiği <laughs> evet, kıyafetleri evet, evet, gayet evet. biliyorum yani. Ben de ben Kıya de ben de. Kiralık veriyorlar abi. Yani Zaten para verip tabi bu, bu ne ben, kadar tri üstümde ben Coca Cola yazılı gocuk giymem ben abi yani para verip Ben dedim ya oğlum ben hisse alırım lan 4.500 liraya. Yani, yani gerçekten 4.500 Hissisini liraya hissesini alırım yani. Sırtında Coca Cola yazan bir şey giymem yani. 4.000 liraya ben gider neler bastırır yaptırırım tasarlatırım kendime. Ve yani. buna, buna, yani. buna buna çok şeyim. Ben çok üzülüyorum yani. Kıyafet kiralamak abi. Klip için kira, kıyafet kiralanıyor anladın mı? Smoke man bu arada sorguya da daha önce yazıldım bilmiyorum <laughs> Çağrı ya, Indigo'ya falan katılıyorum. Dedik Almanya'da ama biz yeni jenerasyon dediğimiz için saymadık onları. Evet. Evet. Yani 20. şu anda daha çok 21-22 yaşındaki çocuk falan... 21-22 yaşından hadi en fazla 23 yaşındaki çocuklara kadar sayıyoruz şu an yani. Çünkü Çağrı ee, falan arada... yaş olarak bizim jenerasyon abi onlar yani. Bu arada linç yiyebilir miyim Baykan Tabi tabi Tabii tabii ee, ben Vion'un Vion'un şeyini çok iyi bulmuyorum ya. Hani yaşasaydı bu kadar impact yapar mıydı bilmiyorum. Ya Kötü aynı... bir rapçi mi? hayır. hayır bence hayır. bence harbiden hayır. Yani Gel yani, yani, gönülden hayır ama e, şu an Bence üzerine yaşasaydı kaldıramayacağı kadar yük konuyor. Evet evet yani. yaşasaydı kaldırılmayacağı büyük yük konudu. Ve bu şey değil bu tepkinin ya da emobinin suçu değil. Genel olarak dinleyicilerle evet, beraber evet, camianın bir şeyi kesinlikle. bu. Evet evet. Kesinlikle. Yani şey değil spesifik olarak birileri yüklemedi. Evet evet. evet. Bir anda çocuğun etrafında bir Circle oluştu. O, bu şey değil. Öldü evet. kıymete bindi demek değil. Hani şey. Yaşasaydı neler yapacaktı? Algısı dinleyicilerden bu hip hop sayfalarına kadar o kadar empoze edildi ki insanları çocuk yaşasaydı evet. asla kaldıramayacağı ve onu bunalıma, bir sokacağı, bunalıma sokacağı bir e, hı hı. beklenti var üstünde. Hep daha önce hep saçma bir örnek vereceğim ama şey gibi. Nas DJ premier olası albümü. Asla kimsenin <laughs> beklentisini karşılamayacak. Asla kimsenin <laughs> beklentisini karşılamayacak. Ya daha daha alakasız bir dünyadan örnek verebilir miyim? Tabii. Half Life 3. Evet evet evet, yani, evet evet yani. Ne olursa olsun kimse mutlu olmayacak. Yani evet. şöyle, şöyle bir virgül koyacağım. odada yaşasaydı yapsa yapacağı hiçbir işte beklenti, hayal kırıklığı falan denecekti. Aynı baskı devam edecekti. Yan Yolu olsaydı. abi. Yani Yan Yolu bence çok iyi bir albüm. Evet. Ama mesela Yan Yolu o çocuk hayatta keşke hayatta olsaydı ve keşke, yapsaydı. Keşke hayatta olup yapsaydı evet. Ya ama onun altından kalkamazdı anladın mı? Tracklist'i duyurduğunda mesela Ceza, Ezel falan hani olduğunda onun altından kalkamazdı. Doğru. Bence Doğru. benim bizim Viyoya dinleyiciler olarak bu işin bir tarafından tutmuş insanlar olarak yapabileceğimiz en iyi şey bu kadar yükseltmemek videoyu. Hani bu analım, kadar analım yine bir değerimiz ama şey değil hani kesinlikle. Yani çünkü bu sefer şeye de çok ciddi sorumluluk yapıyorsun Sonuçta var olan kayıtlar var. En az bir süre daha videodan bize materyal gelecek. Bu sefer o materyalleri çıkaracak insanlara da bir hakaret etme boyutu doğuyor. Hani çünkü evet. O kadar büyük beklenti var ki o iş tatmin etmediği zaman içine saçmışsınız için falan muhabbete olacak. Son, bir şey son olarak yani. mesela sızdırılan bir şey vardı. Hı -hı. Viyon'un bazı kayıtları bir labeldaymış, MOB'ye verilmiyormuş. On bunu niye duyuruyorsunuz ki? Hani bunu birileri duyurdu abi evet, anladım evet, bu evet. bir şekilde fısıldanmaya başladı bir yerden bir yere ve herkese geldi abi kibarca bu... ilgi arsızlığı sebebiyle oluyor bu bunu sızdıranlar ha, çünkü yani şey değil evet. lab iki label'dan da insanlar değil muhtemelen bana... internette iki tık almak evet. için çabalanan Hı -hı. ilgi arsızları bunlar yani bana mesela biri attı abi onun Dropbox linkini attı ee, bit beat... albüm bitman önce attılar dedim ben bunu dinlemem ben link dinlemiyorum Türkçe ben de ben de da link dinlemem yani bana da fast club dedim olmuyor. ki oğlum bunu bunu niye dinliyorsun ki hani çünkü bu posthumus albüm. Hı hı. Aynen aynen. Ve hani bunun zaten hani bir manevi değeri var bu. Ben önce dinledim demem sana bir şey kazandırmayacak yani. <laughs> yani ve şey var aynı şey bana da şeyde geldi işte Instagram DM'de Twitter diye ötekilerde şey gördüm hani Fight Club 2 çıkmadan birkaç gün önce sızdırıldı ya. Abi dinledim mi? Nasıl buldun? Ben abi, birkaç saat önce dinledim. Abi, Onu da şöyle dinledim. Ya dedim Fight Club 2 bunu da bunu da leak'i dinlemeyeceksek yani falan oldu. ben yani. de tam tam şey dedim. Abi ben bu parçayı dinleyeceğim için çünkü o kadar kötü beklentim var ki zaten ilk kadrodan Masaka'nın projeye şey çıkmasından vesaire. Zaten ilk, ilk projeyi de beğenmeyen ta tayfadanım ben. Piş kurusu tayfadanım. Ben de. Ve yani bir de üstünde <laughs> abi benim Türkiye'deki en bek biri olarak gördüğüm kontra montra var. Ben buna neye, neyine hype yapacağım? Masaka ve kontra var parçada bir kere diye şey attım. Abi ben Zaten yayında dinleyeceğim bir şey. Şimdiden acı çekeceğim parçanın. Bir de linkin erken bakmayacağım. Ben fikrimi merak ediyorsanız yayına gelirsiniz çıktığı vakit dedim yani hatta. Ben Baykan, genel olarak ben... link dinlemiyorum yani evet. Senin kontra tweetin var ya benim bu sene en çok güldüğüm şeylerden biriydi. <laughs> o kadar güldüm ki. Evet. Çünkü tam dinledim böyle kapattım sen tv'sini gördüm tamam mı? <laughs> Ve o kadar doğruydu ki o kadar yani inanılmaz güldüm. Saçma sapan güldüm yani. Hatta Eyvallah. şey diyecektim yani. Mention atacaktım da ciddi alırlar diye atmadım. Dinledin değil mi Land'ni yani? <laughs> şey dinledin şey... değil mi? Bu tespit yani. Abi Şeyin ve Ezel yine vizyonerliklerini konuşturup o projeden çıktılar abi yani bence <laughs> gerçekten. Abi çünkü böyle ben... bir şey geleceği çok belliydi abi yani zaten yani. Ben ben Şeyin konusunda çok şeyim abi. Ee, ben Şenşahı çok eskiden beğeniyordum çünkü bana çok farklı geliyordu. Bana hala beğeniyor. Şenşah hala farklı tamam mı? Hala farklı. Ve ee, ya ben bununla ilgili bir yazı yazdım ama bir Hı -hı. türlü yayınlayamıyorum çünkü siteyle bir sponsorluk anlaşmam var, o yüzden yayınlayamıyorum. Ee, i̇nsanlar o kadar pop rap'e alışmış ki, Hı -hı. şey diyor. Yani ben şöyle bir yorum okudum ya ve ciddi birinden okudum. Abi ne dediğini anlayamıyorum. Bu cümleler ne anlama geliyor bilmiyorum. <laughs> Lan tamam oğlum, olay o zaten kelime oyunu yani. <laughs> hani senin her duyduğunu anlamaman gerekiyor. hani. Git patron dinle o zaman falan der ve patron da karşıma alır. <laughs> <Bir bakalım. gülüyor> ya tamam abi işte bu gerçekten beni dinlerken ki ben yolda dinledim ve çok vaktim vardı <laughs> ve gerçekten şeyi oldum anladın mı? Gerçekten sözlük açtıracak kelimeler var, İşte liriklerine baktıracak şeyler var. Burada ne demek istemiş falan filan ki bence şama çok iyi bir cevap var. Bence yani her de, şey tamamlanıyor yani her şey tamamlıyor. Tek sıkıntısı şuydu bana koymadı. Remaster'da ee, daha dinlemedim ben bu arada abi. İşte remaster'da çok yükselmiş diyorlar abi. Ben de dinlemedim çünkü ben şeyden dinliyordum. Hoparlörden dinledim ilk dinlediğimde. İlk dinlediğimde. İlk gece çıktı ben dinledim sonra yola gittim. İstanbul'a geçtim. Hoparlör'dan dinledim de bana vurmadı. Kulaklıktan dinlerken de o kadar açıkçası. Ya biz neler dinledik Baykan ya. 2005-2006 biz neler dinledik. Bana koymuyor yani. Uf ne kadar dede konuştum der ve dedelik dersek de Almanya'ya geliriz. Evet. Hadi bakalım. O zaman kaldığımız yer. Geçen hafta en son Fantastik Fia'yı konuştuk galiba. Evet. evet Aynen. Fanta Fia'yı konuştuk. Fanta Fia. Fanta FIA. Ee, bu hafta devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şu an ekrandaki slaytımızdaki ilk grubumuz gelecek. Benim Bana kend... iki saniye şey verirsen watchtogether'ı açarım. Tamam okay. abi aç. Açılır ben o sırada açalım. grubu tanıtayım. Benim çünkü yine tamam. yer, yön, yöre ve grup üyeleri dışında ya bir de bildiğim parçaları dışında birkaç tane çok fazla daha önce senin yaptığın gibi işte mesela Ragda falan olduğu gibi Üstüne çok fazla anekdot anlatamayacağım bir grup var sırada. Biraz yine hani çünkü biliyorsun Hip Hop 101'in yarısında önemli gruplar hakkında infolar da veriyorsa bir kısmı da hani bu gruplarda vardı bilin diye biraz keşif turu gibi gidiyor. Sadece Almanya değil bu her ülke için geçerli. Ee, sıradaki grubumuz LSD. Köln'den geliyorlar. köln Bonn daha doğrusu ki zaten komşu şehirler. Ee, hı hı. Üyeler... Kolut, DJ Defcon, Rixiki ve Future Rock hem İngilizce hem Almanca karışık rap yapıyorlar ve 88'de kurulmuşlar. Notlarımdan baktım. ve notlar vurduğu anda suratın bayağı nur indi. Oke. Bugün ışık problemim çok kötü. Hadi bakalım. Aman boşver. Ne olacak? Şimdi bright brightness'ı falan var mıymış bunun monitörümün? <laughs> Sen şu an parça açtın mı? Yok parça açmadım. Ee, grup infosunu verdim. Senin ekleyeceğim bir şey var mı parçadan sonra mı? Hayır ama sadece şeyi söyleyebiliriz. Ya, ama ben tam parça bittikten soruyorum Nima abi. Tamam dediğim gibi 88'de kuruluyorlardı. İlk parçamız yine 1-1,5 dakika dinleyeceğimiz parça gelsin. LSD Competent 1990 çıkışlı bir parça. Fade attım. Konuyu daha fazla dağıtmayalım diye çab çabalıyorum şu an. <laughs> Yok fade attım gerçekten. Al Al Almanya'nın netdesi bana göre gerçekten güncel. Bu biraz banger müzik dönemi. Farid Bank. Yani yeni dönem Farid Bank'te dahil. Gerçekten bu arada. Ee, güncel de buna daha çok be beğeniriz güncel zamana evet. geldiğimizde ama. Half falan. Almanya'da bana göre bu değiş insanlar nette yani Almanya için. Şöyle bir info vereceğim. ya Şu an Almanya'da şöyle bir durum var. Ee, bizim 2016'da Müfezzel yaşadığımız değişimi onlar zaten yaşadı. Evet. Çok hocalar yani İngilizceyi İngilizce'yi çok yakından takip ettikleri için e, ki onları iki ayındır söylüyorum hani onlara Azeri Türkçesi gibi geliyor neredeyse. E, o yüzden bu kadar bizim kadar sancılı geçirmediler ve bizden zaten bir tık ileri gittiler. E, şu an yine bir geçiş dönemindeler. E, Afro biraz sancılı ol olacaktır yani. Evet. bence şey olarak görüyorum bunu. Afro Tribe'ı çok kötü yapan isimler var. Samur Jump mesela. Evet, evet, evet. Ama bir yerden çıkacak abi. Bir yerden yine bunu sağında oturtacaklar. Amerika'da da öyle olmadı mı? yani ben bir şey diyeyim. Ben şeyi hatırlıyorum. Seni bilmiyorum da. Ben Travis'in linçlendiği zamanları hatırlıyorum. Ben de ben de, ben de ben de ben de. Ben de, ben de. Ya yani ol, olacaktır yani. E, bu yere gelirsek de dinlediğimiz parçaya. E, 90'lar yine 1990 yani. Aynen. Ee, yine farkındaysan çok fazla breakbeat var çünkü evet. canlı performans. Ama ben beğendim grubu yani. Evet, normalde ben... de beğendiğim bir grup hani 90'daki muadillerine göre daha bir İngilizceye hakimlik var sıkılmayan hmm. bir vokal dinliyorsun, sıkmayan bir vokal dinliyorsun. Bu ara Fantafia mesela bayağı pop yapıyor aslında. Evet. Hani bunu 90'da Fantafia'nın yaptığı işler popa çıkıyor. Dediğim ama tekrar söylemek lazım yani direkt pop değil aslında. Ama günümüz denk düşümü pop oluyor. Hı -hı. O zamanlar başka bir ismi vardır. Ee, benim burada bu grupla ilgili işte yayın öncesi yaptığım bu şeylerde şey şaşırtıyor yani Köln'de sahipleniliyor bu arkadaşlar. Bayağı. Ee, parçayı hatırlamıyorum çünkü notlarıma bakamıyorum çünkü Google Keep açılmıyor. Süper. Ee, <laughs> 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 ee, Okey. Ya sadece EcoFresh'in bunlara bir şeyi vardı, Respekti vardı Hı -hı. onu hatırlıyorum. Ee, hatta şeyde galiba. Kul Cool Savaşı dislediği albümde. Aynen aynen aynen. O şey öyle bir... kahvecide çay şey kahvede çay içtiği klibi olan Diabret Nokun parça vardı. Onun olduğu mixtape'te bir hatta ben bu grubu öyle öğrenmiştim. Okey. Ee, o böyle bir şey var. live emoji mi yaptım? <laughs> Neyse bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Köln yani bir önceki yayınları dinlemeyen arkadaşlar için Amerikan şey, Almanya'nın 96'ya 97'ye kadar bütün sahnesi şeyle geçiyor daha çok canlı performans odaklı işte 3-4 DJ'nin olduğu ve ağırlıklı İngilizce e, işte bir, Evet, daha ağırlıklı İngilizce çünkü anlamaya çalışıyorlar o dönemde. Rap'in ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. İşte Shutkart ekolü çıkıyor bu dönem. Eee ki yetişirse yetişir mi bilmiyoruz ikimiz de ama masif e, Massive Tony konuşacağız. Massive Bu slayttaysa bu slaytı bitirmeden çıkmayız abi zaten. Okey. Eee Bakayım. Şu Stuttgart Ekolü'de <laughs> şu daha çok lirikal bir anlatı var içinde felsefe zartlar zurtlar bugün yetişemeyiz ee, galiba Massive ama istersen önüne çekeriz yok benim için sıkıntı yok ya bu yayında okuyayım keyfim yerinde tamamdır <gülüyor> <gülüyor> ee, şey şu e, Stuttgart Ekolü'den falan bahsettik Evet, 8 bölüm sonra büyük ihtimal Massive falan bahsederiz <laughs> ee, burada da şey var e, parçayı dikkatli dinleyen arkadaşlar fark etmiştir daha çok ee, Baykan beni düzeltir yanlış. Abuslat bu ya breaklat yetişiriz. Breakbeat daha çok breakbeat Hı -hı. ağırlıklı. Doğru, doğru, doğru. Çünkü canlı performansta dinleyiciyi coşturacak, oradaki kitleyi coşturacak insanlar var. Rap bu yıllar 90 90'la 98, 98-99 rapin ciddiye alınmadığı Fantafia dışında <laughs> rapin ciddiye alınmadığı yıllar. Ee, o yüzden festivallerde falan ön grup genelde bir tane rapçi oluyor ve o rapçileri yakalamak için de çok iyi canlı performanslar sergilemen, insanları coşturman gerekiyor. Ee, Kön sahnesinden de sivrilen isimlerden biri LSD. Öncüler, okay, yani Kön'ün öncülerinden yapalım. bir tanesi zaten. Çıkış yılları itibariyle de bu bariz ortada zaten yani. Zaten 3 3 yayındırdı aslında. E, burada Baykana sevgilerimi sunuyorum. Sadece öncü isimleri konuşuyoruz. Ya yani abi ben biraz evet, arada çok kalabalık, çok kalabalık çünkü şey var. Eyalet sistemi hı hı. üzerinden gidiyor ülke ve her eyalette sivrilen çok fazla isim var. Abi bir de şeyi farkındasın bu benim genel şeyim hani bir kaynak oluşturuyorsak hani en iyisini sunalım mantığında olduğum için ben incelediğimiz her ülkede ya da her soundtaki mesela Amerika tarihine bakarken sound devrimine bakarken en bilinen örnekleri falan aldık daha çok ama mesela atıyorum ayrıca bir saat dosyası falan da geldiğinde yine aynen buradaki gibi çok daha detaylı artık benle beraber bir de kendilerinin bildiği grupları falan göreceksiniz yine. <laughs> yani dünyada 4 dört, kişi, <laughs> dört kişinin haberi oldu. Ama ben bunu da skalayı geniş tutayım abi her şeyi verelim mantığındayım hani. Onun için e, biz şu an şeyler bizim 80 so, 80 sonundan e, 2000 başına kadar olan isimler bizim şu anki bitiremediğimiz 8 slaytımız ama güncel kısımda zaten muhtemelen 2 slaytla bitiririz. Hani ya çünkü Evet. Burada yani çünkü buna e, çünkü şey e, dahi, e, 2000 e, daha 2000'ler dahil dediğim e, için e, abi burada fresh'lere e, falan bile bu slaytların sonunda geleceğimiz için şey de yok hani. 2000'ler sonrasında bugüne, bugüne yön veren belli başlı gruplar ve günümüzdeki popüler isimleri falan göreceğimiz için Onda zaten biraz daha hızlı oluruz Çünkü zaten çoğunu bildiğiniz için bizim üstlerine çok aşırı böyle detaylı, detaylı konuşmamıza gerek yok Örnek Hem vereyim. öyle hem, de, hem de, hani de şey var Ufo 361'i 361 hani 15 dakika konuşuruz geçeriz yani muhtemelen Çünkü herkes bir her şeyi biliyor Güncel sahnede yani. şey var abi ee, Güncel sahnede yani üretim şu an durdu bir nevi hani Single bazlı oluyor Aynen. ve şey vardır arkadaşlar. Tarihi geçmiş tarihe konuşurken çok rahat konuşursun çünkü olmuş bitmiş. Evet. Şu an biz aslında yaşayan bir tarihin içinde olduğumuz için ben UFO hakkında ne konuşabilirim ki? Şöyle şöyle müzik yapıyor dersin. Biter gider. Aynen 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 evet. yani onun için güncel biz üzerinde ağırlık duracağımız kısım gelişim, evrim ve grupların sound'ları. Hangi şehirde hangi sound'un çıkışında öncüler kimler? Hani kimler bir şeyler yapmaya çalışmış? Biz bunları görüyoruz biraz yani şu an için. Ya yani şu tutkuart ekolü dedik spesifik olarak. İşte daha lirikal East Coast'ta çıkıyor, Amerikan East Coast'a bir tık çıkıyor, bence bir tık çıkıyor. Evet. Ee, Köln var daha gang gangster, gangster rap, gangster ne? ya? Yani? E Köln'ün çıkıyor. özellikle erken dönemi ağırlıklı NWA -E taklitleri, Almanya için konuşursak. Ama hepsinin hepsinin ortak noktası çok fazla DJ olması evet. ve genelde breakbeatle akıyor olması, çünkü canlı performans. Ama işte bu da şöyle bir şey var, ya bu da kültürün doğru geldiği anlamına geliyor. Türkiye'deki siz de yaşamayan şeyler, Breakdance'da, da. Türkiye'de yaşamıyor mesela, yanlış geldiği işte her e şey. Yine, yine bir önceki bölüme atıf yapacağım ama işte e, Türkiye'ye rap başka bir yerden geliyor, Almanya'dan Hı -hı. geliyor. Graffiti ve breakdance Hollywood'dan geliyor. Doğru, doğru. Hollywood üzerinden geliyor. Çok ayrı kanallardan geliyorlar ve zaten bence yaşıyorlar bu arada. Senin orada bir hat, yani hata demeyeyim de kaçırdığın bir nokta var. İkisi de yaşıyor ama rapten çok uzaklar. Ya doğru, doğru, Ra doğru. Yani graffiti festivalleri Hı -hı. hala düzenleniyor Türkiye'de. Breakdance, Red Bull, o da Red Bull sağ olsun hakikaten. Grafiti e, festivali Re düzenlenmiyor bu yaşıyor. arada kanka. O şey, Meeting of All Stars yaklaşık 10 senedir yapılmıyor. Ama bir şey diyeceğim, Graffiti Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bir grafiti Festivali var. Geçen sene düzenlendi, hatta ben katıldım. Ya yani katıldım derken, gittim yani. Bak ben bundan haberdar ha, değilmişim bile yani o zaman. Şeyde düzenleniyor hatta ya. E, Şu Bilecek gibi, İstanbullu değilim. <laughs> Kadıköy Belediyesi'nin dibinde düzenleniyor ha, anladım, ya. Anladım, anladım, anladım. E, ona katılmıştım. E, ya... Breakdance da açıkçası Red Bull'un Burn'ün falan evet, 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 hayrına dönüyor. Enerji yani. içecekleri Ama... sponsorluğuyla dönüyor yani. Evet. Ee... evet bu arada yani şey şey söylemem lazım. Bir, 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 noktada anlıyorlar. Çünkü İngilizce yapıyorlar. Hı, hı. Yani İngilizce yapa yapa kanık sayana kadar yapıyorlar. Bir önceki bölümde Cool Savaş örneği işte. Cool Savaş'ın Cool Savaş olmasının yarısı falan bunu Almanca'ya yedirme çabasından geliyor. Bunda DJ Marco Machine diyor. E, Fantafia ile çalışmış bir isim kendisi. Hı. Diyorum sıradaki ismimiz kim abi? Dediğim gibi ben bu arada tekrar edeyim. ilk kez gelen arkadaşlarımız için. Yani YouTube tekrarlarında ben bir örnekle geçiyoruz. Burada hızlı gidelim diye biraz. Çok önemli bir grup değilse 2 örnek dinliyoruz. O, o, o durumda da. Ee, YouTube tekrarlarında bu gruplardan size daha fazla parça, parçayı veriyorum ben. YouTube'daki yayın tekrarlarından. Onun için YouTube'a da bekleriz. Ee, yani en azından müzik keşfediyorsanız burada beğendiğiniz bir grup falan varsa daha fazla eserine ulaşmak reklam adına reklam yapabilir miyim? Tabii ki ve şehirveritim.com. <laughs> Yok hayır. Ee, yarın şehir veritimi yeni bölümünde kul cool savaşı konuşuyoruz sevgili oh. Semih Yılmaz'la beraber. İki <laughs> albümünü konuşacağız. İlk stüdyo albümünü konuşacağız ve 2016'daki esat damus albümünü. Konuşup ve arasındaki paralellikleri. Hip hop 101'de e, muhtemelen Mayıs gibi biz de kul cool savaşı konuşuyor olacağız burada. <laughs> <laughs> Aşk o Mayıs gibiymiş. <gülüyor> <gülüyor> yok yok iki en, en fazla iki haftaya falan geliriz oraya. Bana yani. bana 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 bir problem olmaz. Bana, bana da problem yok. Bana da problem yok. Ben hani. senin programına her türlü uyarım yani. Ben, bana da hiç problem. Yok. Ben keyif alıyorum kanka beraber yayın yapıp, uzun uzun sohbet de ederek, eğlenerek yayın yapmaktan da. Hani insanlar abi hani ne Almanya'ymış. Geçen yayın al bir hazarlığımız oldu sadece. Amerika iki bölümde bitti. Ne Almanya'ymış diye olabilirler yani. Geçen yayın ama bir şey yap Onun sebebi şey ya. Ben bu bu konuda sen benden daha bilgilisin yani. Hı hı. Ee, Amerika'da bu işi pioneer seviyede sürükleyen, hı hı. grandmaster dediğimiz az sayıda insan var. Almanya'da, ya Stuttgart'ta mesela Stuttgart rapini etkileyen ve doğal olarak Alman rapini etkileyen çok fazla insan var. Evet. evet. Ya, Amerika'da şöyle oluyor bence, Tek düzeltebilirsin beni tekrar. Bir kişi çok iyi bir iş yapıyor ve ardından devam ediliyor. Muhtem ve sen olan zaman, Amerika tarihine... Amerikan tarihini anlatırken o bir tane işten bahsedebilirsin. Esprini kaçırdım. <laughs> Yok Espri değil şey Ozan da şey demiş. Rönesans rapi ne zaman konuşacağız? Sorunlarımı severken mi demiş. Onunla da bir new wave konuşacaktık birkaç bölüm ama biz hani hip Almanca'nın ben Türkçe rap de bir 3-4 haftamız en az yiyeceğini varsayarsak Ozan o Şubat'a kalır bugün işte. <laughs> yani... Ya yok Ozan Ozan istiyorsa hızlandıralım ya. <laughs> abi evet kul <cool> savaş falan. <laughs> abi ya, tamam Casey bir dönercimiz var bitti. <laughs> <laughs> ee, Okey. <laughs> yok ya şaka 2-3 haftaya biteririz. Almanya'yı. Sırada Moabit var abi abi. Berlin'den geliyorlar. 98 diye not almışım. Hı hı. Malo, Yasha, Monk ve Ilvibe dörtlüsünden oluşan bir grup. Hı hı. Şarkılarını dinleyelim. 2004'ten gelecek parça. Bir parçalarını almışım hı hı. zaten. Üzerine konuşacaksak biraz da konuşabiliriz. E, parçayı başlat ondan sonra. Tamam o zaman Moabit Maker geliyor 2004. Hı. Bence yanlış şeyi açtın şu an. Evet şey geldi. Bence de yanlış ben şeyi de açtım. Bende de Among Us çalıyor yani. Bende de Among Us çalıyor. Herhalde ona tıklayayım derken abi bir bilgisayar bir anlık bir kasıldı. Orada herhalde aşağıdaki önerilen videolardan birine tıkladım ben. O zaman Moabit Maker geliyor. Okey. <laughs> Tamamdır. Evet abi tamam, fade attım ben. Sen geldin. Bir parçalarını aldım zaten ondan ama Preys'e daha fazlasını vereceğim size yine. Al Almanca chill rap beni her zaman şaşırtıyor. <laughs> beni de genel olarak gerçekten beğeniyorum. Alman self titled mi gördüm ben de. <laughs> evet, fiziksel olarak evet. Ya şey, şey garip yani. E, özellikle böyle bir şu to Cart değilse. Ki bence Shoot to chill sayılmıyor. Conscious'a daha çok gelen. Yani conscious gibi. veya belki jazz rap'e daha yakın görüyorum ben. Evet, e, ama işte chill rap kafaları da seviyorum bu şeyleri de. Almanya'da böyle eline atıyorsun deneysel deneysel vibe'lar yakalanıyor. Onları e, gayet seviyorum. Bu arkadaşlar neredendi? Berlin abi. Bu arada şey... E, o self çok. Self daha enteresan biri var. Şu an burada gördüğünüz Nord Masif grubunda sağ üstteki abi bildiğimiz Abdulhay Kurtlar Vadisi'nden. Kendisi bile Almanca <laughs> Almanca rap'e girmiş bir dönem yani. <laughs> Slide'da göreceğiniz üzere. <laughs> yani çok enteresan figürler göreceksiniz orada. <laughs> <laughs> Ya, e, Mo Moabit's de genel anlamda si sıyrılan isim. Hı -hı. E, yaşaydı. Evet, bir çok. Birçok anlamda. E, yani Ilvibe'ı da DJ kalırsa... olarak ben bayağı gördüm ama. Efendim? Ilvibe'ı da DJ olarak bayağı görmüşümdür ilerleyen projelerde falan hani prodüktör olarak falan. E, ya onların en son bir şey şeyi vardı. Lila Walken diye bir şeye katıldılar e, projeye katıldılar. katıldılar da değil ya şey katıldı. Yaşa katıldı yani. Hı hı. E, Almancası e, Foya olması, şey Lila olması lazım. Orada Foya diye bir parçaları vardı. Okey. Yani 2012 anladın mı? Düz <laughs> yani ununu elemişsin yani. Hani şey gibi ya bize işte de Fuchs ne kadar heyecan veriyorsa. <laughs> ya, bu, ya muhabbet şimdi Fuchs'tan iyi canım yapma. Tabi 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 tabi. Ama e, bir yandan da şey var. Bir önceki yayına tekrar tekrar ve tekrar atıfta bulunarak. E, işte burada eskilerin aslında saygınlığıyla alakalı bir şey. Ki bu arada o parçada şey pardon o albüm yani o proje e, 100 bin falan satıyor gayet de iyi rakamlar bence şu an Türkiye'de bence bir de, rapçi. Bence, de, bence de. Bin satsa kafayı yer yani. Ham satsa. Ya onu bir tek Kartal yakaladı. Ham 100.000 evet. satmayı başkası yakalayamadı diye biliyorum. E, no 1 de iyi sattı. Tabii 100 binle alakası 100 bin... yoktu ama. Ya bir de şey abi underground el, el, elden CD satmak değil de hani baya bandrollü hani listeler alıp hani al, sana altın plak getirebilecek gibi bir satıştan bahsediyorum. Evet evet. Ya ben sadece şeyi biliyorum. O sadece Kartal var yani. ya. Evet, no, evet evet no, evet. No 1'in, Cehennem'in dibinin çok iyi sattığını elden be... Baya birinci ağızdan gördüm yani eyvallah, fotoğraflar eyvallah. Falan. Ee, ama şey var. Burada şöyle bir durum var. Bu ne ya yani hiçbir sound'a uymuyor. Hı -hı. Ve şey bir önceki şeyde yayında şey değindik ya Front Christ. Evet 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 evet. Biraz daha o hafif onun etkisi var ki yıllada bakarsan 4-5 yıl sonra Front'tan. Hı hı. Ee, şeyler underground'da biraz şey oluyorlar saygınlıkları var. Yıl, hem kuruluş yıllarından dolayı hem de bırakmadı, bırakmamalarından dolayı. Ama onun dışında çok böyle aman tanrım bunu nasıl yaptılar denen bir şeyleri yok. O zaman ilerliyorum sırada grubumuza. Hı, -hı. Ee, nereden nerede ona bakacağım. Moki Marbles Hamburg'dan geliyorlar. Almanca rap yapıyorlar. 98'de kuruluyorlar. Stankov, Zaborka ve Peske'den oluşuyorlar abi. Aldık, aldığım parçaları da Kindergarten almışım abi. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Evet. Tamamdır. O zaman Mo Marbles'a da bir bakalım. Evet. Fade attım abi. Spaceman Bernie. Takip için teşekkürler. Hoş geldin. Ya kelimelerden seçerek anladığım kadarıyla storytelling bir conscious rap dinliyoruz galiba değil mi? <laughs> evet. Burada da çünkü üç, ke pet üç cash. şey öğretmen kelimesini yakaladım, kindergarten kelimesini yakaladım. Oradan Mantıken hani story Storytime dinlediğimize kanaat getirdim. Hı hı. Ve biraz <laughs> e, kafası olduğunu düşündüm yani biraz da. E, burada Pet Cash. Ne çıkıyor? Pet hala böyle inanılmaz underground kovalayan. Ve benim bayağı Alman sevdiğim bir grup bu arada. Anlamasan e, bile sanırım. underground falan kovalayan insanlar varsa Pet Cash'i bileceklerdir. E Pet Cash 95'ten beri rap yapıyor. Hı hı. Aktif olarak. Ee, ve aslında yani burada e, bu gruba şey diyebiliriz, ee, Marbles, Marble's diye kısaltalım. Almanya'nın ee, cadaymanı çıkıyor. Süper ya da <laughs> süper grup süper gruba çıkıyor aslında. Oluşturan herkes eski rapçi yani rap geçmişleri geç. Evet. E, Ama grubu 98'e sekizde dayanıyor. Oluyor. Evet, e, şey var yani e, Hamburg'da zaten bilinen ve iyi isimler her <laughs> her biri. Forch e, Forchbracht For Termin diye bir e, şey çıkarıyor e, ee, ve çok böyle satmıyor. Ee, 41. numaraya kadar falan çıkıyor. 41 e, yani ilk ilk 50'ye giriyor. ilk 100'e giriyor ya Süper grup ne demek dedi Emir? Süper grup şu abi. Farklı grupların ya da bilinen insanların, hala kariyeri kariyer olan insanların bir araya geliştir oluşturduğu gruba süper grup deriz. Okey. Ee, buradan sonra e, Petkeş birçok isimle çalışıyor. İşte Sami Deluxe e, vesaire. Bunlar da stüdyoda bulunuyor ve beraber tura çıkıyorlar. E, turun turun ismini not almamışım özür dilerim. Hı hı. E, bir önceki yayında bahsettiğimiz Antswo mesela e, onlarla beraberler e, beraber işler yapıyorlar. Eee Petkeş de aslında grubu şeyden sonra kuruyor. E, önce kuruyor. E, hemen sonra kuruyor pardon özür dilerim. E, bu turlardan sonra kuruyor. E, ve aslında biraz da şeyle ne derler ona? Bu turların getirdiği bir tecrübeyle <laughs> e, devam ettiriyor. E, Navas Plus diye bir albümleri çıkıyor daha sonralarında. 2006'da. 2008'de de bir albümleri var. Çok şey değiller. E, nasıl diyeyim? ya Her conscious e, rap'ten beklediğin kadar satıyorlar. Evet. Okey. Ama daha çok underground e, kovaladıklarını söylememiz gerekiyor. 2010'da galiba bir punkah tur yapıyorlar. Konkat turu işte eyalet bazlı, eyaletlik her yere gittikleri ee, bir şey tur oluyor. 4 albümleri var şu ana kadar. 2002, e, 2006, 2006 iki tane albümleri var, pardon. Ve 2010. 2010 albümleri en az satan, en başarısız. Tırnak için. Ama yani, müzikal olarak söyleyeyim. da en başarısız albümleri bu arada ya. Evet. Hoş geldin ee, Yasin. İlk çıkışlarında bu arada hani onda o bilgi de verelim. 99'da yapıyorlar. Ee, Steinside diye bir demo albümle. Demo albüm mü? Demo tape mi? Whatever. Ne demek istersen. Hı ee, onunla yapıyorlar. Klasik bir conscious rap. Conscious rap. Ee, Almanca bilerek dinlediğinde tatmin oluyor musun? <laughs> İngilizce rap de dinliyorsan hayır. Ama sadece Almanca rap dinliyorsan güzel şeyi Jedi Mind değil de Outer Space'e daha çok dolduruyor. Ben bir tarzı yüzünden biraz Jedi Mind demiştim. Çok benzer Stoop Sample kafası bu, grupta da yine bak dinlediğim zaman alıyorum çünkü. O yüzden demiştim Söz, söz ve lirikal yani teknik tabii, Onu anlamadığım için ona çok giremiyorum tabii. daha çok Outer Space'e benziyorlar. Ki zaten bu arada ben yanlış hatırlamıyorsam baya Written Blood var ya Outer Space'in. Onun ona baya benzeyen bir parçaları vardı son 2010 çıkışlı parçalı albümlerinde. Anladım. Sıradaki ismimiz. Geçiyorum o zaman. Yine dediğim gibi YouTube tekrarlarına daha fazla şey vereceğiz. Bu arada Kayaderen e, mesajlarını görüyorum ama konsept bir yayındayız. Başka bir bununla alakalı bir yayın yaparız belki müzik business'ta falan. Orayı beklemeni öneririm. E, konu dağılır çünkü. Mr. L. 97 çıkışlı. Solo işlerini çok göremedim. Levent Simal. Türk. Berlin'den diyebiliyorum ama yanlış da biliyor olabilirim. Kendisini... E, Rap Üstat albümündeki bir düetle, One For All'daki düetiyle belki tanıyorsunuzdur. O parçayı aldım hatta. Hani kendisi hakkında pek fazla bilgim yok. Hani Fuat abiye de açıkçası sormayı unuttum. Aslında sorup bilgi alabilirdim ama unuttum. Belki dipnot olarak sorarım, öğrenirim. Anlatabileceği bir şey varsa sonrasında ekleriz belki. Senin ekleyeceğin okay. bir şey yoksa, bilgimiz yetersiz kalırsa. Parça, ben parçadan sonra. O zaman Rap Üstad'da, One For All gelsin. Mr. Ellen orada bakalım. Evet abi faydattım ben. Ay, abi zaten <laughs> bence şey çok belli oluyor. Kendisinin Afrika kökenlerine sahip oldu. Yok o şey o dediğin reggae vokal ediyorsan o Sesko abi O reggae artisti. Yok canım. İlk 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 giren de aynı vibe yok mu? Ben mi yan ben mi yanlış yakalıyorum? Mr. Al abi Türkiye, Levent Levent abi bayağı hiç okay, okay. Afrika vibe'ı almadım şey, ben hani... ne bileyim. Ben sound olarak almıyorum ben ama ben dili çok... anlamadığım için ben de sound olabilir. olarak çok alıyorum ama. Eyvallah ya ben sound olarak onu almıyorum. Hı -hı. Aa, yani ben hatta, Levent Simar. Ben, hatta, ben rap Usta'da ilk denediğimde şey sanmıştım kendisini. Afrikalı sanmıştım. <laughs> baya böyle gerçekten. okey oldu o zaman. Ama bu falan. belki şeydir hani atıyorum Almanca'da biri bana mesela Ragamuffin yapıyorsa bile hani vokalde geçiremiyorsa onu ben asla o slengi anlamam ya Almanca bilmeyen bir var. Belki de Hı -hı. o yüzdendir öyle bir şey varsa. Yok ben rap ilk denediğimde de gerçekten kendisini baya böyle... Oha abi Jamaika'dan tutup getirilmişler falan <laughs> olmuştu. O Jah Sesko aynı dışarı... şekilde düşünüyorum ama Mr. L için aynısını düşünmüyorum abi. Bu parçada çünkü ben bir de kimse... Jah Sesko var düet olarak. Hı -hı. Ya e, ben da ilk dinlediğimde de bu arada hani çocuk falan değildim. E, Kayadan, yo, Afro, ama... Afro Trap ile alakası yok söylediğim şeyin bu arada. Köken olarak Afro'dan evet. bahsediyoruz. Afrikalı olmaktan bahsediyoruz. E, şeyi açıkla istiyorsan ya Hani bu aradaki ufak bir iki farkı. Minik no, mi mi ufak aslında? bir iki fark mı? <laughs> Afro Trap ile gerçekten Afrika'da olmak arasındaki fark ama. Ya Afro Trap şu an gününüzde dinlediğiniz İsmail YK sound'u abi. <laughs> Afro demek. Wow, 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 gerçekten ama yani. Good, Af come on ya. Come on. İsmail YK 12 tane enstrüman çalıyor. Böyle <laughs> <Don't> diyemezsin. <laughs> <tamam>. Özür <laughs> dilerim İsmail YK'dan Afro Trap. <laughs> o zaman Afro Trap gömüyorsak varım ben. <gülüyor> <gülüyor> Afro tabiri ise yani Afrika'dan gelene Afro denir abi. Hani Kabaca böyle anlatabilirim. Saç modelinden de o yüzden afro. O. Siyahilere özel, özgü bir saç modeli olduğu için i̇şte afrodur mesela onun adı da. Hı hı. Ee, şey var peki Repustat. Repustat'ı sen ne zaman dinlemiştin? Çıktığı zaman. wow, 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 wow. <laughs> CD var, birileri imzalı, eski, imzalı birileri, var. Birileri eski toprak, topraklığını <laughs> konuşturuyor. E, Cenk Duru'nun yayını terk etme vakti gelmiş abi. Görüşürüz. <laughs> Dinozorum değil mi? Ben şey, kemiklerim sızlıyor şu an. Bu. <laughs> yok kemikleri sızlayan benim. Abi. <gülüyor> pardon ya <laughs> <yok, gülüyor> benim hastalık yaşlılık bazında sızlıyor şu an. <laughs> Dil altı tarafımı ama, alacağım şimdi birazdan. Ha Abi ben benim galiba yani yayının başında da dedim yani. E, Alman rapine ilk dinlediğim şey pardon. Alman rapine girdiğim albüm bu. Rapistot. Hı hı. E, ama ilk dinlediğim Türkçe rap yine Fuat'tı. Buldum hatta. Benim ya. için garip ka garip kafa- garip şeyler açmıştı ya. Eee ki... Hemen sonrasında da şey dinlemiştim. Eee... Orient Jazz. Cezan'ın yerli plakada. Ki... Eee aslında hepimizin istemeden Sami Deluxe dinlediği Afrop zamanlar. Afrop ve- Afrop Sahtiyan, Sa- Sami Deluxe değil mi? Evet. Ee, hatta bu... Sa Sami Deluxe beni ne yakalamıştı be? Ya üf hemen flex abi <laughs> tamam görüşürüz ne yani ne? Ne? Allah Allah <laughs> yap hadi flexini yap <laughs> hadi. Kapatıyorum <laughs> kamerayı da. <Hadi gülüyor> tamam. Kapattım kamerayı da yap. Işte Gerçekten abi. <laughs> nette yarın. Çok eğleneceğiz. Ben yokum ben nette Ben <laughs> yarın çalışıyorum. <laughs> tamam. Senin için çok sevindim şu an. <laughs> Dürüstçe. Şey. <laughs> abi ben nette geliyorum tamam mı? Siz nette de çok ayrı bir şey oluşturmuşsunuz. Ekosfer oluşturmuşsunuz. Katılamıyorum nette'ye ye. Böyle Hani uzakta şöyle takılıyorum. Çakallar yani da var hani. Neler oluyor yani. Çakallar da var. <gülüyor> <gülüyor> ya e, pisleşmeyin. Tamam sıradaki şarkıya Yus, geçebilirsin. Yusuf Arsif takip için teşekkürler, hoş geldin. Ya benim Mistral hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Hani e, albümdeki düet sanatçı olarak keşfettiğim bir isimdi. Ve Discogs'da internette baktım hani pek solo işine denk gelmedim. Yani? Düetlerde gördüğümüz bir figür. Hani bir EP, albüm çıkarmak gibi bir olaya girmemiş. Ya da Discogs'da olmayan çok underground tapeler olabilir belki ama bunu Türkiye'den elde edip dinleme şansım tabii ki yok benim yani haliyle. E, Alman rapine dair zaten Discogs'da falan bayağı eksik bilgi var ya. Hani e, yok hatta bence eksik bilgi de değil direkt yok yani. <laughs> Undertaker'ın ZF'nin sana oynamasına gülüyorum ben <gülüyor> Ben şeye çok alındım. Yasin'in yazdığına çok alındım. Net değişim bumur kalıyorsun. <laughs> ufak, ufak bir yaşlılık e, tri, tri, tribi olan bir insan olarak biraz alındım. E, benim için Yasin'i 5 dakikada bağlar mısın? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yasin abone mi? Tamam Yasin aboneyim. Yasin abonesin tamam hadi yırttın ama lütfen böyle şeyler yapma. Hmm. Aa, notlarımda atlamış mıyım bu grubu? Müthiş. Nereden olduklarını bilmediğim bir grup geliyor. <laughs> Nimaz <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> <laughs> <Nims> Vay. <Okay. geliyor. <gülüyor> 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 Almanca Y değil mi J harfleri abi? Evet abi. Yesen ve Zimmel üyeleri 97'de kuruluyorlar. Nimiz Vay grubun ismi bir, Ve birkaç arkadaşlar bir nereden oldu not yani not, nereden Baykan'a Almancayı anlamışım. öğretmiş olacağım yani net bu çok net yani oha ben o, kendilerine Baykan çok ayıp buradan... etmişim bu arada kendilerinden parça da almamışım bu arada oha <laughs> <laughs> ama bu hata düzeltilecek e, Yus Yusarif demiş ki siz Almanya'da yaşıyorsunuz. hayır ben İslam'da ya, Baykan kesinlikle yaşamıyor <laughs> evet konuşamıyorum da şey o zaman sıradaki grubumuza geçiyorum. Gerekirse Dimzivayi'yi okay. e, Youtube videosu altında size e, Wikipedia ya da benzer bir yazılmazı bulursam Cenk'ten rica ederim. Ve ok çevirir ve o çeviriyi size not olarak düşerim şeye. Okay. Daha önce Fransa'da unuttuğumuz iki gruba yapmıştık onu. Ee, pardon. Sıradaki grubumuz <laughs> Kafa gitti abi canım, Panik oldum yok, Sıkıntı yok Sıkıntı yok Berlin ve Şu Köln Sonra komik bir hikaye Anlatmak istiyorum <laughs> Tamam Şey <laughs> e, Yine İngilizce rap Yapan bir grup geliyor Mellowback Berlin ve Köln MC'lerinin Ve DJ'lerin Bir araya gelmesiyle Oluşan bir kolektif Kalabalıklar biraz e, e, Gruptan ayrılmış Çıkmış Baya bir insan var Onu slide'da görüyorsunuz isimlerini Ben aktif olarak Devam eden üyelerini söyleyeyim Hala bu grupta gözüken Tyrone Ricketts Cecil Brown Coldfinger ve DJ B. E, DJ B site pardon. DJ AK DJ B olarak da kısaltmış hiç gerek yokken bence. Notlarımda öyle söylüyor Aynen böyle yazmışım <laughs> Çok bu arada. Zam, zahmet etmiş <laughs> evet, ya vallahi. Notlarımda da zahak şey yazıyor. Ne gerek varsa yazmışım parantez içerisinde bu arada yani. kısaltmış diye not aldıktan sonra. E, ee, İngilizce rap yapıyorlar ve 94'te ku kuruluyorlar. Dinleyelim. Tabula Rasa. Geliyor. Abi evet fayda attım. Ee, Aryan Faro Moş dinledik galiba demin değil mi? <laughs> of güzel ama ya ben seviyorum bu grubu da ya şakabriyana. Eee abi şöyle bir şey var. Ee, kapak şu an yayında görünüyor muyum bilmiyorum ama var. Hemen ee, tam bir YouTube K değil mi? Evet. Gerçekten. Yani hani Böyle futuristik yani anladın mı? Böyle uğraşmışlar. Gelecek falan. Hani, <laughs> e, yani bu arada yaptıkları rap'in dümdüz 90'lar olması. <laughs> Hadi bakalım. Hatta net Faro etkisi aldım ben. Ya genel olarak alıyorum bu grupta gerçi de hani... İlk giren abi de yanlış abi, bilmiyorsam şimdi... ilk giren abi de zaten şey Tyrone Ricketts Amerika asıllı ama Almanya'da yaşadığı için mesela bunda o aksan, vurgular falan doğru geliyor yani en azından. İngilizce rap yani gerçekten şey kötü bir İngilizce rap dinlemiyorsun kabul ama aşırı 90'lar evet. Ya zaten şey var hani burada biraz da dinleyicilerin aslında izleyicilerin kafasını açmak amaçlı. Köln'e gittiğin zaman, Köln taraflarına gittiğin zaman otomatik olarak boom bap ritimler falan yükleniyor böyle bir anda. Hı hı, Gökten iniyorlar yani. Ee, ama bana kalırsa şey... Ee... Burada çok ince bir çizgi var yani. Amerikan rapini takip ediyorsan bunlar ta seni tatmin etmeyecek şeyler. Doğru, ee, o konuda en fikirim. Burun kıvıracağın şeyler aslında. Denk Ama gelirse atıyorum. açtım. Hani hususi mesela benim Mellow Bag dinlemek canım çekmiyor. Hani daha önce sordun ya canım mesela şey, hani. dinlemek çekiyor mu de, demiştim galiba. Ben de çekiyor demiştim. Ama evet. mesela Mellow çekmek çekmek gelmiyor. Benim şey de var spotify'daki devasa playlistimde var kendisi. Denk gelirse geçmem dinlerim. O Oğlum, Mesela yani. ben size ben size inanılmaz saygı duyuyorum ya. <laughs> devasa playlistleriniz var. Benim playlistim uzadığı anda ben bakıyorum playlistten. Yani görüşürüz. 15 şarkı falan var en uzun playlistimde ya. Göz var ya girince de direkt kelimeler üçlü tekrar etmeye başlıyor. Bang 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 gang 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 yazıldı chatte. <laughs> <laughs> Demin dedi ki e girince otomatikman boom bap ritimler başlıyor diye. Ona güzel bir espri geldi. Ee, <laughs> Kila Hakan'ı karşınıza aldınız ben. Konuyla alakalı hiçbir yorum yapmıyorum. Sanki Aa, ağzına sıçmamışım. Yani. hayret bu sefer kamerayı <gülüyor> kapatmadı. <gülüyor> Gidiyordu genelde böyle olunca. <laughs> Aman. Bu arada ben ee, yaklaşık beni dördüncü kez bölüyorsun bu konuda. Ben bir hikaye anlatmak istiyorum. Çok özür dilerim. Baykan. Mali de bu konuda çok dertli. <laughs> yani dört oldu dört, dört. <laughs> özür, dört. Özür, özür, özür. Yayının daha biz Almanca geçmeden önce ben anlatacaktım bunu. Ama ona müsaade etmedim. Özür. O yüzden şimdi anlatacağım. Tamam sustun. Ben sana bu hikaye anlattım diye hatırlıyorum biz Ankara'da otururken. Bakalım, ee, ama di, di, bilmeyen arkadaşlar için. Bir gün e, Indigo... Ankara'ya konsere geldi. Arafta Farah'ı da ee, Ankara'da güzel bir pop kendisi. Of çok özledim orayı da. Neyse böyle diyeceğim. Evet <laughs> abi yıl 2024 Cenk abi hala hikaye anlatmaya çalışıyor. Çok kıtılıyorum. İnanılmaz kıtılıyorum ya. Yani. İnanılmaz kıtılıyorum yani. Neyse. Ee, biz de o zamanlar ben Altun'un benim falan böyle yeni yeni çeviri yapmaya başladığımız zamanlar falan. E, Indigo ile sayfa üzerinden konuşuyorduk sürekli. Sonra işte kişisel Facebooklardan ekleştik falan. Düzenli konuşuyoruz. Ee, İndik o Ankara'ya konsere gelmiş. Ben de yazdım abi konserde görüşürüz falan. Tabii görüşürüz falan filan dedi. Mutlaka görüşelim dedi. Okey. Ben de yanımda kız arkadaşımla gittim. Ee, işte oturduk böyle hava falan filan. Yanımızda birkaç arkadaşımız daha var. Sohbet muhabbet ediyoruz. Hep beraber. Eee <laughs> Ya biz Indigo ile böyle anlamsız bir şekilde göz göze geliyoruz sürekli. Ben de diyorum ki hani adam şu an konser hazırlığı yapıyor. Ben konser <laughs> bittikten sonra yanına gideyim yani. Hani yormayayım herifi. Ee, çok da hani şey böyle darlamayayım herifi falan filan diyorum. Abi böyle Indigo ile ama ya inanılmaz spam şekilde göz göze geliyoruz böyle. Ben ne zaman o tarafa baksam Indigo bana bakıyor falan filan. Abi Indigo en son böyle ona buna bağırdı. ...küfür falan etti ve çekti gitti. Sonra... ...bana şöyle bir şey yani şöyle bir tweet attı. Twitter'da gördüm. Amına koyduğum bu ço çocukları... E ...internette saygıda kusur etmiyorlar... ...yüz yüze gelince yan, yan, yanlarında manita var diye... ...şey yapmıyorlar dedim. Of, Böyle. of. Sonra beni her bütün Facebook'tan falan engelledi. Bunun sırada da böyleydi hani... Excuse me. What what the fuck is happening right now? Why abi yani? aynısını ben de yaşadım. Kendisine Neler oluyor oğlum burada yani? Aynısını Neler ben de yaşadım derken ya? şu anlamda. E, abi medeni olduğumuz için özür dileriz ya gerçekten. <laughs> yani evet aynısını yani. ben de yaşadım. Bu arada bir şey vardı. yani. Hani medeni o davrandım derdim... diye ağla, şey sürekli anlaşılmayı bekleyen kadın figürü falan dendi ya benim içinde yani abi. abi şey, bu arada hani hocam, medeniyet bu böyle bir şey olurken ben buçuk falanım. <laughs> yani. Hani ve hani böyle böyle bir çocuğum anladın mı yani olaylarda haberim yok böyle falan. Çok şey olmuştum. Herif bayağı konseri bıraktı gitti ya. Çok komik. <laughs> Ve hani konseri bırakma sebebi de benim oğlum ya. Yani. Çok, olsa da ben de şeyi düşünüyorum. Herif konseri hazırlanıyor. Darlamayayım herif falan diyor. Diyor abi Türkiye, Türkiye'de medeniyet yaramıyor yani. <laughs> Neyse hadi tamam devam <laughs> Bunu anlatacaktım. İçimde kalmadığı için teşekkür ederim Baykan. <laughs> Sağ ol. Rica Allah razı olsun. <laughs> ya abi ne bileyim ya şey var. <laughs> Yüz yüze olsak asla bölmüyorum ama bu yayın yayın olayında bunu buna alışamadım hala ya. Alışırsın. Daha, daha ne ki ya? Yani. Tabii bir şey sadece. <laughs> yine aynı şeyi söyleyeyim. Artık 7 ay oldu 3 aydır yayın yapıyoruz falan değil miydi? Ama gerçekten Temmuz ortasından <laughs> başladık. Artık yani 4. aya girdik bu ay. Yani. Ben geçen gün şey fark ettim ya. Şehir veritim başladı 2 yıl olmuş oğlum. Helal. Valla şey oldum böyle yani. Ne? Ne? Nasıl yani falan. 2 yıl olmuş ya. İki yıldır bir de şey oldum. İki yıldır ben ne anlatıyorum ama koyayım yani. Tam <laughs> <laughs> olarak ne anlatıyorum ya? Yani? Onu da anlamış değilim. Neyse. Sıradaki okay. grubumuzda grubumuz ee... da geçiyorum o zaman abi. Evet abi. Bir DJ topluluğu. Köln, Köln'den geliyorlar. 95'te kuruluyorlar. Ve tamamı eski DMC şampiyonları. O yüzden önemli bir grup. DJ Adlib, Trey Styles, Dynamite ve Tobayer var abi. Ee, ve hepsi o DMC şampiyonu ve biz neden bir araya gelip de şov yapmıyoruz falan diyorlar yani açıkçası belli ki yani, <laughs> <laughs> yani... Almanya'nın geri kalanı gibi değil mi? Aynen aynen ve hani e, burada öncü falan ol, olmalarının dışında bir şey var hani daha önce şey, Fader Hezzi falan görmüştük bunların saygınlık olayı Fader Hez'den daha büyük çünkü grupta DMC şampiyonluğu olmayan biri yok abi yani o yüzden hatta size bir e, performanslarını kısaca açayım Noise Stylus Broccoli Wars geliyor. Kömde en sevdiğim plak dükkanını gördüm de <laughs> onun mutluydu demek ki terkim özledim diye. <laughs> yani şey DMC dediğiniz gibi dünyanın en prestijli DJ turnuvasıdır abi. Turntablism üzerine. Ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Yani hmm. farkındaysanız yıl biraz da daha... Ee, ilerledikçe. Bu arada Hı -hı. 2011 e Eylül olabilir evet konser. Tam, ama gerçekten hatırlamıyorum yani. Supa falan vardı. Su, Agabi vardı. Supa vardı. Indigo vardı. Üçü vardı. Ee, yine Fazla elektronik bir Fark... saçmalama abi. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> yani, ya, yapma yapma saçmalama. Yani. <laughs> ya. yine 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 şey abi işte yani yine klasik canlı performans olayı. Yine e, bol bol insanın e, insanı çekecek hareketler. Ama bir yandan da şeyler falan güzel. Markırlar falan konuşuyor kliplerde. Yani hip hop ee, bu abi ben yani. Bu şey değil. Dinozorluk falan kafası değil. Hani şey açısından diyorum. Rap sokakları anlatır murk. Hayır asla öyle bir şey söylemeyeceğim biliyorsun <laughs> özellikle Özellikle Türkiye'de sokaktan rap öğrenemezsiniz arkadaşlar. hani <laughs> akademik kaynaklar, makaleler, yazılar ve internet tek seçeneğiniz. Asla sokaktan öğrenemezsiniz Türkiye'de yani. Onu silin kafanızdan. <gülüyor> <gülüyor> şey Baykan diyor ben bir şey demiyorum. Hip hop dediğim abi şu açıdan hani klipte mesela bütün elementler var ya hani o açıdan hani ya, e, görsel kullanımdan bahsediyorum hani. Ya evet bütün elementler var neredeyse. O açıdan diyorum hani hip-hop bu diye hani yani, yani kl klip ya, bütün element şey, bütün şey, elementleri işte, ayrı ayrı aynı klipte görebilmen açısından hip-hop bu diyorum yoksa şey değil gerçek rap moruk demiyorum şu an ya. Yani <laughs> Q ile ama moruk bu arada. <gülüyor> <gülüyor> moruk. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey güzel bir dönem ya Alman rapi için keşke Türkiye'de de olsaydı öyle bir dönem ama böyle diğer elementlerin çok önemli planı çıktığı dönemler var ki uh -huh. az önce de izlediğimiz klipte onlardan biri. Ee, ya bugün mesela sen bir beatmaker olarak şey düşünebiliyor musun? Eğer bu tag muhabbet olmasaydı beatmaker'la öne çıkabilirler mi? <laughs> yani. Asla. Hala da çıkamıyorlar. Çünkü artık Türkiye'de tagler biraz şey olarak kullanılıyor. Hani ben tagimi koymazsam bu beat herkesin yaptığı beat ya. <laughs> o yüzden tagimi koymalıyım. <laughs> Biraz o yüzden kullanılıyor aslında şu anda yani öne çıkmak yani lazım. Yani Baykan abi. Baykan görüşürüz abi. Kendine bir kere sevin. Yine yaptı aynı şakayı. Sıkılmıyor adam. <laughs> ben bu şakada biz şey ben gerçek hayatta bile yapıyorum bu şakayı. Ama e e eğlenceli sevmediğim bir şey söylediğinde <laughs> de masadan kalkıyorum abi yani. Eğlenceli yani. bir şaka ama. <laughs> evet yani bayılıyorum bu şakaya. Bir de parayla satıyorlar. Evet ya ama şey var ya ben mesela <laughs> bir bir beatmaker kadar bir turntablistin kazanmasını isterim yani. Ben bu de, tabii bir, de, de. bir hip hop aşı olmamızla alakalı mı Baykan bilmiyorum ama. Kısmen ama yani bir de şey var. <laughs> dip tutu şeyim her, her beatmaker da güzel kazanmıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Valla, Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben, yemeye. geçen, ben geçen bir tane beatmaker'ın 10 bin lira istediğini biliyorum. Bu rakamlar komik rakamlar olabilir arkadaşlar <laughs> ama ben böyle 10 bine duyunca şöyle oldum yani. Hani... <gülüyor> <gülüyor> ne? Daha, yani... Ne? Falan hatta şey ya. az önceki az önceki kamera kapatma esprimi var ya yani. masadan kalktım yani anladın hatta mı? Hatta yani. şey 10.000 mü? Bir sonraki şarkısında şöyle bir şey olacak hatta. Baykan soruyor Spotify'dan yatan para ne kadar kanka? <laughs> Yeminle bana Twitch'ten yatan daha fazla kanka diye <laughs> böyle. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Bak... olabilirler ya. Ben böyle <laughs> daha, daha şey bir örnek vereyim. Ben podcast yapmaya başladığımda şey oldu. Birkaç böyle ajansdan 3-4 tane ajansdan teklif geldi. Hepsinin de motivasyonu şey Spotify'dan Spotify yakında podcastleri monetize edecek falan filan böyle. Üçüncü, ikinci ajansındayım şu an. Bu arada on, bin, on param... bin isteyen kişi benim değil mi bu arada? o <laughs> dis bana Tabii ki sensin ya. Benim çünkü o da ya. Öyle mi? O zaman senden başka biri daha var abi. <laughs> Tamamdır. Abi yok şöyle. Ben ismini şu an söyleyemiyorum tamam, ama. Tamam Abi şöyle. Hatta şaşıracaksın dur yazacağım. Arkadaşlar tamam. özür dilerim. Tamam. Chatten özür dileyerek. Yani yazdım. Ha kanka hakkı ya ama yani bence az bile istemiş. Bence bir şey bence de az istemiş ama hani oğlum 100 lira lan 100 lira hani ha. promosyon yaptım beyler 24 saat 100 lira bitlerden 10 bin liralar falan. Evet duymak. evet evet o doğru o konuda doğru ama şey var şu an kendisinin çünkü ismi geldiği anda nadirdir Türkiye'de o prodüktör etkisiyle birini ünlendirme şansı olduğu için o fiyat normal. Bir var? şey diyeceğim art yazıyorlar bir şey diyeceğim arkadaşlar. Değil. 10 bin lira bence şu anki piyasa için komik bir rakam. Evet yani. bu komik bir rakam az bile istemiş dedim. Ars değil yani o yüzden yanlış anladım. Yani şöyle bir hesap yapmanızı istiyorum. 1 milyon dinlenince altı bin dolar bırakıyor. Yani vergisi Mergisi işte dört bine kalsa dört bin doları çarpın oğlum. Yani. Türkiye'de asla milyon. bir de şey yok yani. O kadar para bırakıyor geçtim bir de bu parayı ver, veren insanlar genelde şey de veriyor. Ee, hani royalty vermiyor size. Hani o parçanın gelirlerinden almıyor. Evet direkt parasını Türkiye'de veriyor. çünkü muvaffakat mame eşittir. Sevr anlaşması. Plak firmalarıyla. <laughs> 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 Hazal görüşürüz. Çok teşekkürler. Ee, çünkü gerçekten Türkiye'de muvaffakat nameler sevr anlaşması abi. Yani Hı -hı. asla pay edemezsiniz. Sample'dan patlarsak siz sorumlusunuz falan. E abi sample'ı sen temizle anladın mı? Bana bir royalty vermiyorsun. Biz ama platforma onu Emin da sen temizle yani. Emin ol şey değil yani. Beatmaker'lara özgü bir şey değil bu yani. Değil evet bu? evet evet. Şu an Türkiye'de bir beyaz yakalıyla çalıştığın anda. Ya ben sana teşekkürler bu arada. Ee, biz şehir belirtim için sponsor turuna çıktığımızda bana ne teklifler geldi biliyor musun? Yani isim vermeyeceğim şirket Hı. ismi vermeyeceğim ama bir şirket şunu dedi: Siteyi ayakkabı sitesi yapalım ama içinde rap yazıları da olsun. Eyvah, eyvah. <laughs> hani ana sayfa ayakkabı olsun ama mesela Google'da reple bulunalım falan Hı. böyle. Hani böyle böyle teklifler falan geldi yani. Zahre sordu. Beyaz, Global beyaz mı de böyle abi. Zahre demiş ki globalde ne kadar peki mainstream olmayan ama piyasada öyle olanlar. Mesela No idea, Rıza falan demiş. Abi söyleyeyim. Yaklaşık e, minimum bu tahmin fiyat ama yani 100 bin dolardan aşağı rıza'yı göremezsiniz muhtemelen abi bu tenkisler. Bir de bir şey söyleyeceğim mesela 100 bin doların olsa da bence rıza'yı görme için bir referansın evet 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 bu da doğru. Şovriyilin referans... falan evet bir Bak, de referansın ya referansın vardır. olacak ya çok iyi yılın olması. Yani falan mesela şey lazım, var yani. hani parasını verirseniz sizin referansınızın önemli olmadığı bildiğim büyük prodüktörler yani mesela abi take it var çünkü çok no name adamlarda bile beatini görüyorum. Çok beğenmeme rağmen Jalil Biz var mesela, hani hiç No Name Hı -hı. birinde de görebiliyorsun çünkü tamam parasına para odaklı bakıyorlar ama mesela örnek veriyorum. Paykan mesela. Kanye ve bir Dil... falan gibi ya da primo gibi prodüktörler için bir de onlar aynı zamanda referansla gidiyor olmanız lazım. Sadece para çözmüyor yani. Ee, şey söyleyeceğim sana, hadi sana bir soru sorayım. Abi yarın biz şehir Veritim YouTube kanalına başlıyoruz tamam mı? Hı -hı. Sana geldik dedik ki abi bize 10 tane beat lazım. Hı -hı. Bunlar loop olacak. Hı -hı. Biz kapıyı ne kadar adam açıyorsun? Normal Normender'in <laughs> iletişim bilgisini verim loop olacaksa kanka. <laughs> ya bir dakika lan ne ne, ne böyle yapıyorsam no Normender tamam haklısınız. Ya tamam oğlum biz de supply sindiririz ne var ya. Yani? Yok sadece loop olacaksa eğer sadece loop biz, olacaksa biz ben ben sana supply sindiririz birader. Sa <laughs> Normender Astral falan bu isimlerin mail adreslerini sana veririm kanka. Loop istiyorsanız burası ben beat yapıyorum diye. <laughs> Bir de çok bu ünlü arada... bir tane daha prodüktör var onu da veririm ama hani kendisi bir kişi haricinde kimseye çalışmıyor. Hmm. <laughs> Loop diyorsak dakika, ona var chat, çünkü. Chat, chat, chat konsantre. <laughs> chat bu kim olabilir chat? <gülüyor> <gülüyor> kim lan bu? Sana Aile mi başlıyor? Hayır. Aile mi başlıyor? Hayır yazıyorum okay. sana. Daha önce başım belaya girdi o yüzden okumayacağım. mı <laughs> ne koyayım. Dime mi ya. Teşekkür ederim Baykan. Şu an yüz yüze olsak bu yöne yüz yüze yapıyorsak sana sarıl sarılırdım yani net. <laughs> Korona var Beş ay sonra. Yok abi ama. <laughs> Aman. Niye beş ay bilmiyorum sanki info gelmiş gibi. Aa, aa Cenk çok zamansız yerde düştü. Of bekleyelim bari. Ba bekleyelim bari derken ben bu sırada size şeyi söyleyeyim. Cenk'e bir düştün yazayım Hab haber yoksa. Etkili eleman takip için teşekkürler. Hoş geldin. Yok isim vermiyoruz. Yani çok bilinen isimler her isim vermiyorum Yok abi Arda Gezer son albümde iyi iş çıkardı. Normalde beğenmememe rağmen son albümde iyi iş çıkardı. Ee, şey. Cenk'i bekliyorum bu arada. Cenk düştüğü için. Ondan bir ara vermiş gibi olduk. Abi şey fiyatlar bazında diyorsak şöyle yani Abi profesyonel bir aracıdan çıkacaksa işin artık şu endüstride bir konserden 100 bin lira alıyorsan bana da 10 bin lira vereceksin üzgünüm isterim yani Ha her zaman alabiliyor muyum? Hayır ya da tanıdık kişi geliyor daha düşük meblalar ya da sadece royalty yani Aramızdaki ilişkiye göre şekillenecek bir şey ama hani müşteri mantığı geliyor sen üzgünüm abi yani Sen üzerinden zengin olma hayali kurduğun bir şey yapıyorsan beni de doyuracaksın yani Cenk Neto düştü. Belki elektrikler falan da gitmiş olabilir. Huh Bekliyoruz. Evet ve Cenk offline gözüküyor. Muhtemelen elektrikler. Evet tahmin ettik Cenk. <laughs> evet elektrikler gitmiş. Beklemedeyiz. Gflow kötü bir rapçi etkili eleman. yani. Normalde soru cevap yapmıyoruz bu oyunlarda ama Cenk'i beklerken yapabiliriz biraz. Var Feride evet. Bizim kaç yayınımız elektrik gitmesi yüzünden mahvoldu Deniz sorma ya. Ya bir her yönü kötü etkili. Her yönü kötü. <laughs> Dayanıyorum. Kötü dedim bu arada. <laughs> Tamamdır Cenk. Bekliyoruz. <laughs> Eril kötü. IŞİD'ci olması kötü. Yarışmalar hiçbir zaman, yarışma ve ödül törenleri hiçbir zaman bir şey göstermez ya. Düzgün. Bunu rap, rap dışına çıkarırsan çıkarırsam örnek vereyim. Yani Geçen sene Black Panther Oscar adayıydı abi. Yani Black Panther' mı gerçekten Oscar alacak film mi kalmadı abi. Artık tamamen ticari şeyler bunlar yani. Yani Oscar her zaman kötüdür demiyorum ama artık mesela Grammy'ler, Oscar'lar falan hiçbir şey ifade etmiyor abi artık bunlar. Minecraft Efe, takip için teşekkürler, hoş geldin. <laughs> De değil mi? De değil mi <laughs> Ya şöyle sağ ya albüm exclusive olarak iki versiyonla çıkacak. Remix remix gibi değil aslında exclusive kafa. Biri tamamen e, LOB'nin beatleri ve benim bir beat'im üzerine e, şey global kafa exclusive versiyonda ya, Türk düetler falan da olacak. Onun e, tamamı bendeydi en son konuştuğumuzda. Yok oyun oynamıyoruz şu anlık. Abi Zari şöyle yani onu bilmiyorum hani kim ne kadar alıyor kaşelerini falan insanların bilmiyorum açıkçası yani ama şey var ya vizyonsuzluk ortada yani Rayman'e verilen ya da işte diğer influencerlara fenomenlere verilen reklam bütçeleriyle neler neler yaparsınız yani globalde hep söylüyorum bunu. Exorcist'e de ilk ay olacak aynı. Aslında o şey hani bizim ortak albümüken aslında biraz evrildi. Hani dört kişinin ortak albümüne falan döndü. 2 prodüktör, iki MC gibi. Farklı bir proje yani. Yok ya aslında düetlerin çoğu ücretsiz veya hani tamamen haklı olarak karşıdaki insanla stüdyo masraflarını ödeyerek yapıldı. Selam boys and girls. Hey Cenk geldi. Cenk. Keyifler nasıl? İyiyiz. Oğlum çocuğu iki dakika bıraktım. Burada neler soruyorsunuz çocuğa ya. Ya evet abi Türk... ya, evet, Ayıp şey, artık yani, ya. Şey... Bu bu artık ayıp ya. <laughs> şey bu arada kulaklığa şey, lazım. Kulaklığa, kulaklığa lazım. lazım. Kulaklıktayım şu an. Benim sesim kendime Benim geri, geri sesim geliyor. Kendime geri geliyor. Nasıl ya? Yani şeyden size tavsiyem bir kulaklık Yani var. şeyden size tavsiyem hala geliyor Cenk. Bir dakika. Çetede iki, iki geliyormuş. <laughs> Şu an nasıl? Bir daha konuşsana. Deneme 1-2. Yok. Gelmedi benim sesim kendime. Tamam. Ya şey var. Abi Türk, gerçekten Türk, vizyonunuzu geliştirmenizi ve biraz Türk rap dans dünyaya da bakmanızı tavsiye ederim. Hani biz biraz bu programlarda bunu hedefliyoruz. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Az önceki Hı -hı. tanık olduğum konuşmalarda. Yani şirketlerin Türk rap'e bakış açısı o kadar kötü ki. Evet. 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 Yani 40 takla. Ya yani ben ee... Hani bu gizli saklı bir şey değil. Ben şehir veritimde sponsor buldum. Şehir veritimdeki yazarlar şu an yazdıkları şeyin karşılığını alıyorlar. Ki bunu yapmak istiyordum. Kişisel bir bloktan farklı olarak. Abi ya karşılaştığım tekliflere inanamazsın ya. Hani bu ayakkabı muhabbeti falan filan şey vardı ya. Biz şehir veritimi satın alalım. Ama satın alma ücreti yok. Sana asgari bir ücret ödeyelim falan hani sevralaşması <laughs> yine. Yani... Evet abi yani kitliyor anladın mı? Böyle i̇nanılmaz yani. <laughs> i̇nanılmaz ya. <laughs> ya şey işte bu tar bu tarz anlaşmalarda tek şansımız ikimiz de sarışın olduğumuz çocukken müstahmerelerde Atatürk rolü verilen insanlar olarak abi <laughs> tek umudumuz o yani bir kere imza ben sonra. <laughs> ben en son bulduğum sponsorla ki kendisi kesinlikle açıklanmak Kaya istemiyor. Kaya denen, üzgünüm tamam. ama Türkçe rezalet bir halde bence üzgünüm. Ve bu arada şey sormuş. Şakar'ın sorusu güzel şey bir yapayım. sorusu var. Evet. Fransa ve Almanya gelişme sürecinde Amerika piyasası iş olabilir diye büyük isimlerin fiyatlarını görüyoruz. Türkiye'de bu ne zaman olacak diye. Türkiye'de bu kıymet bilinmiyor. Ya. Bu hani şey değil. ego gibi düşünmeyin ya da bunu megalomani bir konuşmaya düşünmeyin. Ben... Şey Baykan senin senin benim kapağını yaptım albüm ne kadar ne zaman çıktı abi? 2011-2012 falan abi. Yani oğlum o albümde baya baba işler var. Ağırlıklı yani. underground o albüm ama daha da babası abi ben Sean Price'la, Cannabis'la evet. Ondan sonra Onyx'le parça yaptım. Ee, Matchad'la gore yaptım. Inspector ya var yayınlanmadı. Sayadığım... Inspector abi Wu Tang'in hani şey yancısı falan değil hani affiliated bayağı ana üyelerinden Inspector parça yaptım abi. Ve hani ya ne oldu ya. ki? Yani ne oldu yani sonuçta ne oldu yani? On bir şey yani biz Rocketman röportajı yaptık Türkiye'de bence ilk yani direkt ilk de adamın Amerika'daki sayılı röportajlarından biri. Böyle şeyim yani anladın mı? siteye bir getirisi oldu ama ben yani ragitmanla röportaj yapıyorum oğlum ya, ya, ya. yani hani dünyanın yıkılması lazım ama işte ya ya da, şey ol, örnek böyle mi? böyle şeyi anlıyorsun abi böyle abi, böyle diyorsun ki biz küçük bir topluluğuz okey yani, yani. Okay. abi örnek mi ya DTWaft'tan yani Eminem'in grubundan direkt o gruptan arkadaş olan Swift ile benim 3 tane parçam var abi İkisi yayınlandı internette. Ama bir başkasının eminim varlığını hatırlamadığı üvey kardeşinden aldığı hay mesajı gündem oluyor burada. Yani asla şey olmuyor. hani yapılan, <laughs> sana... yazık, yapılan fiziksel bir birlikteliğin işin asla önemi yok ki burada. Her şey hype burada. Bak, Türkiye'de her şey hype ben Sana, konu. ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir isim yazacağım aşağıdan. Özür dilerim chat. Aşağıdan yazmam lazım. Ee, biz bu kişiyle yani röportaj gerçekleştirdik. Ee, ama yayınlayamıyoruz sponsorluktan dolayı. Çünkü o... Hani hı hı. bunun bir maddi getirisi yok. Ee, ve hani sponsor doğal olarak buna bakıyor anladın mı? Yani tamam sponsor bizim başımızda şey değil. E, kırbaçlamıyor bizi. Yasin çok doğru şey. Rap topluluğu büyük ama geri zekalık oranı %99 falan demiş. Çok haklı yani. Katılıyorum. Net katılıyorum. Bir IQ'suzluk, Yasin, gel, Dur bir dakika var. Yasin demiş değil mi? Evet. Yasin demiş. Yasin'e katılmıyorum. Yasin bana kel göndermiş. <laughs> yaşlı, yaşlı göndermesi yapmıştı. Ben Yasin'e katılmıyorum. Yani Türk Şerep şu an abi Almanya rapin günceli ne kadar berbatsa Türk Şerep orayı kopyaladı için orası da o kadar berbat abi yani üzgünüm. Yok abi e, sen like'lamışsın şey bana şey yazmışlardı ya şehir veritim adam yeter artık Almanya'dan kopyalamak daha kolay kolayına geliyor herkesin. <laughs> yani. Abi ben onu e, ironik olduğu için like'ladım bu arada biliyorsunuz. İro, ya. Ironik, <laughs> yani. İronik, ironik yani. ama ya yani şey ben <laughs> şeyi biliyorsunuz şeyi hatırlıyorsunuz Universal Rules of Hip Hop diye bir sayfa vardı vakti zamanında. Hı, -hı. Facebook'ta. Aynen aynen aynen. Ve çok da kaliteli bir sayfaydı. Ama, ama o işte, herifler şu an kapandı gitti böyle falan. Ama mesela bak, sen ben konuşurken bir şekilde anıyoruz yani. Evet ama abi onların hatası da şeydi. Burak'tı galiba arkadaşın ismi. Ben e, tanımıyorum kesin. Burak ve şu an birkaç tane daha hani mesela. Yani burada üyelerinden biri de olduğu için ne de söyledim. Hip şey. hop kolektifim falan abi şöyle bir sıkıntısı var mesela. Bu sıkıntı anlamında söylemiyorum alınmayacaklardır. Abi şey var. Tamam. Biz biliyoruz. Bizim bildiğimiz bize kalsın. Biraz sıkıntılı bir şey. Hani ben bu yayınları bu yapma fikrim bu şeyden. Evet abi biz biliyoruz ama bilmeyenle de aşağılayıcı bir üslupla hani benim onu kendi yanına çekemeyeceğim bir üslup. Üslupla asla o insanla bu sen bunu anlatamazsın. Sen belki ya. biliyorsun, doğru bir şey söylüyorsun ama şey değil. Şu, alın kültürlerini lan ezikler diye birinde bir şey attığın zaman o ezik dediğin insan bunu benimsemiyor abi. Biraz daha ya bir... şey benimseyici bir dil kullanmak gerekiyor biz yani. Abi, e, biz abi biz Haluk'la telefonda konuştuğumuzda ben Haluk'a şey söyledim yani. Ben o bu arada yani kolektifteki herhangi biriyle bir problemim olduğunu düşünmüyorum. problem yok, problem yok. Fikir ayrılıkları herkes o abi. Gerilla vesaire evet, e benim de fikir ayrılıklarım var. Yani bu ama bizim arkadaşlığımızda ya da Abi ortak benim şey benim, bir şey, bir benim Gerilla yani. bile var. Anladın mı? Benim Gerilla ile bile var yani. Ya ben hani şu an kolektifteki hiçbiriyle aktif bir problemim olduğunu düşünmüyorum. Ben Haluk'la telefonda konuşurken şunu dedim. Abi hani sizin düşün, düşünme yapınız bana göre hip zarar veriyor, Türk Hı -hı. rap kültürüne zarar veriyor. Ben bunun karşısındayım ama kişisel olarak senin artık biz Haluk'la çok eskiden arkadaştık. Biz artık Haluk Haluk'la Abi olabilir yani evet. arkadaş. okay. Bitti, hani diyorum ki ben bunun karşısındayım. Kişisel algılama dedim ve sağ olsun kendisi de kişisel algılamıyor hakikaten. Hı -hı. Ki ondan sonra hiç böyle denk düşmedik bir, Hı -hı. bir Biz şeyde. Zaten bak bu eleştirim şey sen demin de anlık diye. Trilmatik mesela kolektif başladılar ama şey var. Hı, -hı. Hani bunu kolektif o kadar yapmıyordu. da Universal of, of Hip Hop çok beğendiğim bir sayfa olması. Evet, bu, çok yapıyordu ya. Bunu çok, çok yapıyordu. yapıyordu. Bunu aslında ben kolektifi mi? şu an aktif olanlardan kolektifi bunu örnek verebilirim çünkü şey var evet bir şeyler biliniyor ama biz saldık artık abi bir bak öğreneceğiniz yok diyerek bu insanlara siz bir şey aşılayamıyorsunuz. siz bunları biz evet, is yani... istiyorsam itmiş oluyorsunuz. Onun için ben burada yani mesela şöyle, şöyle bir şey ya. bu ki biz de, demin dediğim gibi mesela Ozan burada benim sevdiğim Hı. prodüktör arkadaşım ve kolektiften ee, bir arkadaşım mesela onunla da Hip Hop 101'de biz New Wave Sound'lara bakacağız hani bizim fikir ayrılığında Hı -hı. olmamız bizim bir engelimiz değil sadece ben şey şeydeyim ki. hani biz 3-5 tane insanı influencer çünkü benim gözümde influencer tak şu an istersem Twitch'te yayın yaptığın anda sen sıfatlarının birinde de influencer etkiliyorsun birini etkileyen birisi abi ben bu, bu insanları doğru üslupla çekebilirim hani Evet Türk berbatlığından hı. bahsederken ya da benim karşıma netlerden gelen bir işte aşağılayarak konuşurum. Çünkü o adamın zaten benim çizgime gelmek gibi bir gayesi yok. Ama buraya mesela ağırlıklı Türk Şerif dinleyicisi olarak gelip buradan bir şeyler kapacak insana da ben abi git sen Türk ilgilenen hı -hı. demem diyemem yani. Öğreneceksen abicim al dinle. Ama benim fikrimi soruyorsan da seni dinlediğin şeylerle alakalı. fikrim bu. Demin mesela Kaya de söylediğim şey abi elektronik falan değil saçmalama dedim ama bu, buradaki saçmalama hakaret değil hani. O, i̇zle an, biraz hı. daha izle ne izle, anlayacaksın kafasında anlatmaya çalışıyorum ben yani. Ya şey var abi mesela ben analitikse baktığımda mesela hidranın ben Hydra üzerine bir yazı yazdım Hydra'nın albümü üzerine. Hı hı. Immortal Technique'nin 7 katı okunmuş. Yani. Yani bu bu şeye çıkmıyor benim gözümde. Tam o zaman Immortal'ı falan şey eee Man'i falan bırakayım değil. Yani Rocketman'in 7 katı okunmuş. Abi. Bak işte bahsettiğim mevzu bu. Kaya denen şakasına demiş muhtemelen. Abi onu bunu boş ver aç oradan ıhtan soğuk savaş dinleyelim diye. Abi onu dinleyin ama bildiğiniz şeye tıkılıp kalmayın. Ne var bakın. Ha, bu sadece rap müzik için konuşmuyorum. Hoşlandığınız bir şey mi var? Benim bu kişisel yapıma ben bir albüm alıyordum. İçindeki düetlerden abi bunun neyi varmış, onun neyi varmış diye. internetin olma dönem bir şeyler keşfediyordum. Ya da çizgi romanda bir, bir süper kahramanın çizgi roman serisini sevdiysem oraya... o, o o, e, ortak evrende gelen başka bir çizgi roman karakterini de seviyorsanız neymiş diye bakıyorum. Bir yönetmenin bir filmini evet. sevdiysen başka ne yapmış diye bakıyorum ve bu bu şekilde abi sizin ağınız gelişiyor. Sizin yapmanız gereken işte şey, şey bu. Şöyle bir dönem yok muydu? Sevdiğiniz sevdiğiniz, ee... sevdiğiniz şeye sizin sevdiğiniz şeye abi uh -huh. daha fazla e, neymiş bu diye merak etmeniz gerekiyor. Anlamıyoruz diye geçmeyin. Bakın Cenk e, Altuğ Keza, Gerilla abi yabancı rap dinlemiyoruz diyorsunuz abi lehçe çeviri var abi sitesinde adam. Hani <laughs> ha, artık hani lehçe çeviri bile var orada yani. Boşnakça yani şu, şöyle şöyle yani. bir durum var Baykan ama ee, senin benim işte Haluk vardı o zamanlar hı hı. Ee, yine birka birkaç kişi daha vardı şu an hepsinin ismini tek tek sayarsam Uzar yani Oğlum bizim MySpace'tan bayağı MediaFire linkini birimize pasladığımız dönemler vardı evet, yani evet, evet, bir, evet. bir tane MediaFire linkini birimize uzattığımız dönemler vardı ama işte ben şeyi de doğru bulmuyorum doğru değil de yani doğru e, doğru şey değil yani. Artık o dönem biraz geçti abi anladın mı? Biraz iş iş algoritmada bitiyor. Hı hı. Ve senin o insanları biraz e, doğru do, sürüyü doğru şekilde sürmen lazım. Ve bunu atıyorum kimisi şey diyebilir. Mesela benim yakın çevremden ile alakalı olmayan insanlar şey diyor. Abi sana mı kaldı falan diyor tamam mı? Atabar yani... Kurnaz e, Discord çok özür dilerim abi. Şey e, yok demo, yok. demo dinliyor musunuz denmiş. Biz de, e tek Türkçe rapte çıkan işlere ve sizden gelen parçalara baktığımız yayın yarın Discord kanalımıza gelip sizden gelenlere Net bırakırsan... Nette yayın hadi bakalım. <laughs> Nette de, de gidiyoruz evet baya. Siz... Nette de, de ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> Orada Mali eşlik ediyor bana. Eski gerçek altına hatırlayacağınız arkadaşım. O Discord kanalımıza gelip sizden gelenler kanalına linkini bırakırsan yarın bakarız. Hı hı. Ve takip edin. Teşekkürler. Yani, şu an hani Mali'nin sözü geçti. Gerçek yeraltı diye bir şey vardı ya. Ben 2012-2013'te yani. gerçek yeraltını düşünebiliyor musun yani? Hani Bunlar büyük olaylardı ama işte şey var bence bu mesela bu chatte mesela gerçekten rap'i seven insanlar olduğunda yani bir kişinin yaptığı şey e, birçok şeyi etkiliyor yani tabii ki, tabii, bence tabii, bana tabii ki. bana kalırsa. Özellikle internet çağında ya, yani. Ben mesela şehir ve başlarken bunu samimi söylüyorum. Ben bu kadar dinleneceğini okunacağını falan hayalimin ötesinde değildi yani. Hayalimi çarp 5'le falan çarpman lazımdı yani. Hiç böyle enteresan bir mesela noktaya şey, geldi. Şey, hipo, Kira, evet. oğlum, bunu, bunu şey olarak söylemiyorum. Anladım. Flex olarak söylemiyorum ama ya, kiramı bununla ödüyor olmak bana çok enteresan hissettiriyor. Gerçekten. Umarım bir gün anneme ev aldım şarkısı da yaparsın kardeşim. Her Türkçe rap çekiyor. Yazısını <laughs> yazarım ama. Yazısını yazarım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yok şu an yine benim disatasım geldi. Şey diyeceğim. Abi mesela benim de Hani ben normalde Twitch, Twitch yayınları yapsak mı deyip ben biraz erteleme huyu fazla olan bir insanım biliyorsun genelde. Hani kendi işlerim falan dahilinde de. Hani yıllardır erteliyordum. Baykan'ı bursun. yarım saat Baykan'ı yarım saat önce uyandırdım. <laughs> evet, <gülüyor> evet ben yarım gerçekten. Yarım saat önce uyandı. <laughs> Ve şey hani <laughs> buna karantina vesile oldu. Ben karantina hala devam eden birisi olarak hani çok gerekmedikçe hı hı. sokağa çıkmayan bir vaka abi artık sıkıntıdan tü, tü, üret, tüketecek materyal kalmadı. Oyun, film, bilmem ne. Okulum duruyor, işlerim duruyor. Evet, tamam o zaman tip işte bir bari girelim mantığı o vesile oldu girdik ve şeyden memnun e güzel, de, güzel de yaptım bence. Hani Hip Hop 101'de en başta Hip Hop 101'lere başladığımızda mesela şeyin farkındayım abi hani o A henüz az sayıda insan da olsa bu bugün hani biz hip hop yüzü bir bu konuları bıraktığımızda bir, bir günden kastım hani değeri bilinecek anlamında söylemiyorum hani biz YouTube'da bunu aynı zamanda yayın tekrarla bir kaynak olarak bıraktığımızda merak eden yeni başlayan biri hı hı hazır Türkçe kaynak bulacağız. Çünkü en büyük sıkıntı biz anlamıyoruz, bilmiyoruz ve dil bilmediğimiz öğrenemiyormuz. Öğrenemiyormuz, mu? öğrenemiyoruz muydu abi? Al o zaman Türkçe kaynak yapıyoruz. Ben şu an çünkü evet. burada da kefilim abi. Hani konularında en yetkin kişileri ağırlıyorum burada yani. Almanca rap'i sen konuşacağım örnek. Yani ya da işte Türkçe rap konuşacaksak Erden abi konuğum olacak. Hani yani şey değil. Hı hı. Daha iyi bir kaynak var da ben almıyor da değilim. Ben kendi bilgime de güveniyorum bu konuda hani. Ama, genel ama olarak ve şey burada ya. ağırladığım konuklarım da müzik bizneslerde da ağırladığım konukların falan da işinin ehli insanlar olduğu için daha iyi bir kaynak zaten bulamayacaksınız bu konuda üzgünüm iddialıyım şey diye. Biz, yani. Ya bizde de şöyle bir şey vardı bence en yani az 2011 2012ye dön mesela 2011 bizim Facebook sayfasının kurulma tarihi çeviri sayfasının. Ya biz alt şöyle oldu ben çeviri yaptım ee, bir Black Winter Day parçasını çevirdim yükledim baktım izleniyor Yeraltı operasyonunu ne yaptım altı gördü. Hı hı. Dedi ki biz bunun Facebook sayfasını açalım. Çok mantıklı. Facebook sayfasını açtık. Sonra ya yani biz bizim böyle bir bıraktığımız dönem oldu. Benim rahatsızlıklarım falan vardı sağlıksam. Aynen. Dedi ki abi ben şöyle birini buldum YouTube'da. Gerilla geldi. Hı, yani. Gerilla dedi ki abi Ozan diye biri var. Gerilla veya Altu dedi. Hı hı. O geldi, bu geldi falan filan. İşte oradan 5 element işte Discord'a bağlandı. Aynen. Discord'dan bugünlere bugünlere geldi. Bu yani. arada evet. o Discord kanalının şey linki yok Gerilla'nın 5 element ve sizin aktif bir Discord daha var abi. Ben ona gelemedim hala. Bu arada bana onu birinden davet atarsanız. biz artık oraya biz biz artık oraya çok insan almıyoruz. O yüzden hı hı. Bir ara 2500'ü falan gördü. Ben sildim herkesi. <laughs> Eyvallah görüşürüz arkadaşlar. Hani Yasin, 3 buradasınız falan. Yasin bu arada 10 yıl sonra izlenme sayısı maksimum 100 bin olur onun farkındayım da o 100 bin izleniyorsa da bana okey abi. Çünkü Türkiye'de ben 100 bin izleyen aynı video 4 saatlik podcast 2-3 kez 100 bin kişiyi ben çekebiliyorsam en azından müzikal kısmı ve hani ya çünkü şu Türk şu an sıfır müzikalite olan berbat çöp işler çok seviliyor yani. artık onları beğenmeyecek kadar ben müzikal bir, bir şey aşılayabiliyorsam bir, biraz kültür tanıtabiliyorsam çünkü biz burada sadece rap müzik yayınları da yapmıyoruz pazar gününden pazar günü iki haftadır yapamadık ama The Grace'te biz diğer müzik türlerini falan da anlatıyoruz blues anlatıyoruz rock and roll'a gireceğiz ben bir gideceğiz. şey söylemek istiyorum ama ya hani bu bu bu, 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 hani sevmeseniz çok dinlemeseniz bile hani en azından bir fikir sahibi olacağınız bir kişiye ben 100 bin insan çekebiliyorsam ne mutlu başardım yani bir şey söyleyeyim. ben yani Bence bu milyon dinlenme yani. olayı, milyon dinlenme olayı insanların aklını çok bulandırmış. Oğlum 100.000 bin kişi ne demek ya? 100.000... Hmm. bin, ya yani arkadaşlar 100.000 bin kişiyi bir düşünür müsünüz ya? 100.000 bin kişi. Bu arada ben Baykan'ı bölmek istesem bölerim ama ben öyle bir insan değilim. Neyse. Eee şey, ee, yani canlı Can -Nobre he, söyle sonra... hadi. Hadi söyle hadi. Hadi. unutma unutmamak için abi Can Nobre Mali'lerin beraber gerçek yer yapan ekipten biriydi. Hani Can şu an elini ayağını çekti ama dinleyici olarak devam ediyor. İleride tekrar bir şey Bu yapar mı bilmiyorum. Bu ismi de gerçekten bak güzel soru. Can Nobre gerçek ismi miydi? Can ismi abi Nobre'de şey o zaman MSN forum dönemi olduğu için <laughs> o zamanki Nobre fanlığından geliyor. Can Ölken gerçek abi ismi. Abi çok çok iyi binik Vallahi Can Can ya, Ölken gerçek, gerçek ismi Can Ölken ama Can Nobre'ydi internette yani. Arkadaşlar burada iki tane dinozor dinozor var yani hani. Başka ne vardı mesela o, o zamanlardan kalma... Şey bu bu şey bu şey dönemde işte. Türk Rap FM'in falan yeni yeni Ya zaten canlandığı... abi şey şu zehrin şu, şu üzgünüm. Hani kendileri isterlerse her yerden takipten falan da çıkabilirler. Zaten işlerimizi paylaşmadıkları zaman ben mutlu olduğum bir ekip olduğunu hep söylemiştim. Hani yani Türk Rap FM abi şu anki zehrin bu denli bilinçsizce olmasının en büyük kaynağı değil mi abi zaten? Evet. Bu arada e, kendisinin de ismini burada ifşalamam gerekiyor. Hani sen bu şu, bu mermiyi attın diye atıyorum hı hı hı. ha. Baykan haberin olsun. Evet. E, Tarık işte bu Türk evet, Rap evet, FM'in evet. kurucusu kendisi sağ olsun her şeyi çalıyor. Repertuardan bir şeyler çaldı. Podcastlere başlıyormuş. podcastlere başlasın tabii bu. podcast kimsenin tek elinde olan bir şey değil ki. Zaten Türkiye'de tutma sebebi özgür medya olması. ama şey var yani birebir her şeyi çalıyor kendisi. Ve Anıl Piyancı da kendisine gidip sponsor oluyor. Hollywood'lar <laughs> yani. bilmem neler falan sponsor oluyor. Ya ben mesela ben gerçekten ciddi söylüyorum bunu. Ben Hollywood'dan Sweat alacaktım bir tane, hı hı. Oversize bir sweat beğendim orada. Bu olayı gördüm, vazgeçtim. Benim yapabileceğim şey bu kadar yani. Ama e, bana çok sinir bozucu geliyor yani. Ya bir biz biz oğlum. Ben Instagram algoritmasını oynamayı bilmiyorum. Yani, yani. ben de yani şu an gidip iste yani inanın yapabilirim hani bunu şeyde değilim hani ben bugün gidip e, hani <laughs> tutacak parçaya azıcık da para sermaye yatırıp ben bunu hype'layıp berbat bir parçayla ben şu an önüme bakmayı bilmiyor muyum yani inspektadek falan kovalamak Ama yerine aynı, yani. aynı 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 şekilde şey var işte hani Shinsha 666 albümü nasıl falan diye baş, yazı yazmayı ben de biliyorum. Ya, yani. ya da evet ben de Onlar... her videoyu izleyip böyle salaklar rapçilerden kitle kasmak için ay mükemmel ritim kaçırıyor falan diyebilirim yani of beat <laughs> adamlara ama yani ortada bir rezalet söz konusu abi Emre Yücel'in Ya ama bakımış. işte şey var oğlum burada yani. burada işte senin de mesela circle'ında olan benim de circle'ımda olan Ayrı ayrı. Hı hı. Ee, Repçileri de aslında dürtmek gerekiyor ya. Abi hani... yok insanlar da kızamıyorum. herkes çünkü şu an akarken doldurmanın çabazın olduğu için o dürtmeye o dürtmeyle bir aydınlanma yaşanmıyor ya. Bu <laughs> üzgünüm yani. 666 çok iyi albüm oğlum ben öyle bir şey demedim. Yok, yok. 666 nasıl iyi dedim yani. Yok çok yok burada şey Burada şey reaction videolarına giydiriyoruz albüme değil. Hani şey var çünkü ha. bir tane evet. çocuk var abi müthiş boom rap diyor bak boom rap de değil boom rap tarzı yapmış <laughs> Reper şey repertoj adam mı neydi ismi Bilmiyorum öyle bir falan. şey bu röportaj boom adam rap falan. adam bu, boom rap adam diyorum ben ona boom rap Bunların tarzı yapmış bence, işte yeni bence böyle şey bak burada çok derin anlamlar var falan diyor abi şey var da bazen salaklar şey enterizi giriyorlar yani orada god diyor üstüne tıklıyorsun her şeyi yaratan büyük güç falan abi hani buna gerçekten bir açıklama girmek zorunda mıydınız yani hani <laughs> <laughs> abi bu arada fonetik demişler. Ben fonetik bence işin içinden ee, ya, bi, yapmaya çalışıyorlar anladın mı? Hani bir rapkolik adam değil yani. Hani okey bir şey bir şey uğraşıyor yani bir ortaya bir şey koymaya çalışıyor. O yüzden okey. E, ama işte dediğim gibi o bana da hitap etmiyor yani yeşil perdenin önünde. E abi yeni albümün nasıl falan. Övsene bize yeni albümünü falan. O zaman bu arada şey. Evet kötünün iyisi kabul ediyorum. O, o zaman podcast için bizi konuşmayın Avel diyenler oldu dediğin kamufle abi biz onu, onu siz de biz çünkü şarkıyı şarkıda kamufleyi falan beğensek de hani kontrayı beğenmedim kötü yorumla bize mi geldi diye sen de ben de düşünmüşüzdür ona o muhtemelen şeyde o boom rap adama geldi o eleştiri çünkü şey yanlış okuyor. Beat, beat kamufle ve dapo etinmiş. Hani biz boş tükederden bakarken info gözükmüyor. Chatten dapo etin beat'i dendiği için biz dapo et dedik ama ona kızmaz. Orada çünkü dapo et ve kamufle yazmasalar ama dapo et ve Can Volkan'ın beat'i falan demiş çocuk yani. Kamufle de info okumayı bilmeyen haberler falan derken muhtemelen Yo, de değil ben... onlara sallıyor abi muhtemelen. Hani radyo ya da bana 19... Yani 19, Ben kamuflenin 19 T'sini konuşmuştum podcast'ta. Hı hı. Yani bir şey, bir şey de demedi onun üzerine bayağı. Ya bu biraz şey abi sen ben nasıl yayın açabiliyorsak herkes yayın açabiliyor ya aslında. Ya bir de şey var Fırat orada hani Fırat benim sevdiğim bir arkadaşım hani benim en yakın arkadaşım Hı -hı. biriyle de bayağı yakınlar falan. Öyle bir problemi olsa hani bana direkt ulaşır zaten. Bana oradan Avel deyip de hala takipte kalmaz Instagram'da falan yani Hı -hı. muhtemelen. O hani tamam biz mesela... de aynı hafta artık çünkü şey var. popüler olduğu için abi aynı hafta aynı parçaya reaction videosu bilmem ne 50 bin kişi attığı için hani ve ot otomatikman hepimiz Lan biz parçayı gömdük acaba bize mi şeyine giriyoruz ama ben onu Flow Radyo'ya da e, ile bana da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz yanlış okumadık. Ben eksik okudum. Tamam. Hı -hı. Çünkü ben infoyu görmüyorum ekranımda. Chatten gelen bilgiye göre söyledim. Ama orada direkt şey var. Info, çocuk videoya bakarken yanlış info veriyor. Hani yani şey değil. Parçada olmayan birinin adını abi. söylüyor bir için. Muhtemelen o, o, o onaydı yani. Alparslan'cığım abone o için da... çok teşekkür ederim bu arada. Ee, 5 elementin ismini yürütüyorsun her yerde. Neyse. Ee, abi şey var ya. Podcast yayınlamak aslında bir şey değil ya. Yani post ne ses kaydı alıyorsun, yayınlıyorsun. Ya yani, ben şeyden kastım bence... ama abi. Bizim yaptıklarımıza da hani şey reaction deniyor ya. Hani abi reaction'ı siz seviyorsunuz arkadaşlar Türk rap camiası. Çünkü reaction sizin kitlenizden takipçi kasabilmek için insanlar sizi de olmadık yere övüyorlar. Ve hiç havalı bir şey söylemiyorsun belki orada. Aa falan deniyor. Biz biz ya, <laughs> ya da biz şey Emre Yücelen gibi hatalı ses analizi de yapmıyor. Çünkü daha ben doğru notadan bir vokali bulabildiğine şahit değilim Emre Yücelen'in. Emre abi... Emre Yücelen'le bir gün kapışmak isterim. Yani şey var. Bak biz... hiç müzik eğitimi almadım. Şan eğitimi almadım. Emre Yücelen'le bir gün kapışmak isterim. Biz analiz biz analiz analiz veya reaction videosu yapmıyoruz abi. Biz ben Twitch'te bir içerik üreticisiyim artık 3 aydır. İştirak oldum sonuçta gördüğünüz üzere abone falan olabiliyorsanız yani. Hani partnerlik de geldiği zaman ya ben part time olarak şu an aynı zamanda bir streamerlığa başladım. Hani uh -huh. prodüktör Hı yanında. İkisi uh -huh. ayrı şeyler. Biz burada arkadaşlarımla yeri geliyor oyun oynuyoruz. Bu, geri geliyor bilgilendirici yayın yapıyoruz şu an izlediğiniz yayında olduğu gibi. Ve yeri geliyor kafa dağıtmak için ve merak da ettiğimiz için çıkmış parçalara bakıp beğendik beğenmedik. Varsa hata varsa ben söylüyorum çünkü Mali'nin zaten müzik, müzisyen kimliği yok o Pot, o en başta e, radyo radyosuluktan geliyor üniversite radyosundan gelen birisi Hı -hı. varsa müzikal bir hata ben söylüyorum A ve artık hep aynı şarkıları gördüğüm için kitlemizle beraber gülüp eğlenip dağılıyoruz arkadaşlar biz bir podcast veya reaction öyle bir şey değil biz tv e içerik üretiyoruz ya. bu podcastte de değil ve de da değil benim sadece DMCA mevzusundan telifler patlamasın diye haftalık yayınlarında çünkü onda sadece müzik dinleniyor. Hani bundaki gibi bilgilendirici konuşma da yok. Onları mecburen ben parçaları keserek podcast formatında atıyorum ki YouTube kanalımda patlamasın diye yani amaylı kanal. Bu, bu kadar şöyle yani. Şöyle, o o şöyle yüzden o podcast ben... diye çıkıyor. Hani haftalıklar o yüzden podcast formatında. Hani sadece ses kaydı olarak çıkıyor. Yoksa biz onun podcast kaydetmiyoruz aslında. Biz canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayının tekrarı sadece podcast formatında çıkıyor yani orada. Şöyle şöyle, şöyle bir durum var. Mesela ben podcast kaydı derken genelde benim 3 4 5 sayfa. 5. Ya en en uzun 5 sayfaya kadar çıktı Eko Fresh'te 5 sayfaydı. Ya bir şey bence bu bilmiyorum belki benim görüşümle hayat görüşümle alakalıdır. Bir şey konuşursan bilmen lazım abi bence. Konuştuğun şeyi aynen, aynen, aynen. komple bilmen lazım. Ama kimisi de şey yapıyor anladın mı? Açıyor böyle <laughs> mikrofonu. Diyor ki yani bakıyor abi YouTube'a bakıyor. Al al açıklamaları okuyor bilmem ne. Konuşuyor, bırakıyor. Aynı aynı meslek yani. Aynen öyle. Ee, şey gibi ya bugün sen de beatmakersın. Hip Hop EJ'den beat <laughs> yapan da beatmaker. maker. Evet, evet. İkisi de aynı aynı şey koyuyor. O, o, kadar da takılmamak lazım diye Ve hani bu illa yani. rapten örnek vermeyeceksiniz abi. Şöyle bir şey. Bahsettiğimiz o içerik üreticilerinin bir kısmıyla hani Twitch Twitch ediyorsunuz burada olduğunuz Twitch'ten örnek vereyim abi. Hani Seversiniz sevmezsiniz. Benim de fikirlerine katılmadığım yayınlar var ama e, Twitch Twitch veya şu an Facebook'a geçti. E, e, bu streaming platformlarını kullanış yöntemini beğendiğim için kıyaslayacaksak biz abi burada oyun kanalı için Cansungur can falan neyse biz bu camiye için oyuz abi. Biz daha öğretici, bilgilendirici ve hani IQ, bu arada daha IQ'su yüksek yayınlar yapmanın peşindeysek Hani bunu hı hı. şeyde örnek veriyorum hani rol model alacağım bir şey yok çünkü ben oyun oynamıyorum burada. Hani çok canımız sıkılırsa arada bir oyun oynuyoruz. İleride oynarız belki hani çünkü bu bilgilendirici içeriklerin falan elbette sonu gelecek veya aralıklar girdiği zaman da oynayacağız burada. Sonuçta Twitch bir ana, ana akımda ağırlıklı olarak bir oyun platformu ama evet. hani şey var hani bizim çizgimiz Rap müzik bazında buysa diğerlerinin çizgisi Rainman. Anlatabiliyor muyum? Hani onlar hit Hı -hı. peşindeler. Onlar hani IQ'su düşük bende kalsın ben parama bakayım diyorken ben abi burada evet. daha ciddi, daha profesyonel ve daha e, IQ'su yüksek biraz daha elitist kafada bir şey yapmaya bakayım. çalışıyorum. Hangi para oğlum ya? Ya yok şey için diyorum. Rainman kafası dediğim şey için parama bakayım diyorum. Ya şöyle bir şöyle bir durum var. Ben mesela e, kaç ya? Yani 7 8 bölüm önce falan. Ya 9 10 işte sen like'lamıştın hatta. Şey diye bir tweet attım ya. Ben dedim artık magazin konuşmak istemiyorum. Evet bu kadar. Ben, evet. İşin içinde. Yani çünkü bir ara ben çok kaptırmıştım abi kendimi. Hani şey böyle anladın Simik mı? Yani. Bir olay oluyor. Bir olay oluyor hemen podcast kaydediyorum falan. Böyle çok aç. Dedim ki ben öyle bir yerde olmak istemiyorum yani. Ve bunu ajansla konuştum. Dedim ki bak hani çok düşecek yani. hani da keskin bir düşüş olacak. Dedim hani haberiniz olsun onlar da sağ olsunlar hani bir şey yapmadılar. Yani Aynen Twitch... böyle şey olur mu falan demediler yani. Twitch bazında da abi ben gerçekten tamamen cüzdanınızla alakalı bir şey olsam kanalı bağış açmasında lösebe yönlendirmem herhalde. Hani bunu da şey olarak söylemiyorum yani. Hani atın bağış hemen parçanızı dinleyeyim yok hemen şuraya bir tane şey koyarım. Yeni bilgisayar alacağım İşte yeni şunu alacağım işte memelerimi burada onu... böyle. Ondan sonra gelin <laughs> öyle yapıyorlar abi çünkü. Ben patron ya da işte... yaptım abi. Twitch tamam. Kızı Patronu gibi. yapmaya Bacak... çalıştım. Bacaklarımı buraya kadar çekerek canım hoş geldin falan derim sana ve hani hani <laughs> <laughs> ve YouTube'dan saçma sapan şeyler seyrederek ve atlı şeyden yarısını anlamayarak pek gülüş pek böyle gülerek para kazanırım anlatabiliyor muyum yani? ya yani bir, şey bir şey zor bir Ben burada kaliteli bir içerik üretmeye yapmaya çalıştım. Yani. Tamam yani. mı? Patreon hesabı açıp denedim yani. Burada patladığım nokta şeydi patronu dünyanın en kötü sitesi olması falandı. Hı, hı. Bana böyle yolun ortasında yeni yeni kurallar getirdiler böyle. 50 dolar çekebilirsin falan. Hani. Ama yolun ortasındayım anladın mı yani. baş ilk ayı çektim. İlk aydan sonraki hiçbir patron bağışını çekemedim. Ee, o ara bende de şey vardı bu arada. <laughs> çete bak. Gündem özel podcastleri <laughs> falan filan. Chat de troll. Chat'e bak. <laughs> bu arada gelenlere bak. Bunları yaparsan paramı kaparsın falan geliyor. Baykan <laughs> <laughs> abi maddi durumun yerinde gibi duruyor ya. Gerek yok böyle abi şey. Abi ama şey var. Maddi durumum yani gerçekten yerinde değil. Yani ben emekli mem memur çocuğuyum yani sonuç olarak. Ee, olamaz yani. Öyle bir durum mümkün değil Türkiye şartlarında. Yandaş değiliz, muhalefetiz falan. Ne kadar yerinde olabilir yani. Neyse ben dizimizi de attık yine. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ben kesinlikle bunlara katılmıyorum. Bunlar Baykan Barlas'ın kendine ama şey, görüşleri. Abi şey de değil ama hani yani gidip abi para arasıyla dalga geçeceğim insanlara IQ'sundan yandığım Türkiye'nin problemi var. Gördüğüm bir şeyde dönüşmememiz gerekiyor bence yani. yani. Rolden bile olsa dönüşmemek gerekiyor. Evet yani. evet. Ya bir şeyden ben ben mesela şeyim tamam mı? Ya benim ben kiramı şeyden ödüyorum. şeyi belirtimden ödüyorum. Hem web sitesi hem podcast, total yani ikisini totalinden ödüyorum. Ama hiç şey olmadım anladın mı? Şu yürür. Şunu yazayım falan. Çünkü şeyi biliyorum yani. Ben öyle bir şey yazmaya başlarsam zaten asıl siteye gelen insanlar bir daha girmeyecekler. Abi evet bir girmezse... tabi de şeydi. Ben muhatap olmak istediğim, sohbet etmek istediğim hani kemik kitlem diyeceğim kitleyi seçebiliyorsam ben o kitleyi istemiyorum ki. Bana mp3 Aynen çalar mi? muamelesi yap, müzik açın konu. Bana mp3 çalar muamelesi yapacak insanı ben burada istemiyorum ki. Ona ona bağlayacaktım. Şey. Bu... Bana öğrenmek ben... istiyorsan veya benim chatimde toksik olarak. Yine gelip kesti atıp... sözümü erif ya. Çet işi konuşuyorum. Ya. Benim chatimde gelip atıyorum. Biz ya. burada azıcık feminen bir şey dediğimizde salyalar saçarak toksiklik yapacak tacizci ta tacizci adam istemiyorum ki. Abi ben medeni insanlar istiyorum. Oğlum burada. hadi lan oradan. Sürekli popo izliyorsunuz burada. Alman <laughs> Alman rap eşitleri popo olmuş. Lan. Ama popo ne? izliyoruz ama poponun altına öf bunu şöyle de yaparsın bilmem ne diyen biri çıkmıyor ha, okay. abi. Onu, kastediyorum. Okay. Hani orada okay. Alman rapi sadece popo ve dönerden ibaret diye beraber gülüyoruz ama burada chatimde benim böyle bir sapık kitle yok. Okay. Hani... Okay. Okay. o Tamam. Ama... Onu kastetmeye çalışıyorum. Yani Hiç bu sefer o, ben o, o yaptığım kere zaman kere ben zaten mi? hitap ettiğim kitle de ben olmayacağım ki. Yani <laughs> beni temsil eden bir şey olmayacak ya abi. Ya şey var abi. Bu e, magazinden kopuyorum olayı. E, yanlış yazdım üstteki şapkalı demişler de üstteki şapkalı <laughs> soru işareti yazacaktım yazdım <laughs> Tamam. Ee, şey. Abi ben böyle anlatıyorum tamam mı? podcastta böyle bir şeyler anlatıyorum. Sana hitap etsin etmesin. Abi herif gelip şey yazıyor. Abi normalilerin podcast şeyini dinledin mi? Son desini dinledin mi? Konuşacak mısın? Ha, ya, siktir git oğlum. Amacım hoş geldin ben... seni de övdük demedim. Sence <laughs> Evet, mali evet sen çok övdük abi. İnanılmaz şeyler övdük ama kaçırdın. Ama artık YouTube. Hadi bakalım. <laughs> şey değil mi? Malinin yerine çökmüş mü abi? <laughs> Yok, Malinin Malinin yerine çökülmez canım. Ya şey tipler vardı abi. Şey, sana, sana da Cenk Subaş. <laughs> 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 şehir Velitim adında şehir Velitim adında bir çocuğumuz vardı değil mi şu an? <laughs> ya yani, ne, abi tamam işte o, oydu yani hani <laughs> şey oluyorsun. Sen de buraya chatte gelen insanları şeyini görüyorsundur yani. Bir geliyor tamam mı? Şeyin farkındasın. Buraya ait değil yani Erif. Evet evet evet. Bu, bu 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 dünyaya ait değil ama tutunmaya çalışıyor. İşte onlar fazla olunca belki sen de çok radikal değişiklikler almak zorunda kalabilirsin yani. Yok abi onlar fazla Ad... olduğum ben şunu diyorum abi. Görmezden geliyoruz saçma biri gelirse. Yani hı hı. bizim kurallarımızı benimseyip burada buna uymayacak biri gelirse zaten ya kendiliğinden gidiyor gitmiyor gitmemekte ısrar ediyorsa da abi moderatörlerin bu an, şu ana kadar hepsi kendileri rekor sayıyorlardı. Ben ben bir kişi banladım falan diye sevinen moderatörlerim var. Bundan mutluyum. Banlanacak adam çok kalmıyor burada da. Yani Hı -hı. orada da görev onların abi. O zaman uçurum yani işte gitsin ben, yani. Ben hani şey benim, de Benim o... bir modum olmadığı için <laughs> ben sol olduğum için hani benim o... orada yaptığım şeydi evet. yani. Ben magazin konuşmayacağım artık. Hani görüşürüz abi. Kendinize dikkat edin falan. Çünkü o dönemde şeydi ya. Sağlı sollu Dislerin geldiği. <gülüyor> <gülüyor> Haftada 20 tane disin yayınlandı. Kötü dönemdi. Ee, biri şey demiş. Cenk abi story bekliyoruz gözleri, gözlerimi kapatarak. Yok Kayadan ilk kez geldiğin için sen şu an formatı bizim kafa yapımızı zaten yeni öğrendiğin için bunu toler ederim ve ben sana anlatıyorum ama ben anlatmama rağmen ısrarla bana atıyor link atmaya çalışıyor sana abi bu sefer hani bu senin için söylemiyorum hani gelen kişi bu şekilde davranıyorsa ya da bizim konu e, konuştuğumuz konuyu geçip abi lol geç falan diyorsa abi yok edin diyorum ne yapayım yani <laughs> abi lol geç ben yapayım mı bundan sonra bana, <laughs> yani... bana 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 şey bana bir kontenjan açabilir misiniz bir kişi bir yayınlık ya ya bir bizim yenilik, diyeyim ki abi chat'te <laughs> beklediğim <laughs> şey böyle. şu. Konu illa konu hakkında fikir sahibi de olmayabilirsiniz. <laughs> Öğrenmek için de burada olan birçok insan var sonuçta. Sadece me medeni toplumlardaki görgü kurallarını chat'te de sağlamanız yani birbirinizle hakaret etmemeniz abi, vesaire. Abi, hidra Abi, yani. ölüme inat açar mısın? Yani veya işte benim bazı <laughs> katı olduğum konularda falan, hani bu tartışmada ısrarcı olmamanız medeni medeniyet <laughs> kuralları çerçevesinde chat'te sohbet et, sohbet'e katılmanız yani bu kadar. Ya abi ama işte şey şey gibi ya yani evet. atıyorum yıllar bir, bir, çok Hı. özür dilerim. Hadi yine kestin hadi <laughs> hadi. Devam et hadi. Ya yo Indigo'dan bahsedebilirsiniz bu arada problem yok. Defalarca konuşuldu. Hiç problem yok. Ben burada yani haftanın en iyisinde şu an konuşmadığım çaresinciyi haftanın en iyisi seçtim abi. Bunu hani şeyden demiyorum hani. Bakın ben bunu da yaptım. Hangi, neyini iyi seçtin? Hangi işini iyi seçtin? Şey son, son, son albüm abi bu hafta dinlediğimiz en Super iyi. Super olan. Evet. Abi siz o zaman yayında bayağı kötü şeyler deniyorsunuz. O hafta Bence çok kötü bir parçaydı. O, çok, o hafta çok kötü bir haftaydı abi ve şey hani o hafta dinlediğimiz en iyi şey oydu hani her hafta haftaya göre seçiyoruz ya bazı haftalarda ben hiçbir şey seçemiyorum çünkü abi ben bu hafta seçmeyeceğim diyorum maliyi o hafta dinlediğimiz en iyi şey o albüm diye yani. terbiye. Şeyle albümde. çıkmadı mı aynı şey ikisi aynı hafta çıktı değil mi? Ben Feroy ile. Evet Charles evet sence evet aynı evet, hafta evet. Çıktı. yani Ben Feroy'un albümünden sonra şarkısını dinleyince gözümde bayağı bir moralim yerime geldi yani abi yani şey Peki, değil. Ben, ben adama, adamı... hakikaten o kadar kötü müydü sence? Abi evet. Sence o kadar kötü müydü gerçekten? Evet abi. Ben birçok noktada bak eee... yani tweet olarak attım ama hani seslendireyim yani. Kendisini kendi yapan şeyler vardı ya o hecelemeler <gülüyor> <bilmem> <gülüyor> falan. Evet. Hepsini reddetme yani hepsini bırakması bana çok şey geldi. Hani, oğlum zaten milleti döve döve kabul ettirdim bunları. Hani millet çırpındı yani bunu kabul edene kadar. E niye yapmıyorsun ki? Yani. Hani tam tekrara düş. Üçüncü albümde yapmazsın. Yani. Bu arada ben şeyi aldım. 2020 ile Ferhat Yılmaz'ı aldım. Ha, yani Onlar evet da eğlenceliydi abi. yani hani. E eğlendim yani onları dinlerken. Ha iyi bir albüm müydü? Hayır. Bence yılın, bu arada yılın flopu yani. Evet 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 evet. Bence de bence de. Net Yılın flopu ama ya, şey de değildi anladın mı? Üff, ben fero be. Olmadım yani. Yok o kadar olmadı. İlk albümü kalbim kadar... albüm öyleydi bu arada. O İlk kadar olma... gerçekten o kadar olmadı dediğim şey var. Ben yine o kadar oldum yer yer çünkü yani, cringe satıra da tahammülüm yok ya benim abi hani. Tamam çok ciddi hmm. bir hayatın sırrını anlatacak diye beklemiyorum ben Ferdo'dan ama yani o bazı satırlarda falan öf oldum yani. Ve bir arkadaşım söyledi bana ben katılıyorum. Hani Elanur'ları dinledikten sonra falan ben Fero iyi geliyor olabilir yani, bana. İşte biz de yani net ya da netten daha iyi olmayan Türk şairleri o hafta üst üste atıldıktan sonra hani Yine de o kadar kötü demem ama şey var. Terbiye albümü onların yanında abi bayağı şey ilmatik seviyesi falan diye yani o hafta evet, için evet. konuşuyorum. o hafta için Peki, konuşuyorum. Peki yani Monoman Monoman'ın verse'ü beni çok şaşırttı. Beni de yani ben Monoman'ın solo olarak da takip eden bir insan olarak şaşırdım yani bayağı. Hatta Monoman'ın o hafta bir de solo işi vardı. Onu hiç beğenmemişken Hı -hı. o ben kendi adım, evet, Mali malenfal değil demişti. Aynı, o albümdeki verse'ün hatta Monoman hiç beklemediğim kadar çağrışımciden iyi demiştim Mali, Mali demiş ki yine Almanca rap konuşulmayan Almanca rap geliyor. Evet, abi geçeceğiz Denedik birazdan. ama ya bence mod, bu, bu 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 konuya dair bir modumuz yok yani modumuzda değil. Diyor, zaten mi? ama bugün slide'da daha az bir şey kaldı zaten bugün biraz daha okay. keşif bir masif tonda ciddi dururuz biraz uzun uzun geri kalanları biraz keşif gibi olacağı için vaktimiz var ya hani daha saat. Haftaya devam mı ederiz? aa oğlum tabii haftaya... Ben her perşembe kayıt alıyorum lan podcast kaydı alıyorum. o. <laughs> ya öyle, şey var. Öyle... <laughs> hani yok şeyden diyorum hani burada indigo konuşmak yasak falan ya. ama benim burada dediğim gibi ben kendim konuşmadığım eski bir arkadaşımın işini öyle bir art niyetli olsam o iyi albüm olmasa rağmen ben gömerken gömerdim yani. Onun yerine ben hakkını vermeyi tercih ettim. Yani burada istediğiniz kişiyi konuşabilirsiniz o problem değil ama şey değil Ben şöyle, şeye çok şaşırdım. Şunun ya hakkında senin... ne düşünüyorsun soruları biraz bayan sorular. Çünkü yeri geldiğinde konuşuyoruz. Ben şeye yani. çok şaşırdım Baykan. Yani senin Fred'le ortak işler yapmam ve benim bundan story şeklinde haber haberdar <laughs> Çok hızlı gelişti olay. Skandal. Çok skandal. hızlı. Gelişti. Ben Fred bu, bu arada hadi ben burada da öveyim. Çok beğeniyorum. Ben bir şey yapayım. ben bence bu yılın en iyi çıkışlarından biriydi. Evet. Abi, Valhalla Hı -hı. Ben çok beğendim. Bir yani 5 4 şarkı vardı. 5 şarkı vardı pardon. 5 şarkı vardı. Ee, bir tane bir tanesini listeme almadım. Onun için hepsini aldım yani. Ve ee, gayet de iyiydi. Ee, Senle nasıl bir şey yapar onu bilmiyorum oğlum. Mesela Bu, o da, ben ya. o yüzden çok yükseldim <laughs> anladın yani, mı? Neler olacak ya, falan Biraz diye. şeye gireceğiz galiba, New Wave, Action Browns'un soundlarını, soundlarını deneyebiliriz belki. Kafamda ee, o var, Fred'e onu yakıştırdım. Daha bir şey yapmış Fred değilim. Fred'in şeye çok, yetenekli olduğu çok belli. Evet. Soundları kavradığı çok belli. Yani. Aynen. Ne, ne nedir'i kavradı çok belli ki, şey ben yazı okudun mu bilmiyorum. Ben şey hı demiştim yani. Drill'i yapabilen, anlayan. Hı hı. Hani drillin ne olduğunu anlayan bence ilk isim. drill çok örnek görmemize rağmen gerçekten drill nedir? Nasıl yapılırı anlayan ilk isim. Ki çok böyle e, study case bir drill çalışması vardı. Aynen. Ve şey değil abi mesela Yeniden doğduğum parçasında tamamen alternatif bir sound denemiş. altından kalkmaya başarmış abi müzikal benim de bu arada yani. bir şeyim. Benim almadığım tek parçada o. Çünkü onu da neden almadım biliyor Hep musun? onu abi. single olarak onu single hayır o, o değil. O, ben ha. öyle ben öyle biri miyim lan? Yok yok hayır şeyden diyorum. Hani sen şeyi verdiğim sonuç, sonuç bir rap bloğu ya hayır. O yüzden belki Hı, -hı. diyorum. Belki o şarkıya çok değinmemişsin. Şöyle. De, yüzden almadım. Abi sonu yok. Vakit dar. Noir. Gidiyor gidiyor ve bir anda şey geliyor. Yeniden doğdum geliyor. Ve çok ayrı bir sound ya. Evet evet işte. Hani Bahsettiğim peş peşe, o rap değil. Peş diye peşe dinlerken o yani. peş peşe dinlerken şey oluyorsun yani. Hani Kanka nereye geldik amına koyayım bir anladım. Yani rap değil dediğim mevzu o abi yoksa şey değilsen illa rap olsun mantığındasın demiyorum. Hani albümün içerisinde de rap olmadığı için bir an playlist'e sırıtıyor hı hı. ama ben onu da mesela beğeniyorum yani. Ben mesela şey şey yazdım. Hani müzikal, yani. müzikal olarak kafasını çalıştığı ve bilir bir şeyleri bilerek denediği evet. çok çok bariz ortada yani alternatif hı hı. şeyler deniyor kendi. De. Ben çok güzel demolar yayınlıyor. İnşallah o demolar yayınlar. Ha, ben daha henüz örnek bir şey yapmam ama bu kafamdakini söylüyorum. Daha ortaya çıkmış bir iş yok hani çünkü ben henüz bir üretim sürecine giremedim hala ama Hı. şey var. Dediğim gibi biraz New Wave soundlarla e, Doğu sample'ların sentezi bir Action Brunson'un erken dönem kafasındaki soundları göndermeyi planlıyorum o, O şey Jagged mıydı senin beat'ini okuyan? Evet abi çok kötü bir beat bu arada o ya. Nil, Nil Kara İbrahimgil sample'ı. Aynen ya o da şey hani ulan bir şey diyorum. O ben, sen hatırlıyor musun? O, o, ben o şarkıyı dinleyip sana attım. Sen ne yaptın oğlum? Evet. Bu, nereden kestin falan yazdım. Ve ben o şeydim abi o parçayı bir, bir radyoda duydum. Ya bundan bayağı bir güzel yaylılar var bunda. Belki editlenirse güzel bir şey çıkar demiştim ama o zamanki yeteneğim onu çok editlemeye el vermeyince bayağı aynen kullanmak oldu yani. Ben şey ben, ben şeydim yani. Jagged X Baykan Barlas'ı hazır değilmişim. Ben o parçayı önünde onu şey. Of bir de o parça yürüdü ha. Yürüdü. Senin adına ne tatsız ha. <laughs> Oğlum benim zaten bütün ben yürüyen işlerim olsan... tatsız işler. Hani yani yürümeyenler güzel işlerim benim yani. <laughs> <laughs> Gokobits Beats nasıl demişler. Baykancığım Gokobits nasıl? Çok Universal'da hakim. çalışıyor şu an bence. Ee, ya yani çok hakim değilim ama şey de dinledik. The Black Europe'un Glo haftalık globalde albümünde beatlerini evet. dinlemedik ama orada orada falan da beatleri var. Yürüye dur çocuk diyorum abi. <laughs> hani ekşi sözlük iyi olur. Yani şey, şey çok <laughs> güzel. Mesrime de ihtiyaç gidiyor. var yani. Mescim. Türkiye, Türkiye ile <laughs> hiç alakası yok ya. Hı hı. Twitter'ını falan komple İngilizce kullanıyorum. Hani tam şey böyle anladın mı? Boktan çıkmış yani. Ya onu işte Bok bu başarı... çıkmış yani. Zamanında başarabilseydim aksilikler şey onu ben de planlıyordum. ayrı bir global Twitter açıp orada temiz temiz oturup Türkiye'de troll yaptığım Twitter hesabı istiyordum. Ben de olmadı henüz. <laughs> henüz olmadı yani. Abi darısı benim başıma ya galiba deyip spoiler vermiyorum. Böyle birkaç yere hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Komplekste yazarız artık. <laughs> Hay o. Baykan Barlas. <laughs> <laughs> Yok ya LinkedIn'de dolaşıyordum. Karşıma çıktı dedim ben buna başvurayım. <laughs> Herifler dedi ki CV'nin showreel'ınızı işte CV'nizi beğendik. Zoom yapalım falan dediler. Hadi Bu bakalım. arada o 2008 ya da 9 biti falandır ya Başak. Hani ya 11 sene bitten evet. evet. Bugün evet. kafayla bakmayın. Hani Bizim de biraz daha öğrenme içerisinde olduğumuz yıllar hala. Yani o zaman da az çok tanınıyordum an, an, şeyde ama hala Seni biraz şey, daha öğrenme kapardım önce kapardım abi işte. işte. Benim kapağını yaptığım albümden önce. O albümden iki, i̇ki önce. Mi? O albümden iki albüm önce kanka o. İki ya da üç albüm tamam, önce Tamam işte o albüm 2014 değil mi? 2013 pardon. 2012. O Oha. evet. oldu 8 ama. sene 8 sene oldu. Ya ben bir de şey var abi. Baykan biz senle o kadar eski tanışıyor muyuz oğlum? Evet. <laughs> Ve şey var. 2 abi bir de benim bir, benim bir sırtım ağrıdı beyler ben yaşlıyım okay. <laughs> Bir de şey var hani bu sadece benim için geçerli abi piyasaya sizin bugün çıktığınız şeyler muhtemelen iki 2,5 üç sene önce yapılmış şeyler oluyor genelde hani benim gibi biraz eee <laughs> sık üretmeyen insanlar için özellikle hani yoksa haftada bir şarkı verenler tabii ki o hafta kaydedip bardıkları da çok oluyor ama benim gibi insanlar için mesela su, sizin şu an duyacağınız Canabal şarkısı 2014'ten kalma mesela sahne albümdeki yani. Bir yani. de bir şey söyleyeceğim. Yani beat beat teplerin birçoğu öyle değil mi? Benim yani beatlerim beat, öyle. beat, Benim beat, beat tape de Benim beat en son verdiğim instrumental mix instrumental, instrumental serisinde falan da hep çıkmış parçaların instrumentalleri var şimdi 2011'den beat falan var onun ya. <laughs> hani asla yeni yapılmış şeyler <laughs> yok orada ya. Yani. Ma maalesef 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 öyle şeyler olmuyor. Cannibals şarkısından ufak spoiler vereyim. Mis gibi demiş Emir. Ben dinlemedim. Emir. <laughs> ben dinlemedim. Ben bu yayından çıkıyorum arkadaşlar. Yani herkes hakkını helal etsin. Ben nasıl dinlemedim. <laughs> <laughs> Yine çıktı. Yazıklar olsun ya yazıklar. <laughs> bu, bu bir skandal ya. Vallahi. Bir şey... ben bir şey söylemiyorum ya. Ee, şey... Baykan. Baykan. <laughs> Baykan bana bak. Bakıyorum. Kamerama bak. Tamam bakıyorum. <laughs> bravo. Bravo. Sadece bu kadar söylüyorum. Ben. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Yani şey var dediğim gibi ya çok yeni işler o, genelde çıkmadığı için o şey, şey 2009'da kaydedilse Jagged'ın parça 2012'de tutmuş olsun ama o aslında 4 yıllık bit. Ya da örnek vereyim size bir Ryan 2013'ten kalma bit abi. Fall Fallen Kingdom diye hip hop life'ın kapanmadan önce. Ryan Carnev'de mi senin ya? Evet. Ben onun tagine hiç bakmamıştım şu an. Üf. Şey var o Fallen Kingdom albümünde AOTP'nin Black Christmas remixine yap, remixi yapmıştım o şeyde o albümde. Hani şey değil o mesela Official Remix falan dedi. Keyfim için albümü doldurmak için. O zaman çünkü rap işlerden albüm linkleri indirilen yıllar yani. O albümlerden birinde olan bir free beat'ti o. E, abi 5 sene sonra Stabil kullandı. Ben tek farkı şu oldu. Hani Stabil bana bizzat ulaşabildiği için başka bir underground MC'nin de olmayan bir şey olarak kanalları alıp mix yaptırabildi yani. Hani farkı oydu. Ama ya o da baktığın zaman 2013'ten kalma yani. Yani ben önceki şeyin hala şokundayım. Renkarnenin senin beat'in <laughs> olmasına İnanılmaz şaşırdım. Sebebi de şu yani ben baya tek falan okuyan bir insanım yani. Bakıyorum Eyvallah. kim beatini kim yapmış hız kim yapmış. Hatta bu bende bazen çok. Geçen bir tane çocuk dinledim. Sen kesin netle dinlemişsindir. NetD yayınında. Daisy. Çok... Yok ya Öyle yok. Biri Öyle var. Gerçekten Abi böyle. herif e, D3 dinletti. Deniz hmm. Anaf. E, abi klip böyle pitbull'lu falan tamam mı? Ve jenerik yani. Hmm. Jenerik döner trap. <laughs> evet. Abi bir baktım Kendo Kenji tamam mı? K yönetmeni Kendo Kenji yazıyor. Eyvah, eyvah. Şey oldum yani. Oğlum bu herif Allan ile çalışıyor. Benim benim bende kafa böyle çalışıyor anladın mı? Hani ile diyorum. çalışıyorsa iyi olması lazım. Evet, nette de bunu çok evet. yaşıyorum. Bu inanılmaz şişiriyorum yani. Ama çok, ya çok, benim çok, de çok çok mesela gayret. hayatta kalmak için yaptığım bu tarz işler var ve dediğin gibi onlar yürüyor genelde Aha. ya. Yani hani... şimdi ben kendimi, kendimi burada bitiremem Baykan da evet. ben de para için ne yani... playlistler hazırladım yani neler yaptım. <laughs> yani yok benim de Trap'ım var iki tane falan yani yoksa <laughs> ama en yani parası güzeldi. Ben 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 yani bu kadar söyleyeyim yani sözleşme gereği ben bir stream şirketi için baya böyle Afro Trap playlist hazırladım yani. Türk çerep tırnak şey şeyle yani. yani. Normal bir rap playlist hazırladım herifler dedi ki bu rap değil. Ben dedim, tamam. tamam. Ben de gittim Afro Trap hazırladım yani. O zaman biraz Maalesef. mi Almanca'ya? yani inşallah. Tamam. 12.30 olmuş çünkü iki gibi bitire, bitirelim en azından. insanlar da uyusun. Peki. Onun için dedim. Ya yoksa muhabbet gerçekten çok sardı beni de hani bizim modumuzda değiliz bugün belli ki Almanca için Evet evet, evet. en azından şey YouTube'a YouTube bu hafta Sen şey kaçta uyandın? Ha? Sen kaçta uyandın? Ben abi normalde sabah 10'da uyandım ama şey içim geçmiş yine benim. Bu ara uyku biraz yine böyle içim geçmeli geçiyor benim. Şey Hı -hı. E, bugün slotlara falan bakarken şu arkada sızmışım yayın yayından 9 e, 9'da dokuz, başlarız diyorduk. 8.30'da uyanınca bir erteledik bir de OBS güncelleme alınca bir daha erteledik falan öyle oldu. Ben ben de 7'de falan kalktım işte yani. Ha, yani. bizim daha beynimiz hani normal çalışmıyor ki Almanca'ya gidelim yani. <laughs> ya şey var. Ben hani öyle şey değilim hani yeni uyanmış bir sersemlik ya da şey değilim ama yani o kestirme olduğu için ben bugün mesela normal saatte uyurum hani 2'de. Bugün mesela bir yayını bitirince bir daha bir sabaha kadar oyun yayınımız kesin olmaz yani daha erken uyurum da öyle bir içim geçmiş yani. Vallahi abi iyisiniz ha. Seviyorsunuz bu hayatı. <laughs> o zaman sıradaki grubumuz. Çat diye de geçtim. Oğlum <laughs> <laughs> bir bağlasaydık lan. <laughs> Nord Massive. Sıradaki grubumuz dedi. <laughs> Nord Siz sıradaki grubunuza geçin. Ben bir iki saniye müsaade isteyeyim. <laughs> tamam abi. Ee, Nord Massive. Frankfurt'tan geliyorlar. Ebony Prince, Krez... Master H, AS, Fuego Fatal, Clark Kent ve Metro'dan oluşuyorlar. 94'te kuruluyorlar ve Almanca rap yapıyorlar. Bir işlerine bakalım. Şurada gördüğünüz daha önce aynı espri yapmıştım. Abdülhey'in grubu. Şu an imleci üstünde görüyorsunuz. <laughs> yani çok benziyor. Çünkü. <laughs> ee, o zaman ne gelsin orada Masiv'den? Babaran Style gelsin. Evet fade attım. Bu arada hani çok iyi bir parça olmamasına rağmen Selo Abdi ve Haf Befal eşliğindeki Frankfurt'tan çok daha iyi bir yerde olduğumuz konusunda hemfikir miyiz Cenk? <laughs> Kesin de hemfikiriz yani. abi. Ben o sırada e, kula... hoparlardan dinliyordum. Bilmiyorum ses ne kadar geldi. ama. Yok gelmedi. E, ya e, North Massive'in zaten e, isimden... Ama bu çok erken dönem parça diye kötü bu arada. North Massive daha iyi işler çıkardı ge ge gelecek zamanda yani. Evet. Ya bir de şey var. Eee Almanya'da olay bence coğrafyada bitiyor. Hı -hı. Bu tane subjektif bir yorum. Ee, genelde böyle kuzeyler, muzeyler, e, Nord yani, Nord. E, direkt kuzey zaten. Hı -hı. Daha sert e, müzikler yapıyorlar. Sertten kastım daha bizim 90'larda alışık olduğumuz soundlar. Onlara bir tık daha e, yakın. Rove rap daha çok aslında hani buradaki sert evet. şey değil. Gangster rap gibi algılamayın. Rove rap'ten Hı -hı. bahsediyoruz. Evet. Ee, Bence mesela North Massive atıyorum hiç Almanca raple alakalı olmasa dinleyeceğin bir isim. Yani hı hı. E, benim tavsiyem şey olur yani komple e, şey olsa Amerikan rapi dinliyor olsan ve bir şekilde Almanca rap'e başlamak istiyor olsan North Massive mesela atacağım grupların içinde olur. Hani seni bilmiyorum ama cool savaşlar işte Front cries, Raglar ben bunları atarım birine. Hı. North de kesin olur bunların içinde evet. diye düşünüyorum. Çünkü şey eee Beni böl kanka hadi böl. Yok yok yok. Ya. Yazdın zaten. Böldün oğlum ya. <laughs> böldün zaten ya. Ya sen konuşuyorsun zaten diye. Zaten böldün ya. Ozan kaçıyormuş iyi geceler dedi seni bölmeyeyim diye. Ben de chat'ten yazdım. Ozancığım iyi geceler. Iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Ben bölündüm. Ben artık seni ben uğurluyorum Ozan. <laughs> görüşürüz Ozan. Kendine dikkat et. Böyle olacağını <laughs> haber <görüşürüz>. etmemiştim ben. <laughs> sen devam et. Görüşürüz. Edersin sonu <laughs> Görüşürüz. İlk Bir defa birini bölmeyeyim dedi. Yani sağ ol Baykan'cığım sen de iyi niyetin için ama böldün. Biraz özür daha misin? bunun üzerine çalışırsam belki. Anlakı'cığım hoş geldin. <laughs> tamam özür dilerim. Ya e, Nordmasivi Nord eğer Alman rapini 3 yani yayındır buradasınız gerçi artık biraz kulak aşinalığınız olmuştur diye düşünüyorum. Ama yani artık olsun zaten. E, ama benim gerçekten şey listemde yani. Açıyor muyum durup dururken böyle? Açıyor muyum? Hayır. Ama e, biri mesela Almanca rap önermemi istediğinde aklıma gelen isimlerden biri North Massive. Çok bir şey başarıyorlar mı? Hayır. Sen yani çok böyle bir fantafiya değiller zaten. Cool Savage, Eko, Bushido? Hayır değiller. Rag'ın bir üstündeler gibi diyebiliriz. Ee, Ha, i̇yi evet, geceler. Iyi geceler. Yine bölündüm iyi paşam. Yine bölündüm El, paşam. Ben şey, elde artık şey yapacağım. İbrahim Tatlıses'in kudurun var ya böyle. Onun gibi <laughs> iyi geceler, hoş geldiniz diye pankartlarla geleceğim artık. O bölümdesinde. Okey tamam eğlendim. Okey. <laughs> o çok güzel, kudurun değil mi? Çıkarıyorum bu Of. Bu kadar abi bilmiyorum bunun ortması üzerine. Sen mesela sen eee ne düşünüyorsun? Abi, çok böyle Alman Almanca uzak biri olarak, Alman rap'ine hı. değil ama Almancaya uzak biri olarak. Abi şey bana geçiyor. Raw rap alıyorum. Yani erken dönemde Bu yüzden sordum evet. zaten. Çünkü onu en çok hissettiren bence dinlediğimiz gruplar arasında en çok hissettiren Ya şey değil. Tabii ki birebir muadil değil ama hani beat'ler ve vokal tarzı olsun, e, sound olarak bana mesela biraz şey geçiyor. Black Moon geçiyor burada. Bu parça üzerinde konuşuyorum biraz. Hani sound olarak Smith Wesson geçiyor biraz. Asla muadilleri değiller bu arada ama yani evet. şey o raw o, 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 rap tonunu alıyorum. Biraz Brook, şey Brooklyn raw sound'unu alıyorum abi ben. Ya şey de çok belli ama etkilendikleri e, bence çok belli yani ki Hı -hı. şu zamana kadar üç bölümde konuştuğumuz bütün Almanca e, isimlerde şey var hakimsen eğer Amerikan camiasına da hakimsen şeyi biliyorsun. Kim, Aa, şunu kimden... dinliyorum. Neyi evet. almış? Aynen. Evet evet. Rug'da olduk. Aa ben baya Souls of Mischief dinliyorum dedim. Mesela hani... Mesela ragda Mesela ben North sonra... Massive'i bulamazdım. Yalan olmasın. Ama North hani... Massive'i zorlarsam... Dediğim gibi bu özellikle erken dönem parçaları. 90'larda yapılmış parçaları Hı. için. 2000'ler sonrası çünkü onlar da biraz klasik Alman sounduna... Hani o... Almanların battle rap soundu var ya hani. Aslında battle rap değildi onlar da. Daha net anlaşılsın dediği diyorum hani. Bu yaylılar giriyor sürekli. Orkestral beatler kafası. Battle rap. rap. <laughs> evet. Hani orkestral... Sadece Türkiye'de sadece Türkiye'de olan bir rap türü yani. <laughs> evet o da <gülüyor> Şey, <gülüyor> <gülüyor> orkestral soundlar giriyor yani öyle söyleyeyim. Battle rap yanlış bir kullanım. Ee, o kafaya çok yakın geliyorlar ama 90'lardaki soundlarında net olarak şey var. Dediğim gibi hani ben biraz daha Brooklyn Underground, Stockton, NYC Underground soundlarını alıyorum yani. Ya eee... Burada şöyle bir durum var. Benim bulamamam senin bulman arasında. Ben bu ee... bulurum. <laughs> <laughs> o yüzden. <laughs> Estağfurullah canım. Yo 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 yo. Baykan baykan. Öyle bir şey yok da. Yani e, şey olabilir abi ben mesela sen bir parça açtığında ben lirikleri dinliyorum ya yani aslında. <laughs> Aynen. Biraz ne anlattığına o. çabalıyorum. Orada mesela hani bu bir öz Ben tekniği kaçırıyorum durumu büyük ihtimalle. Ben de tam tersi. Hani... Mecburen tekniğe odaklanıyorum tabii. Okey. Bu, bu, yüzdendir. Ee, Cenk abi biraz daha keskin bölmen lazım. Teşekkürler Emir. Ee, odaklanacağım bunu. Ben çünkü dili bilmediğim <laughs> ülkelerde ister istemez tekniğe, tekniğe odaklanmak, sound'a odaklanmak zorunda kaldığım hmm. için. Yani Amerikan hip hop'ta seninle aynı kafadayım. Hem tekniğe hem liriklere odaklanmaya çalışıyorum ama diğer ülkelerde, yani İngilizce dışındaki dillerde biraz tamamen e teknik ve sound ağırlıklı inceliyorum ben ee, de aynı şekilde. İlk, mesela North Massive'i şeye benzetebiliriz. İlk yayında dinlediğimiz bir FMC vardı. Kore'yi. Aynen. Hı hı. E, sound anlamında ona bir tık benzetebiliriz. O evet. da bu arada e, Nord'dandı yani. E, hı hı. Onların biraz da şeyi liman kel, kenti olmalarından tırnak içerisinde e, doğal bir şeyleri var. Daha fazla imkana erişiyorlar. Evet. <laughs> e, daha böyle bir Amerikan rapini tecrübe etme ya da taklit etme. Dublajlı versiyon. Oluyor. Hatta biraz. Evet. Evet evet ya bu arada bence şeydir yani e, ben bununla ilgili yazı okudum makale okudum ama çok <laughs> iyi bir makale değildi e, araştırılsa bence böyle bir şeyler vardır biliyor musun yani ilk dönem Alman rapinde mutlaka cover çok fazla vardır yani Muhtemelen. biz nasıl Ati'yi Ati'yi şitliyorsak. E, mesela geçen hafta sen oynuyorsak. yoksun. şu an daha da berbat durumda olabilir o cover abi Alpagan son parçasında bayağı şeyi çakmış. Eminem nadar Fahit beatinden nakaratına kadar çakmış. Hani <laughs> ve Produced by Bimlem kim yazıyor yani. Şey iyi yani. Ya i̇şte o da öyle şeyle bu. Yani. O da şeyle alakalı. Türk abi, her yerde Türk. Yani. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> wow. Okey. <laughs> ben geçen bir e, şaka yaptım. Burada yapamam. Yayından so ya da yayından. Keseceksin mı bunu? Kesersen söylerim. <laughs> tamam bunu da keseyim. <laughs> Bak ama so, gerçekten kesmen tamam, lazım. Ama geçen seferkini kesmedin mi? Olmayı biliyorsun. Ha, teşekkür ederim. Oo. <laughs> evet kesilmesi lazım. Yoksa seni kesecekler. Evet abi. Ya bu da bu da şey yani. yani Türk oldu mu işin içinde bir evet. çakallık, çukallık var. ama bak bunda bunda şeyle de şeyle de ayrı. Bu arada ben bir şeyim. Ben şu an biraz tutuklanmış gibi hissediyorum <laughs> ha. Okay. Parmaklık ekleyeyim mi bizim haftalıktan kalan parmaklıkları ekleyeyim mi şu an senin üstüne ister misin? <laughs> Hadi ekle bana. Tamam. <laughs> tamam dur. Ekleyince söyle de roleplay yapayım ben, Tamam, tamam dur. dur. gelsin açılsın. Gel. Hemen ekleyeceğim. <laughs> Böyle işsizliğimizde çok var bizim biliyorsunuz evet, arkadaşlar. Evet tansiyonum çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bak ama daha önce çok tavuk kümesi gibiydi artık daha biraz şey kaliteli parmaklıklarım var artık ithal ettim. Oo <laughs> uğraşılmış. Aynen aynen. Artık şey zorunda mıyım değiliz değil mi? <laughs> evet. Aa Dilbera'yı da koyabilirim istiyor sana. <laughs> hayır hayır. teşekkür ederim. O da var çünkü biz Türkçe şey, yapıyoruz. onda. Hayır, o da hayır. figürlerimizden biri yani. <laughs> Şu an hapistesin abi. RP'ne başlayabilirsin. Hah, tamamdır. Beni bu yola sevgili Beatmaker dostum <laughs> Baykan Barlas <laughs> zorladı. Kendisi biraz daha fazla abone kazansın diye düştüğüm bu yolda kendisini de yanımda görmek istiyorum. Benim hiçbir örgütle alakam yok. Bunları da peşin peşin söyleyeyim de. <laughs> <laughs> şu an bayağı <laughs> yani şu an. Mero, Mero'da açayım mı şu an ister misin? <laughs> Bana şey aç. Geçen yayında açtığın Levon'un şeyi vardı ya. Dürüm e, reklamı. Köfteciği. Evet, evet dürüm reklamı. Dürüm rap gerçekten dürüm. <laughs> hapisten şu an seni, seni şu an şartlı 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 tahliye ediyorum. Hazır mısın? Evet. <laughs> Ama salı verdim. Evet. Çıktın hapisten. O özgürlük falan. <gülüyor> kötü kötü <gülüyor> de oynuyor böyle flash <laughs> TV oyunculuk. O, o, o da var Lego'la ister misin? Biliyorum onu gördüm lanet <laughs> olsun. <laughs> biz <laughs> bizdeyim biz Bence ben, ben ciddi bir şey söyleyecektim. Yiyecek Nereye geldik amına koyayım ya? Ben ciddi bir şey söyleyecektim. 5 saniye önce. 3 dakika bir bize an... kaldı. Rota şu an. <laughs> Cenk şu an rota. <laughs> Açamam korona olsundur. <laughs> korona vardır sende. <laughs> ya şey söyleyecektim. Ee, konu nerelere geldi ya? Bilmiyorum. <laughs> Tebrik ediyorum. 5 dakikada nereden nereye geldik ya. Bana <laughs> bana yine adam öldürttünüz bana ya. Tanışan dürüm adam. Biz aynı adam binada öldürdüm. değil miyiz? Biz aynı binada değil miyiz Baykan? D dürümle adam öldürdüm. Yine de değil tek farkına sen? <laughs> Çünkü şeyden konuşuyorduk siz. <laughs> <Al -Pagan'dan> konuşuyorduk. <laughs> ya abi işte tamam. Türk olduğuma bir yerde hırsızlık oluyor. Neyse dur. Az önceki konuyu, konuyu da şöyle bağlayayım. Yani senden ya cezadan çalıyor diye. Şu an, ko şu an koşarak sliverden uzaklaşıyorum farkındasın değil mi? Koşuyorum şu an sliverden evet. uzağa koşuyorum yani. Ee, abi onun da sebebi Alman rapinin bir dönüşüm şu an yine bir dönüşüm içerisinde olması. Ki yani double time'a bile çok geç alıştılar. Yani geçiş çok sıkıntılı e, oldu. Yeni isimler ortaya çıktı. Capital falan filan. Hı hı. E ee, rap'in ismini unuttum ya. Ufo'nun yaptığı rap'in. İsmini e unuttum. Cloud rap mi, emo rap mı? Ha, et evet, Cloud rap. Hı. Ya Cloud rap'e geçiş de çok sıkıntılı oldu. Çünkü e, oturmuş piyasalarda, ya oturmuş ekonomilerde diyeyim daha açıklayıcı olsun. Oturmuş ekonomilerde yenilik, büyük yenilikler eskileri götürür. Ee, bu, bu hani Fact Türkiye sa Türkiye sahnesi ya. Türkiye sahnesi. Yani Mükteza sonrası kaç tane Old School kendi ya eski okuldan kim kim dinlendi yani doğru ee, koşbaşıyla vuruyorlar evet abi <laughs> ee, ama yani Almanya'da da aynı aynı şey oluyor ben kesinlikle ciddi kalmaya çalışıyorum şu an <laughs> sırtımı sırtımı silivriye verdim ve koşuyorum yani Şuan Anadolu yakasına doğru koşuyor. Neyse. Yok tam ee, Sırtını silivriye verdiysen şu an çok şanslısın kanka. Bulgaristan'da bir iyi başlangıç şu an oraya doğru koşuyorsun İnşallah olur. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> tamam. Kurtuluş. Yani İstanbul İstanbul bilmemezliğimiz <laughs> ayağımıza sıktı. Neyse. <laughs> Bu arada bir Aynı Emir aynı vibe'ı ben de alıyorum Baykan abinin <laughs> bölmemek için çok zor tuttuğuna yemin ediyorum. Evet. Ben de aynı şeyi alıyorum. Deniz iyi geceler teşekkür ederiz. <laughs> Denizim iyi geceler. Ee, ya yani Böyle bir dönüşüm var ve bu dönüşümde böyle şeyler okey bence. Yani kesinlikle okey değil ama oluyor böyle şeyler maalesef. Ee, bir yerde yani cezadan çalmak da ne bileyim yani. çünkü hani, Alman sınavına koyayım ya. Git Ç oğlum git Amerika'dan çal ya. Çakar ben buna katılmıyorum öyle bir şey. Onu kaçırmışım öyle bir şey dediyse ama demiş ki peki değeri anlaşılma yeri de olmuş olabilir mi? Çağrıs de bir röportajında bu piyasa bizim değerimizi arttırdı söyleme olmuştu demiş de abi şöyle yani lirikal manada hani ben Çağrı Sinci'nin konserine gittim abi çığ, çığ çıktığında gittim yani hani çok seviyorum kendisini ve hı hı. bu sene en çok dinlediğim şeyler de yani Çağrı Sinci ama böyle bir şey olmadı ama. Işte. Ya, evet yani şey değil yani internet ortamında Twitter'da insanların sizi çok iyi anlatıyor diye övmesi ama atıyorum maddi olarak asla işinizin karşını alamamanız bence bir başarı değil. Ya bu da ama bir şey bu da şeye çıkıyor Baykan. Bir önceki yayında yine konuştuk aynı şeyi. Ya yani bir şekilde onların da gelir kalemlerini değiştirmesi lazım. sadece i̇şte, işte, işte ondan bahsediyorum. Kim kafası, kafası gelir kalemini e, değiştirmek için çabaladığın anda sen zaten sen olmuyorsun ya o yüzden diyorum. Onun için hani evet. ben bunu şey yani bizim değerimizi artırmak <laughs> değer olarak değer artımı olarak görmüyorum ben bunu. Hani onu onun için e, başarı Yasin diye. ben de ben de Çığın Ankara konserindeydim. Evet 50 kişiydik ama güzel bir konserdi ama işte mekan sahibine sorarsan güzel bir konser değildi. Hı -hı. Yani işte bahsettiğim mevzu o. o değer artımı o hani sizin ederinizi arttırmıyor değer bazında. ya de bir nasıl. şekilde başka bir şeyler üretmen lazım. Hani ya atıyorum çı, çı special edition işte e, bilmem ne bilmem ne ki Kayra mesela şu an Fongogo'da Hı. bir şey açtı. Umarım ki açıkçası Umarım güzel ne? baskılar olur. Umarım güzel baskılar olur. Gördüğüm Onun yanında gör... ben ben bir şey söylemek istiyorum. Bu gör, gördüğün görseller çok kötü çıkacak. Gördüğün çok kötü görüyor bana çünkü abi çok kötü baskılar görecekmişiz gibi geliyor. Ben onu ona hakim değilim ama şey söyleyebilirim yani 75 milyon dolar. Hakikaten. Evet, hani yani. bunu so bunu tweet olarak atmak istemedim. Hani kariyeri çok seviyorum. Ki çok da kişilik de. olarak da çok belli röportajlardan falan. çok iyi bir insan oldu çok belli. Ama hani. Şeyi de görmek isterim ki Amerika'da bunu yapıyorlar abi. Hı -hı. Amerika'da böyle Kickstarter kampanyaları açtığında gerçekten neyin ne kadar tuttuğu yazıyor. Aynen. Ben 75 bin liraya şey oldum abi. Hani, hani okey oldu o zaman falan. Oldum yani açıkçası. Hı -hı. Aa, bu arada Almanya'da da bunu yapıyorlar. Almanya'da en son e, Almanya'da Stay High kurulduğunda. Şey de, de, Deluxe Box cenneti abi hatta. Her şeyin Deluxe evet. Box'ı var yani. Yok en son şey oldu abi. Stay High var ya UFO'nun Hı -hı. şirketi. Hı -hı. O kurulurken böyle bir kickstarter rımsı. Bir e, bağış toplandı. Ve orada Stay High'ın yöneticileri her boku yazdı. Yani bizim yani. designer'ımıza bu kadar gidiyor işte bu tişörtü bak şunu yazdılar hakikaten. Şu tişört şu kumaştan üretiliyor. Bu kumaşın alınımı bu kadar falan. Hani Hı -hı. her boku yazdılar. Ee, ve ne kadardı? 10 yani 25 bin euro falan toplandı. Yani. ya onu ben de hani, mesela şeyde yapacağım. Sitede şu an Twitch'te veya aşağıda merch kısmı görüyorsunuz. Hani bu sadece benim kendi logolu olan şeylerim değil. Zaten çok ne kadar satılabilir zaten öyle bir şey de. Hani şey var. Kendi tasarladığım şeyler atıyorum. Şapka, şapkaya bastırabiliyorum ama bunu Türkiye'de iyi bir şapkaya. Snap, e, Yupong'a basan yer yok. İster ben bu şapkayı buraya getirttiğim zaman... yani kar marjı gözetmesem bile en az 400-500 liradan satmak zorundayım. Çünkü dolar belli, Nivere şapkanın fiyatı belli. Hani ben bunu şu marka şapka diye baktığımda zaten teyit edebileceksiniz ama yani şey değil. etişoda 30 liraya bastırılmış tişört de abi 75 bin lira etmemeli bence de hemfikirim yani. <laughs> evet buna ben de katılıyorum bu arada ama şey var ya. E... 55 de gesen... aynı şey Emir. 55 de bence çok uçuk bir fiyat yani çok uçuk. Plak bastırıyorsan eyvallah ama plak bastırmıyorsun abi. Ya bir şöyle, şöyle bir durum var bence. benim ee, ben mesela şimdi şu an liseye yeni başlamış. Lise 2. Hı -hı. Bir kuzenim var. Ve ufaktan böyle aşıcılık yapmak istiyorum tamam mı? Hafif Hı -hı. böyle bir tık gra grafitiye ilgisi var böyle bir tık ufak. Hani yakalayayım kafasındayım böyle. Oversize alayım falan filan. Hı -hı. Abi butiklere bir baktım. Bu ne amına koyayım ya? Ya abi, bir tane bir tane switch e yani 100 175 lira diyordu ya bir yani. tanesi. Ya dedim, şey pislik neredesin şey... ya dedim. Pislik kapanmış. Yani, şeyi gösterdim ben. Bu tasarımlar diye böyle boş yayınımız, oyun oynayacağımız bir yayında biraz da şeyleri gösterdim hani milleti beklerken hani bastırmayı planladığım şeyleri falan gösterdim Abi şey var. Şapkanın düzü 25 dolar. Baskı ve işleme şeyi masrafı geldiği zaman bir 13 dolar ona ekliyor. 35 dolar. Bir de bunun buraya kargosu var adet başına 15 dolar gibi. E abi şapka zaten 70 dolara geldi. Şu an 700 lira zaten yani. <laughs> bu arada <laughs> da e, çakar, çakar şey demiş. Royal Bunker oluşumu bu yönde bir oluşum muydu demiş. E, <laughs> yani sanırım şey anlamında söylüyor. Profesyonelleştirmek e, anlamında söylüyor. zidoku Savaş. Bunker'i evet, evet. demiş. Hani şey label'dan değil albümden bahsediyor galiba ya da Hı. yeni şey gruptan, o duodan ben, bahsediyor galiba. Ben label olarak anladım okey. Ee, o zaman sorusunu biraz daha açarsa yardımcı olurum. Zidokul Savaş Royal Bunker'i dediği için ben direkt hani onların ikisinin duo olmasından bahsettiğini düşündüm. Ya o o albüm bence şey bir albüm değil ya. Hani ııı e çok çalışacak bir albüm değildi ki bence zaten. Klasik falan da değil bence bu arada. İyi albüm ama evet. klasik klasik değil yani. Evet yani şey olmuş tamam mı? MZE'yi olmuş. İşte bahsettiğimiz 95 sınıfının Hı. Ee, sitesi. Ya MZE zaten şey gibi. Ben ee, doğru anlamışım Olds... Çakar'ın sorusunu vardı abi. Şimdi bilgilendirme geçti. Bir yenilik yapmalıyız. Ha. En iyi iki olarak birleşelim mi oldu? Masafaka önce öncesi yan yana gelmeyen iki MCD sonuçta demiş Çakar. Çünkü ya tam, öyle, doğru şey, öyle şeyler. Yani. Öyle şeyler dünyanın hiçbir yerinde çalışmıyor bence. Evet evet evet. Yani o iş o, 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 hikaye ki, yani Royal Bunker albümü de zaten her anlamda flop'tu. Hı hı. Yani şey diyorlar bana, ben okudum. Onun o, çalıştığı o, bir şey... yer var globalde, ne, ne, bir ne, birliktelik. Ne? Method Moon Redmond abi, çalıştı o abi birliktelik o da ama, şimdi Bir şey yapayım. şimdi, o, o hile abi yani. O... <laughs> hileli tuşlara ama basıyorsun. Çok bölüm geçme tuşlarına bastın. Ama yani. çok enteresandır. Def Squad'da çalışmadı abi. EPMD, Redman ve Kate Murray ticari olarak sınıfta kaldı yani mesela Def Squad'da çalışmadı o. Bir şey söyleyeceğim. Yani biraz daha alakasız oluyor ama Biz Coast'da bile çalışmadı bence. Hı 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 hı. Ki Biz Coast'da çalışsa Biz Coast zaten spam şekilde albüm çıkarırdı diye aynen düşünüyorum. Öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. ya şöyle bir durum var bence orada. Eee Deutschrap'te falan, Deutschrap Reddit'inde, e, subreddit'inde <laughs> ee, Royal Bunker'i şeyde çok övüyorlar. Yani listelerde birde kaldı. 22 hafta birinci oldu falan. Ya abi zaten tamam o o iki isim bir araya geldiğinde o listede o kadar kalacak zaten. Yani doğru. şu an Ceza ve Sagopa albüm çıkarsa neler olur yani. Yani. Ama, okay, ama, ama ne... o beklentiyi ne... asla karşılamayacak Bir klasik çıkmayacak. Buna çok eminim. Hem o var. Hem o var. Tamam mı? Hem de şey var. Tamam 22 hafta listede kalsın ama ne, neyi değiştirdi? Deutschrap'ta neyi değiştirdi? Herkes döner trap'i bıraktı mı evet, mesela? Evet game changer olması gerekiyor. Doğru. Ya o kadar büyük isimler bir araya geldiğinde bence öyle şeyler olması lazım. Çakan'ın sorusuna böyle cevapladım. O zaman ona ona geçiyorum sıradaki grubumuz. Hı -hı. Info vereyim. Ee, Hı -hı. abi bir diye arayayım. evet. Bitten diye bir şehir varmış. Ben bu grupla duydum böyle bir şehrin varlığını. Neresi diye? Bitten. W I T T E N. Ulan hiç duymadım ha. Oha. Ben de ilk kez bu grupla duymuştum. Big P ve Terence Chill'den oluşuyorlar. Almanca rap yapıyorlar. 98'de kurulmuşlar infolarıma göre. Vallahi yine yine breakbeat dinleyeceğiz çok. Iyi. <laughs> Ve şey onlardan da bu arada örnek parça görmüyorum almamışım muhtemelen şey var bilin diye aldığım gruplardan bir tanesi dediğim gibi bu slide'de biraz hızlı hızlı gideceğimiz birileri var çünkü. Sıradaki bu arkadaşlar hiç bilmiyorum yani. Hı -hı. Abi ya ben yine şey var kötü kötü de olsa, şey, de live performans bile olsa bu gruptan da bir şey playlist e veririm ama demek ki hani ben bu çünkü bu slaytları hazırladı ben 3 haftadan fazla oluyor. <gülüyor> bazı <gülüyor> notlarım dışında hani bazı grupları böyle muhtemelen değinelim diye almışım. Belirtmemişim diye düşünüyorum. A ABS'le bir parçaları var. ABS'i biliyorsundur. Underground oluşumlarda. ABS'le bir parçaları var. Aşağıda gördüm. ABS başlığını da alırım diye almışım herhalde. O zaman ABS ve Onan'ın hatta birkaç düet daha var parçada. Eee Vistu isimli parçası gelsin. Güzel okudun yani. ha. Baykas <laughs> bendeki almaca sana gidiyor olmasın? <laughs> ben fade atıyorum ama keşke daha fazla işlerine eriş erişebilseymişim dedim. Çünkü hmm. ben bu grubu unutmuştum parçayı şu an ilk kez dinlemiş gibi. Ama <laughs> çok beni çeken bir rap bu. Ben, ben yanlış bilmiyorsam eğer, Bring the pain eğer... değil de ben şeyi aldım abi. Tam Fransa 90'lar Fransa BT ya bu bence. Sen ben katası... Fransa'ya hakim değilim o yüzden Hı -hı. eksiğim olabilir. Ben oraya çok gittim. Ee, e, ben şey... yayına sesim gidiyor muydu benim o sırada? Çok Bring az. Pain'e zaman. Evet evet. Ben Bring the Pain'i eee the pain e çok benzettim. Ee, şey ya yani şu şöyle bir durum var. Biraz kafa açması açısından. Eee eğer efektlerden doğru anlarsam ZDF kanalı yayınlamış bu klibi. İşte hı hı. arkada sağ altta falan bir şeyler çıkıyordu ya. Hı hı, hı. E, cumartesi falan filan gibi. E, bunlar daha Almanya'da rapin ciddiye alınmadığı zamanlar. İlk yayını izleyenler varsa şeyi biliyorlardır. Yani rap Almanya'da Agro Berlin'le ciddiye alınıyor. Aynen. E, Agro Berlin'e ciddiye alınan bir şey haline geliyor. E, ve o zamanlar Almanya'daki büyük televizyonlardan biri rap yayınlıyor. Ki eğer yani yanlış görmediysem de iyi bir saatte yayınlıyor yani. Öğleden önce sabahın köründe bir, değil yani. Baya problem temizler yani. yani. B b bunlar aslında şeyle alakalı aslında. Açık bir toplum olmak fikri. Hı -hı. Ee, Yeniliğe açık olmak fikri. Ee, i̇lk yayında konuştuk mu bilmiyorum ama şey demiştik. Demiştim en azından. Bu benim düşüncem. Seslendirdim mi hatırlamıyorum. Yani Türkiye muhafazakar bir toplum. Hı -hı. Olduğu yerde bırakmaya çalışıyor her şeyi. ama bir şey değişmesin. C bir toplum. E, rapin, Türk Türk rapinin Türkçe rapin müca mücadelesi bununla alakalı e, daha zor oluyor ama şunu düşün yani. Biz, bizim burada dinlediğimiz grup aslında o kadar da hani bir kul cool savaş değil anladın mı? Kul cool savaş e, ile baya şey MTV'de geri sayıyorlar ya. Yani. Evet evet hani. evet. Şu kadar falan. Yani, e, bu da aslında şeyle alakalı. Almanlar biraz kolay yoldan yürümüşle alakalı. Ki bu arada arkadaşlardan da inanılmaz şu tutukart wipe aldığımı söylemem gerekiyor. Ben gerekir. de ben de onu aldım. Ama bitin neresi bakmadım da şu an Google Maps'i onu aratmayacağım yani. Ya hemen bakayım bekle. Tamam. Benim Google Almanca. Aa bohumun oradaymış. Yani... Sanki bohumluymuşum gibi <laughs> böyle. Aa bohumun oradaymış ya. 15 dakika falan. Benim az kala bohumu bokum diye okuma ihtimalim peki geçen yayın. <laughs> bu böyle <laughs> ya okunuyor abi. değil mi abi? Sana sorup ettim ya. <laughs> benim, İngilizce benim, okusun. benim Almancamı bitirdin abi sonunda. <gülüyor> şey. <gülüyor> evet, abi Köln'ü ya Dortmund'da, Dortmund'daymış bitim. Hı hı. Küçük bir kasabaymış. Ee, Ştutgart'a yakın diyemem, diyemem ben de diyemem. <laughs> Belçika Belçika'ya daha yakın. Batı Batalmayi ya. Amsterdam'a daha yakın. 4 saat mesafede. Hollanda ya, Hollanda'ya evet. yani bu. Evet, <laughs> evet. Ee, Yak ama klasik olarak daha çok Almanya'nın endüstri tarafları taraflarında evet, ki. Evet, iş işin, Stutt evet. Stuttgart konusunda da şeyi söylemiştik. Yani Ştutgart'ın da aslında öyle bir yer olmasının sebebi Batı Almanya'nın bütün yükünü, Hı -hı. endüstri yükünü çekiyor olması idi. Ee, diyorum ve benim ilerliyoruz bu kadar. Benim müzik olarak sevdiğim grup ama dedim ki ben bu kadar info veremiyorum tabii ki. Ee, sıradaki grubumuz Out of Order. Ben bunu Kü da bilmiyorum. Ben bayağı patlıyor muyum şu an? <laughs> Yok. şey, Almanca rap yapıyorlar. 95'te kuruluyorlar. Peter Kvesny ve DJ Max'ten oluşuyorlar. Ee, köln ve Biri Köln'den, Kvesny Köln'den, DJ Max e, Bond'dan geliyor abi. Yine zaten köln bonn Haval havalimanı bile ortak olan bir şehir yani zaten. Hani çok aynı kafa şehirler zaten Ama evet. ben Köln'ü daha çok zaten, seviyorum da Şu an şeydeyiz abi ee, Essen, Düsseldorf, Köln üçgenindeyiz Hı -hı. Bu arada şey abi Bunu da bilmemen normal çünkü ben bunu da bilin diye Aldığım gruplardan biri bundan parçayı net olarak Almadım çünkü şey sadece 3-4 tane Live performans var Youtube'da Hani şey yok ee, Bir tane EP yayınlamışlar ama Youtube'da yok Emir'i bağlanır mısın? <laughs> Emir'i lütfen bağlanır mısın? <laughs> Emir ayıp oldu bu ya Gerçekten <laughs> Ben çıkıyorum. Şey... Ben çıkıyorum abi. Görüşürüz. <laughs> Hayır. Neyse Almanca bilen birini getirin abi. Hadi bu. Sıradaki tamam, kurulları ya. biraz konuşuruz. <laughs> Panzdominans geliyor. Berlin'den geliyorlar. Kit Cobra ki kendisi Türk yine Sertan Sarıökmen ve Prince Porno'dan oluşuyor ki Prince Porno bildiğimiz bir isim. Bu Battle Rap ekolü bu Almanya'nın biraz. Hı hı. Hani ya Battle Rap'ten kastım şey, e, sahnede yapılan Freestyle Battle ekolü yani bun, Battle Rap grupları bunlar. E, 95'te başlıyorlar ve Almanca rap yapıyorlar İngilizce kullanmayarak ama de, dediğim gibi e, genelde bu, bu grubun ben kayıtlı işlerini çok beğenmemekle beraber hani Battle Rap'te bayağı kitleleri olduğunu gördüm. Yani, Alm, yani şey değil, Amerika'dakiyle kıyaslamayacağım ama Almanya için atıyorum Nest neyse, işte Disaster neyse bu ikide biraz bu hissediliyor. Bir parça açıyorum. Şıvar was just a gevahre. Herhalde böyle okunuyor değil mi? Pans nasıl da parça. Okudun artık hadi bakalım. Amin. Düz, düzgün de bir okur musun? <laughs>, Hayır okumayacağım. <laughs> tamam. Şıvar was just a gevahre ihbin katsan geliyor. yani çok Tamam hadi yedin hadi yedik hadi. Hadi. tamam. Geliyor şurada kalmancası gerçekten bu arada. <laughs> evet fade attım. Evet Kodes Kahra albümünde bu sample'ı ben de hatırlıyorum. Çakar aynen. Değil mi? Aynen aynen aynen. Değil mi? Farazi kullandı bunu. Orijinalini ee, bilmemekle abi... beraber kullandığını biliyorum. Evet evet şu an ben bayağı komple Almancasını bırakıp şey oldum abi. Biz bunu nerede dinledik oğlum? Kalandım. <laughs> ee, nereden dinlediğimizi şu an sayenizde hatırladım. Teşekkür ederim. Neden? Ee, sanki ben Almanca bilmiyorum da hepiniz Almanca biliyormuşsunuz gibi. Ama rapini biliyormuşsunuz gibi oldu. Onu bilmiyorum ama. Ee, ya abi... Beni çekmeyen bir şunu. Ama hani şeyle, beni çekmeyen bir mesela bu. Ama şey var hani, dedikleri anlamadığım için söyleyeyim. Sound olarak beni çok <laughs> çekmiyor. Boko ya arkadaşı. bir şey diyeceğim sorgu, sor, sorgu 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 ee, konusunda da şey var işte benziyor yani sorgunun rapine benziyor Gerçekten anlatı, mi? O, anlatı olarak da benziyor Hı -hı. ki bir şey diyeceğim bence flow da benziyordu. Evet flow'u benziyor doğru. Ee, şey var 2003 çıkışlı albüm hani o infoyu verdim mi kaçırdım. Ee, Yok vermedim o infoyu. Ee, 2003 çıkışlı ve yani plak olarak da çıkıyor vardı o sene. Eee kaset olarak çıkıyor, plak olarak çıkıyor, en son şey olarak çıkıyor. CD olarak çıkıyor. Hı hı. Ee, ve underground anlamda da iyi satan, 70, 70 küsür bin satıyor. iyi bir rakam. Hani yani e, şöyle bir örnek vereyim. Cool Savaşı'nın ilk albümü 105 bin satıyor. İyi rakam underground için evet. Evet yani iyi, iyi bir e, satışa ulaşıyor. Bence hani e, şu an dinleyince daha da oturdu bu arada. Hı hı. Ben sadece ilk, ilk seferde şeydim notlarımı almıştım. Biraz şu tutkarta da benziyor. Şimdi her her boku da şu tutkarta benzetiyorum bu yayında. O bu mesela hiç çekmedi ya. Ya o, onun sebebi şey olabilir abi. Biraz fazla yavaş. Biraz hani flow namında çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu, evet. evet. E, albüm de. E, <laughs> ama tabii ya ki şey sorgunun flow'unu da çok şey yapmam yani. Yani hı hı. açıkçası hani bana çok geçmez flow'u, burada da gerçekten sorgu flow'una benzedim ama ben mesela bu benim çok beni çeken bir rap değil mesela Stuttgart'ın çoğu beni çekse de bu çok çekmiyor beni mesela ama şey var hani özellikle Battle.Lab şeylerinde falan abi bu abiler bayağı bilinen ve saygı gören isimler onu araştırdığımda görmüştüm yani. E, ya abi e, şöyle bir durum var ama burada. E, bu Bunlar tam şey ya 2003-2004 tam böyle agro yeni kurulmuş hı hı. zamanları bundan sonra ama 2004'te yani Kul cool Savaş'ın bir albümü ilk albümü, stüdyo albümü bir sene önce çıkıyor ee, tam böyle şeylerin domino etkisinin başlayacağı zamanlar ki bundan sonra da gerçekten döner rap'e doğru, döner trap'e doğru <laughs> hızlıca bir kayış görüyoruz yani döner rap'e olmasa bile Kul cool Savaş'ların e, şeyi var peak zamanı var, kısa sürüyor 2011'e kadar falan sürüyor 2005'te başlayıp. Hı. Sonra Donald Trump her yeri ele evet. geçiriyor. Sonra Capital Bra geliyor ve azıcık azıcık işin içine <laughs> güce, <şeyler> şey, katıyor. <laughs> güce dengeyi getirecek yüzüğü taşıyor <laughs> Capital Bra. <laughs> evet yani bir, bir, tık bir tık. Yani o kadar da demem. Yok o yok, yok ben demem. de o kadar demem ben şu an trollüyorum. Capital'la Kapit aynı anda UFO da geliyor. Yani. yani. Seni çok seviyordum lan falan <laughs> diye rap yapıyor. Yani. Evet. Kötü yani. Evet. Bu arada peki sen de ne zaman beraber bir yayın yapıp ee, Light Saltu gömeceğiz? İstediğin zaman çok müsait ama bugünkü yayını bitirelim başka. <laughs> onu bu bu yayını her bir yayını yapabiliriz. <laughs> Okey abi devam. İnsanlar çünkü şey 3 3 saat 20 dakika olmuşuz. En geç 2 gibi kapatalım da millet de hani uyusun rahat rahatın derdindeyim o yüzden. Yoksa evet, ama tabii. ben buna çok varım <gülüyor> yani. <laughs> Okey. Ben de varım böyle. İlk e, ba işte. Baviera Baviera <laughs> demişler abi. <laughs> ee, yani Baviera konusunu bir bu grubu geçelim ondan sonra bir ufak Bavire de değinelim. Tamam abi. diyorsun. Tamam olur. Sıradaki grubumuz ee, PBT Crew. Hilde Hildesheim'dan geliyorlar. Doğru okuyorsam. Hı -hı. Asla gayet doğru okudum bu arada. Evet, tamam. istemeden ne i̇stemeden de olsa gayet doğru okudum. Tamam. Yo abi tahmin ediyorum gramerde bunu böyle okuyorlar. Şimdi. ama bazen tutuyor bazen tutmuyor işte. Bu tuttuğu anlardan biri. <gülüyor> kaybo. <gülüyor> kaybo ilk 24. Yani asla böyle değildir okunuşu. <laughs> <laughs> ILK <'ye> 24 abi. <laughs> Jules Justice ve Biscuit'den oluşuyorlar. İngiliz, <laughs> İngilizce ve Almanca rap yapıyorlar. 98'de işlerini görmeye başlıyoruz. Allah breakbeat mi geliyor? Sanırım. Emin hatırlamıyorum çünkü ama. O zaman e, PBT Crew'dan bir parçaya bakalım. Alte Liebe Rostet Nicht geliyor. Evet abi fade attım hem DMCA korkuma hem <laughs> hani çünkü nereden çıktı bu şarkılar <laughs> asla bilmiyorum çünkü Warner Bros'la ölmeyelim. Hem DMCA korkum hem hız kazanalım diye. Sen bir giriş yap. Ee, ee, ben aşırı hı -hı. sıkıştım. <laughs> Hızlıca gidip geliyorum. <laughs> Koş. Tamamdır. Tamam. Sen giriş yap ama yetişirim ben. <laughs> tamam. Ee, abi önce sen bir kalk. Tamam. <laughs> ben, baş, ben başlayacağım abi. Tamam. Hadi, hadi, bakalım. Kalktım. İmir kardeş Güzel güzel Emir kardeş Öncelikle senden senden bir başlayalım. Hayırdır oğlum? Ne yaptık? Ne ne şeyimizi gördüm ya. Yani. Allah Allah. Yok yok abi ayıp oluyor. Yok aşağılıyorsun. Yok Alman rapini bilmiyorsun. Ne oldu? Birebir kaldık yani. Ha. Neyse tamam. Ee, bu arkadaşlarla alakalı şeyi söyleyebiliriz. Bir numarada. Yine <laughs> 2000 öncesi Alman rapini görebileceğimiz ölçüde bir e, şey var. Amerikan rapinin e, birebir uyarlaması. Impersonator e, şeyi var. E, durumu var. Lan tek başına yayın yapmak ne kadar zormuş. Şu an biri bana <laughs> falan desin diye çok bekliyorum ama olmuyor. E, ve bu, bu, noktada da bazı e, çiğlikler var. Ki burada bence dinlediğimiz örneklerde ki e, işte 90 2-93 sonrası örneklerde. Bu çiğliği en çok hissettiren parçalardan biri de buydu. Bana kalırsa. Vokal anlamında. Ee, Birçok bir anlamda. Daha doğrusu. Ki daha sonraları PBT'ye ne oluyor onu hatırlamadım. Şu an onu düşündüm bir yandan sesli olarak ama. E, galiba şu an birçoğu prodüktör olarak hayatlarına devam ediyorlar ama bu infodan kesinlikle e, emin değilim. E, kip Dur şu an şu an şu an bir yandan Google Keep'e girmeye çalışıyorum. Benim ben bütün notlarım Google Keep'teydi ama hiçbirine ulaşamıyorum. Google Keep'e giremiyorum. Ee, ta tadım tadım kaçık. Baykan gelse de Aa, Baykan gelmiş lan. Baykan geldiysen bir insan katılır olmuyor ya. Geldim yani ben. Burada. burada da, da çırpınıyorum ya. Yani. Kulaklığımı da takayım. Geldim. Oo geldim bir dakika. Bir dakika. Hı. Bir dakika. Biz Emir Kemal'le aynı şehirde yaşıyormuşuz. Aa, evet aynı şehirde yaşıyorsunuz. Sen Emir, Emir Kemal'i daha rahat dövebilirsin şu an. Emir Kemal <laughs> adamsan, adamsan 25 dakika içerisinde zorla ilk örtüm önünde ol. Simüle Delikanlıysa. Simüle kuru yemişe çağırdın şu an çocuğu farkında mısın? Hendek demişsin. Bizim hendek demişsin. Bizim benim anne tarafım komple hendekli. Bak. Oğlum. Bak kaşım gözüm seyiriyor. Neyse tamam. E, abi ben gruba dair infoları verdim. Hı hı. E, oradan şey bağlayacaktım. Bavyera ekolüne. Ya şö şöyle bir durum var. E, Münih taraflarında Fantafia var bir kere. Hı hı. Hani hiç konuşmadık diyemeyiz bence. Ko Bana konuştuk ya hafta baya fanta konuştuk ya. Evet e, Fantafia e, konuştuk. Bir de Münih'te şöyle bir şey var. Mesela Sami Deluxe Hamburglu. E, Baviera'yla hiçbir alakası yok ama ilk konserini Baviera'da veriyor. Ha bir de şeyin de var bunda bölüyorum ama e, mantıklı bir bölme olacak bir de böl, şey var. Böl böl canım benim böl yani sanki <laughs> sanki canmadığın şey. Bir <laughs> <laughs> şey abi de Münih çünkü e, Almanya'nın İstanbul'u diyebilirim abi eyaletler fark etmeksizin yani en büyük şey evet, olduğu Berl için. Berlin'den Berlin'den daha hipnotik bir yer. Yani ent mesela atıyorum Amerika'da Amerika'da örnek veriyorum entertainment nasıl bir Hollywood'da bir de New York'ta dönüyorsa burada Almanya için Münih her şeyin merkezi abi bu konuda. Evet. Yani. Özellikle sanat anlamında. Evet evet evet. E, öyle bir yer. Ya e, orada bir kozmopolitik var Baviyera ekseninde. Ya benim e, Baviyera e, konusunda şöyle bir şeyim var. Ba Baviyera'da bildiğim Augsburg falan var. Regensburg var. Hı hı. E, yani Regensburg'dan falan şey bilmiyorum açıkçası. Rapçi bilmiyorum. Münih, Münih'ten de Münih'e gelen rapçileri biliyorum. Hı hı. Sami Deluxe'un falan geldiğini biliyorum. Gelmelerinin sebebi de işte Bayka'nın az önce dediği şey muhabbet ya. Iııı. E, Hani un kapanına gitmek gibi bir evet, şey. Yani. Evet evet evet. Münih sahnesinde kendimi göstersem de hemen şey yapsam falan filan. Ee, Dynamite Deluxe'da çok geliyor bu arada Münih. Ee, hani çok daha hızlı parlıyorlar en azından. Ee, Sami Deluxe'da zaten sonra o bağlantıları kullanarak e, şey yapıyor. Cenk abi kapı çalıyor. Sen misin? Sence ben olabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Sence ben olabilir miyim Emir? Allah aşkına. Emir'in uykusu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zeki bir zeki bir kardeşimiz. <laughs> Emir'in Emir kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> ha, güzel reklamdı <laughs> Oğlum güzel reklam falan değil ama Çok saçma bir reklam falan. Yok saçma güzeldi kanka yani... Düşünsene dizi izliyorsun tamam mı Bir anda bir kadın bağırmaya başlıyor Ali'nin karnı acıktı falan Yo, O, o saç... zaten şeyden saçmalığı güzeldi kanka Ya şey gibi düşün evet. yani. Ali'nin her yaptığı davranışı Biz niye duyuyoruz ki yani Şey var <laughs> Ali bugün Ali canı sıkıldı bu. Daha. <laughs> Daha da kötüleşeyim Ali bugün biraz cıvık yaptı falan Ne gerek var yani? ya <laughs> e, Pisirip tam yemek sepetine girmiştim Ona ben de girmeyi planlıyorum <laughs> bu arada <laughs> evet, Ben de çok Acıktım abi ya öyle böyle değil. <laughs> Az kaldı. Ee, Bavyera'da indik. indik. Başka kim kaldı acıkmışken abi? bir de Bavyera demişken bir krema yemez miyiz? <laughs> hmm. Ben severim bu arada gerçekten. Hmm. Ben bir şey mi? Ben Alman mutfağını bir Aa, Ankara'da denedim. Böyle bir Alman mutfağı günü vardı. Hı hı. Yani abi yani, yani o kadar da güzel bir coğrafyada yaşıyorsunuz bu mu yani? Ya evet o konuda en fikir ama ben mesela şeyim yani... Şarküteri domuz ürünü sevenler için şarküteri şarküterileri çok lezzetli buluyorum. Sosisler bazında bratwurst. Ola ola mesela ondan sonra seveceğim bayağı bir domuz sosisi var benim mesela yani güzel diyebileceğim <laughs> Frankfurt falan Linçlenme de. Evet, linçlenme ama de ya O konuda iyiler yani. Ya an ben linçlemem <laughs> oğlum. Bana bana okey insan herkes istediğini yiyebilir. Bizde de ne <laughs> kadar saçma yemekler var aslında. Kokoreç diye bir şey var bizde. Daha saçması var. Avrupalı olsan bir şey an, Avrupalı olsan kokoreçi duyduğun anda kusma krizine evet, girersin. Evet evet. Yani bu ki yani ama bu arada arkadaşlar ben var. size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de kokoreç 2 yıl önceye kadar yıkanmıyordu bile. Evet. Yani. yani. Ama yani şey var. <laughs> kokoreç kokoreç, işkembe, uykuluk falan çok yiyemem ben de hani o tarz şeyleri. Uykuluğu ben de yiyemiyorum abi maalesef. Ama mesela şey var. Dünyanın en saçma yiyeceği ki ben de severim bu arada. Bu dünyanın en saçma yiyeceği de Türkiye'de yapılıyor abi. Tahmin et. Tahmin bir tahmin. İsmi ee, ismi şu an aklıma gelmedi ama Dolmamsı saçma bir şey değil mi? Yok şırdandan bahsetmiyorum yok. Okey. okey. şırdan evet. Abi şırdan bir şey diyeyim. Şırdan yemem hayatta yemem. Tadı bu kadar güzel. Yani, tadı bu kadar güzel olup bu kadar estetik dışı görünen hani nasıl aklınıza geldi oğlum bu? Hadi aklınıza evet. tamam geldi. Niye çok affedersin şeye <laughs> benzetiyorsun? Onu bir düzeltin <laughs> ya, <gülüyor> şey var ben abi şeklinden dolayı yemedim yani. Hani çünkü görseli bana çok şey geliyor hani cinsel organa baya, benzemesi. Baya lezzetli. Cinsel organa Baitan benzemesi bayağı dışında lezzetli. da kanka baya çirkin bir görseli var yemedim. Yani. ben ben de biraz görsel önemli yemekte ama mesela şey var. Ali yazdı benim dediğim şey abi. Evet, patso denen çöp. Hepimiz yemişizdir. Tam bir öğrenciyim ama dünyanın en saçma şeyi yani ekmek arası patates dark, abi. Yani. Dark learning'e ineyim mi? İniyorum. Ama ekmek arası patates. Sakarya'ya taşındım. Tamam mı? Sakarya'da Sakarya'ya taşındım 2016'da. Abi hayvan gibi paraya ihtiyacım var böyle. Kredi kartı borcu falan filan. da işe girdim. Abi bu 10 saate yakın çalışıyordum günde. Ve sürekli patates pişiriyorum, tamam mı? böyle en son ve illa ederek ayrıldım ve yaklaşık 4 ay falan patatesi yiyemedim. Yani böyle ama patatesle falan. ilgili bütün bütün ürünlerden kaçıyordum ve mesela şu an patso deyince bile elim bir ufak yandı çünkü yağdan çıkarıyorsun ya. Evet. Sıcak sıcak dokunuyorsun falan. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> patso bu arada şey yani kendime nefret ediyorum yiyeceği bence. <laughs> hani evet, organlarımdan evet. nefret ediyorum yiyeceği yani. Ya abi aslında o şey pasto aslında biraz da şey var. Abi başka param yok yiyeceği aslında bakarsan yani biraz. Ki da... bu arada artık o kadar da değil ha 10 lira evet, falan oldu. Evet. Eskiden çünkü şeydi hani daha önce de konuştuk 4 liraydı. Onu. Ben ben işe başladığımda 2016'da 4 liraydı abi. Şey bu 5 liraya ne et olduğunu bilmediğim döner mi yesem, tavuk döner mi yesem en azından bildiğim patates mi yesem mantığında patatese girilen. Cenk, cenk rıhtımda ne olduğunu bildiği tavuk <laughs> <Evet>. döner yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ali, Ali ki dinlerken sivileceğim çıktı dedi öyle bir yayın şu an bu. <laughs> abi ama gerçekten öyle çalışırken sivilcem çıkıyor. Abi, abi evet Çünkü bak. Ya pis, buhar yani. Pizza tost hatta ona kızaracağım. Pitos diyorlar öyle bir çöp de var gerçekten. Ben abi, şey abi, lisedeyken görüyordum ama almıyordum lan vizyoner bir çocukmuş. Kapalı tost içinde en neş böyle dandik şey bin pizzası malzemeleri var böyle asla yiyememiş. O salça tahmin etmiş e o. Evet. Ve şey. Değil mi? Ve direk, direkt abi şey o sıcak kalp krizi yani net olarak. Onun <laughs> adı şey, pat, şey şey değil, yok bir tost olmamamış yani buna kalp kalp krizi diye sattım. Katılıyor var. musun, bilmiyorum. Ama... Katılıyor, <laughs> musun bilmiyorum ama. Katılıyor musun buna bilmiyorum ama. Türkiye'de ev yemekleri. Hı -hı. Salça, soğan tamam mı? <laughs> evet. Diğerleri değişiyor ama bu ikisi de sabit yani. Bunun sabit. içine bir şeyler, bir şeyler atıyorlar yani. Böyle. <laughs> Gerçekten her şeyin içinde soğan ve salça var. Bu ne Her şey aynı yani. Patates yemeği yapıyorsun aynı, patlıcan yapıyorsun aynı falan yani. No, neler oluyor? Sıradaki grubumuz kim evet, var? Yani? O kadar patso falan konuştuktan sonra Abi, ben bir sıradaki, yemek seçeyim. Sıradaki grubumuz PDM Postam'dan Pos geliyorlar. <laughs> MC Crystal Clear ve DJ Busty oluşuyor bir dönem bir, bir, dönemde ya de ben bunları da Baykan ben bunları da bilmiyorum ama Emir bana laf sokar diye de söyleyemiyorum. <laughs> şimdi biliyormuş gibi yapacağım şu bir, 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 dönemde Jens Rating aralarındaydı ama sonrasında ayrıldı diye not düşmüşüm ama belki de hala bir aralarda çünkü benim de çok aşırı hakim olduğum bir grup değil. Bilelim diye aldığım bir grup. Hem İngilizce bir de, hem bir de Avlanca bir de, şeyi söylemem var. lazım bence ya. Şu an tam şey dönemindeyiz bak. Agro öncesi dönemindeyiz. Evet evet tam... evet. Bir tık önce agro öncesi bu agro zaten bu yüzden kuruluyor. çok fazla çok fazla isim var. Bunların arasından başarıları seçip parlatıyorlar. Ve bu, bu, bu dönemdeki herkese hakim olabilsem zaten Almanca rap bloğum olur. <laughs> ve onun üzerine yazar çizerim yani. Evet teşekkür ederim. Ya şey 94'te geliyorlar ve hani çok kalıcı değiller açıkçası. Onlardan da bir parça almışım bakalım. PDM Post geliyor parçanın ismi. Yine videoda yazmadığı için buradan bakacağım. Yazmıyor abi. <laughs> tamam. Das ist rap herhalde. <laughs> Abi, fade faydattım gerçekten iyi bir vokal gelmiyor yani bana şu an dinlediğim şey. Ya baya baya az önce dedim ki bunlar bilelim diye aldığım gruplar yani. biraz yani bunlar, buradakiler... bunlar 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 Türkçe çerep yani. Hatta yani üstünde çok konuşacağımız bir şey yok yani bunlar bilelim diye aldığım örnekler çünkü Massive evet. Attack konuşacağız biraz burada... da main concept konuşuruz ama herhalde. yani yine de. Evet ya yani main concept'te zaten önceki bölümlerde de referans verdik evet, bobu. Evet evet. O bir ekolün devamı ee, güncel tek devamı gibi bir şey hatta yani Hı -hı. Ee, hala devam eden bir onlar var benim bildiğim. Ee, bunlar gerçekten şey yani Agro neden kuruldu gibi bir şey. Evet. Yani hip, hip hop life niye şirketleştiyse Agro da o yüzden e işte kuruldu bunlar üstünde çok bunlar üstünde çok konuşabileceğ gruplar biliyorsan hani bazı şeylerin nedenini anlamak ve nasıl geldiğini bilmek adına hani bunlar da vardı. Alalım mantığı aldım. Hani benim de haklarında çok böyle efsane bilgiler veremeyeceğim ama hani ismen bildiğim, bir iki Hı -hı. parçasını bildiğim ama karşıma çıkıp ya da husus aratmadığım hatta karşı bu grup mesela karşıma çıkıp da geçeceğim gruplardan örnekler ama bilelim diye anlatıyorum yani. Evet evet. Duydun mu Emre? yani? Okey. hadi. Sıradaki isim sıradaki ismimiz yine bir Türk. MC Spontan. Gerçek ismi de Zafer Öztürk. Gelsenkirchen'den Gelsen Kirşen'den geliyorlar. Sorunuzun Şalke 04'ten bildiği şehir. Ee, eski, bir önceki Niki Stemtişmiş abi. <laughs> Cenk hiçbir şey anlamadı söylediğim şeyden Almanca rap yapıyor Ve 97 çıkışlı Bir örnek ondan da aldım MC Spontan'dan ee... Yapıştırıyor musun? Evet SP2001 geliyor Abi evet fade attım Beat kafası sevdiğim <laughs> bir kafa Vokal beni biraz yoran Vokal Vokali ama <laughs> Sen nasıl buldun ne, ne anlatıyor Derin bir şey anlatıyor mu onu bilmiyorum yani Biraz biraz şey yani. E, bir isim üzerinde böyle yaparım, şöyle yaparım. Hıh, e, gel gel Kirşen de şu an PA Sports'u biliyoruz. Hı hı. bayağı iyi, bence iyi bir isim. E, bence de. O kadar döner rap, döner trap değil yani. O kadar ee, değil. Biraz var ama o kadar var. değil. O kadar değil işte, evet. Ama e, bakarsak Mali... şu an gelsen Kirşen'den çıkmış en ünlü rapçi galiba Samurca ama herhalde. Tobi Can, tabi tabi. Maalesef. Yani. <laughs> <laughs> e, <laughs> Beatite'ı da bence sayabiliriz. Evet, evet, evet. Gelsenkirchen'den. Ee, ya aslında e, Gelsenkirchen falan filan Stuttgart dışında aslında bir ekol, sound ekol oluşturmuş bir şey yok. Ee, Köln var bir tık. Ee, bir tık Köln var. O da aslında bence bana kalırsa e, Türklerin etkisiyle olmuş e, bir şey. Hı hı. Emir bana laf mı sokuyorsun? Dur. Yok ba bana diyor. Demin bir din Oo. şakası yaptı. Görmediğimi sanıyor da gördüm görmezden geldim. Okey. Alman rapinde bu kadar e, sound kafası yok. Yani düşün yani. Mı? Bu herif de oradan. Gel sanki şu an ben. Sports oradan. E yani. B-Tight oradan ya. B-Tight görse kafasına sıkar. <laughs> Namus <gayet yani. gülüyor> ee, ama yani. Zafer e, abi yine de <laughs> mikro milliyetçilikle seni seviyoruz yani. Yayını izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hiç tanışmasak da. <laughs> ya b bir Titan yani. Bilmiyorum ben benim, benim adıma şey yani. E, o dönemlerde o, o tarz işler yapmak enteresan geliyor. Neyse bunları güncele saklayalım. Tamam. O zaman sıradaki grubumuza geçiyorum abi. Bilelim diye aldık. Bir mikro milli yeşillik sayesinde kadromuza giren bir <laughs> MC falan böyle iyice artık. <laughs> Okey. Okay. Görüşürüz sıradaki... abi kendine dikkat et. Sıradaki grubumuz Türkiye'de grup olarak asla bilinmese de üyeleri solo olarak tanınıyorlar. Yine Fetlek, Royal Bunker ve Fuat abi etkisinden dolayı. Ee, Hymn Berlin'de kuruluyorlar 97'de. Üyeleri Gris ve Meadon. Zaten örnek olarak solo parçalarından da örnek bir şeyler vereceğim ama ben hepinizin bildiği Waswold Eri açayım diyorum hani Fuat abiyle düet olan. Fetlek albümünden. Geliyor. Haydi bakalım. Fade attım çünkü hepimizin bildiği parça. Ama size ikilinin <laughs> e, bu düetler haricindeki işlerinden de YouTube'da bırakacağım listemizde var zaten de. Hız kazanmak için bir örnek gidiyoruz bugün. çok Ben burada spesifik olarak Meadon'dan bahsetmek istiyorum. Ee, Meadon <laughs> kariyerine yatak odasında başlıyor. Oturma, oturma odası diyebilirsin. Nasıl ee, ya? Ya bayağı kayıtlarını orada alıyor ha. ve o şekilde Royal Bunker'e kadar giriyor. Helal hey, hey. Ve çok yani e, burada da yani şuna dikkat çekmek istiyorum ya yani iyi bir teknik var ortada anladın <laughs> mı? Hani <laughs> onu Royal Bunker'e alacak kadar. E, 2000, 2001, 2002, 2003'te her sene bir albüm çıkarıyor. Ve aynı anda başka albümlerde e, dinlediğimiz albüm mesela konuk oluyor sürekli e, 2003'ten sonra bir ara veriyor 3 yıl 2006'da bir albüm daha geliyor e, sonra 2011'de de hala bir albüm var Gris'le beraber yapıyorlar bu sefer e, onlar diyor, e, diyor zaten e... hani grup haricinde de hep diyorlar yani hı hı. yani işte ayrı bir isimle yayınlıyorlar yani. aynen Meadon and Gris aynen de. aynen hani grup ismini kullanmasalar da aslında beraber devam ettiler yani onu demek istiyorum ve işte bu da Tekrar eski yayınlara sök, dede gibi oldum sürekli eski yayınlara. <laughs> ah, ee, nerede eski yayınlar? evet <laughs> evet ah ah. Yani sanki 10 yıl önceymiş gibi ama ee, şey bu da şeyin göstergesi aslında yani eskilerin hala bırak bizde bizdeki gibi de değil anladın mı? Yapıyor ve geriye gitme de yok. Şimdi bizim de old school dediğimiz bazı isimlerin yeni parçalarının neler neler barındırdığını biliyoruz yani. Bu aslında. Bu arada o yatak odasında başladığı bir tek ben yanlış anlamadım. Bütün chat benle hem fikir hatta anneannem <laughs> şey, de hem fikir. ben para referansı. Abi yok. Evet ha haklısınız. Özür dilerim. Ben çıkıyorum yayından. Hakan Barlı seni tek başına bitiriyor. Hayır. Değil şey, şey düşündüm yani Royal Bull Royal, Bull Royal of ofisinde Rob Schneider'ın arkada odasında falan başladı gibi düşündüm böyle yatak odasında başladı <laughs> deyince öyle bir info geliyor sandım yani. Ya yani bilmiyorum falan. Ya <laughs> e, burada şö şö şöyle şöyle bir durum var. E, daha çok bir yandan da e, Mea Maya beat, beat, beat me 40 kişiliğiyle ön plana çıkıyor ve Baykancım sever ama MPC e, NPC 2000. Evet. Hala hala, hala kullanıyor vardı son. Son hala. hala. Son hala. hala. Son albümünde hala e, bunu kullanıyor. Fuat abiden dolayı ikili hakkında benim de biraz şeyim var hani. Senin kadar derinlikli olmasa da hani ne kullandıkları, nasıl beat yaptıkları gibi teknik konularda bilgilerim ben, ben, var. Ben de ben ben yalan ben yalan söyleyeyim Ben NPC 2000'den dolayı diyor. Hmm. Benim de o böyle bir prodüktörle sardığım dönemde karşıma çıkmıştı. Almanya'da hala kullanılan, ya yani kullananlardan biri evet. diye gösteriliyordu. Ee, ya iyi kullanıyor mu? Şu, Bence şöyle evet. Bir Bak iyi kullanıyor ama şimdi Amerika'daki örneklerine bakınca falan... olmuyor da. Ama Türkiye'de e... de o yok. Yani şimdi J.D. Laya, Premier'lere, işte Pete falan bak. Pete daha çok SP1200 kullanıyordu. Hani o sound'da. SP1200 sound'da meşhur oldu ama. Ha şimdi onlara bakma benim de MPD... Türkiye'de kullanan kim vardı? Çok alakası olacak bu o zaman. Farazi'dir. Da var. Ben MPC sattığım için de zamanında şu an MPD ile idare ediyorum sıkışıklık mali Ben var ya şey... kullanamayacağımı biliyorum. Bak biliyorum. Ama yani, yani. şey var hani bizde Ama bu SP, asla... SP 404 almak istiyorum. Al, kullanamayacağımı bile bile al. Türkiye'de de, bizde de asla bir şey yok. Hani bir atıyorum, o live performans bazında bakarsak, MPD'yi, MPC'leri yani drum machine'leri abi asla bir Amerika'daki kadar iyi kullanılan biri burada yok. Live ee, performans bazında, yoksa yaptığımız beatler tamamen, aslında sizin kafanızdakini e ne kadar hayata geçirebildiğiniz üzerine evet. çünkü yani biraz. Ya Ozan, e, Ozan buradaysa bilir, e, bizim zaten Git ortak abi. bir tanıdığımız. Okey, e, Zula, Mr. Zula var Türkiye'de. Evet evet, evet. ben o de tanırım, bu Burka. Evet Burka. Ee, biz Burka çok eskiden tanışıyoruz. Ben radyosunda çalmıştım bir zaman. Radyosunda da. Ben de Burka'nın annesi benim e, basic design hocamdı. Burcu Hoca. <gülüyor> Bizim <gülüyor> hatta şey ben Burka ile internet <laughs> üzerinden radyosunda tanışıyorum. Benim oğlum da rap yapıyor. Sen acaba tanır mısın dedi. Kim dedim? <laughs> şey Mr. Zula dedi böyle. Aa Burka dedim. Hani Burcu Hoca. <laughs> benim bayağı çok sevdiğim bir hocamdı yani annesi Burka'nın. Ya, Türkiye'de mesela o var. Ki o Melatron'da falan çıktı. Ki Melatron'da lo-fi sahnesi için. SB-404 örneğinde falan çok ün, ünlü bir platform. Ya yani ben Türkiye'de çok isterim açıkçası. Ben gerçekten çok az olduğumuzu biliyorum ama hı hı. ben mesela Türkiye'de şu an bir SP 404 konseri olsa keşke direkt giderim biliyor musun? Hani hak hakikaten böyle pandemi mandemi yerim yani giderim ya. Yani. Keşke. Ben Baykan biz bizim jenerasyonumuz şeyi kaçırdı bunu biliyorsun değil mi? Nas Snoop Dogg konseri. Ya, yani gezi zamanı. gezi yüzünden iptal yani. oldu. Gezi... <laughs> Onu çok, çok Üzülsem mi, sevilsem evet, mi? Evet, ya. Hani çok enteresan bir durum yani. Nasıl Ki, bir, şey bir şey da. Da. size iade edildi mi paralar? Bana edi, ben bilet bir bilet kestirmiştim. Gittim aynı aldım. iade edip parasını aldım abi. Ya bileti saklasam mı iptal olmuş konserlerden harçlılık diyordum da sonra dedim abi az, pa az para da ver. Ben çünkü şey kulise girerim diye onun bir de VIP'sini almıştım. Ben, 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 <laughs> o yüzden VIP ama yani, Ben kredi kartıyla aldım. Dijital. <laughs> Bana iade yapmadılar. Ben de saldım. Sana. Hani şey olsa. Bir, bir buçuk yıl falan. Şey olsa basılı basılı ka kağıtta hani arşivlik materyal olur mantığında ama şey 20-30 verdiğim normal hani arkadaşlar. Ha, bir sıra... dakika sen de mi dijitalden aldın? Ha? Sende mi dijital Dur, almıştın? Yok ben basılı bile. almıştım abi. Ona ben, ben bir, buçuk yıl falan yani. uğraştım geri almaya. Bir buçuk Hı. yıl falan uğraştım vermediler sonra saldım. Ben onu gişe de, şey yaptım bilet X'ten. Benim ben şey, içimde, şey, içimde kalmıştı. Hani abi, gerçekten orta ben. sıralarda atıyorum bugünün 40-50 arasında li alınmış bir bilet olsaydı ben bir de Oculus'e gireceğim ve o albümleri NASA bilmem imza atacağım sunup doga mantığı. Ben bir direkt bir daha bir şey backstage'li falan en üst seviyeye almıştım ama onu mecbur onun iadesini almam sen lazım proye, yani. Sen parayı... <laughs> ya işte o zamanlar tabii çalışıyorsun abi jagged'larla <laughs> jagged'larla. <laughs> Albümler hip hop life'da akıyor. <laughs> neyse. Ee, me ilgili ha, şeyi diyecektim en son. Genel anlamda soft bir tekniği var. Bu soft tekniğini ileride, ileride şeye taşıyor. Şu an Cloud Rap için beat yapan birçok prodüktör hmm. kendisine birçok atıfta bulunuyor. Çünkü burada o kadar karşımıza çıkar mı bilmiyorum. 2003, 2004 2006'larda falan ama 2011 albümü gerçekten soft sample'lara çok sırtını yaslayan chill bir kafa. O anlamda da şey açısından çok saygı duyulan bir isim lo falan öncüsü gibi görülüyor Almanya'da. Bence değil bu arada. Bence boom bap yapıyor sadece bence sakin sample'lar kesiyor abi. yani. Lo-Fi değil kesinlikle bence boom bap. Yok yok kesinlikle işte sakin sample'lar kestiği için biraz o, arada... o tarafa yakınlaştırılıyor. Bu arada Hı. konudan çok çıkacağım ama şeye de memnunum abi. Bir taraftan izleyemediğim için çok üzülsem de gelen de diğer büyük isimlerin altında çok alakasız bir alt grup tekeli var ya Türkiye'de. Hı hı. O insanların asla aynı parçayı sahneyi paylaşmamış olmasından yana biraz mutluluğum da var yani. Vaykan seni seviyorum teşekkürler. Bunu ya çünkü abi, Ben değil de bunu ben değil de sen söylediğin için teşekkür ederim. Yani bir yani şey değil bu kimseyi yanlış anlaşma, haset kıskanmak falan değil ama biraz da uyumlu olmalı bence sahneye çıkacak insanlar evet. diğer gruplarla. Evet, yani evet. şey var. Yani Türkiye'de fu Future geldi abi bumbep yapan insan vardı altında Future da ben ne alaka diyordur yani. Ben Future'a gitmemiştim. Ben de yurt dışındaydım da o, burada olsam da Future'a gitmezdim zaten açıkçası da. Ya ben bir şey diyeyim Future'ı bu arada o zamanlarda ufak çok değil ama dinleyen bir insan olarak şey oldum. Yo, ben de ara ara hala dinlerim Lan, bazı parçaları. Bir saat, ama. bir saat Future dinleyeceğiz diye buna koyayım e, yani. Yani. O yani. O parayı vermem çok... bir. Bir de şey var abi. Ben hani o Future konserinde çıkan herkese saygı duyuyorum ve dinlerim de yani kendi kişisel Yok yok ben zaten bunda Future'da yanlış isim demiyorum. Örnek vereyim mesela abi. Her konserde gördüğüm bir kadın var benim mesela. İsmini şu an hatırlamıyorum. Janset değil, Janset değil. Janset iyi kötü bir iş yaptı çünkü piyasada. Hiç ismini duymadım ama her konserde, Buna Ghostface'le falan mi? da dahil. Hayır hayır hayır. Melde Mel Melde yine abi isim yapmış birisi. Şu an ismini o kadar hatırlamıyorum kızın parçası Mel yok. Melin Sahtyan'la olan parçasındaki nakaratı çok iyiydi arada. Evet. Yani şey burada Mel'den ya da Janset falan gibi Janset de çok bir şey ortaya koymadı ama yine de ortaya bir şey koymuşken abi bir, bir şey vardı Ghostface'le konserinde falan. Hani o kadar isimiz biz sahnede yokuz. Hani Flow Radio MC dahi sevmem ama o kız sahnede. Kimin bunun bunun menajeri kimse aynı menajer beni de alsın şimdi fikriyetni istiyorum ya, abi o konuda o konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Future var. Senle. kızın kızın ismini yine gördüm. Ben yayın sonrasında bakar Discord'da siz de de Bu şey değil. ismini gizliyor falan. Değil. İsmini hatırlamıyorum çünkü bilindik bir kızdı. İnternette parçasını duymadım abi. Future'da ee, çıktı. Bu... DJ Premier şeyinde arkada görüyorum. Ondan sonra ben e, e, Grandmaster Flash geldi. Kızın tarzını falan da sahne bazında izledik çünkü alakası yok. Kız orada abi kim bunların menajeri? Nasıl bir tekel? Abi mi? ben mesela o, konuda o konuda şey çok garip geliyor. Ters bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> nihayet nihayet. Aa, değil mi? Abi her, tamam. aynen nihayet müzik. Kim abi nihayet? Menajerim. Nihayet ki... müzik mi nihayet değil mi onları? Ya şeymiş, iki parça çıkarırken nihayet müzik diye gözüküyor da, nihayetmiş abi kim bu? Hani tamam Kıbrıslısın falan da abi nasıl bir İngiliz hani o konunun, derin bu, bu konunun devleti arkanda şey senin yani. yani. <laughs> o konunun tersi. Lizzy bence. Yani Lizzy şey diyorlar ya. Ya nereden çıktı bu kız? Oğlum kızın azıcık bir CV'sine batırırsınız evet, 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 ya. Evet, evet. Hani... Ya ben hala, Türkiye için overrated bulma... Türkiye için demeyeyim Ben hala overrated bulmakla beraber orada ortada bir CV var abi. Ben buna saygı duymak hı. zorundayım. Ki yani. bu arada kendisi daha önceleri Türkiye'de de DJ'lik yapıyordu ve ben bir tane sahnesine denk geldim. Baba bayağı Wu-Tang, Mu-Tang Wu çalıyordu ha. Ya, yok yani... zaten abi şey değil. <laughs> ben böyle şey oldum bak. Ben, benim Lize'yi keşfetmem de bu ha. Yani baya Wu-Tang çaldı. Hı hı. Döndüm baktım, bu çalıyor böyle saygılar yani ya ve şey Eyvallah. abi zaten bak Berkeley'ye gitmiş. Burada ev abi Berkeley'ye gitti abi. yani anladım akademik seviyeye de saygı duyman lazım. Ben her şeyden buluyorum. Overrated derken bu da Lize'in kendisinin yaptığı bir şey değil. Aynı daha önce bugün Vio'da konuştuğumuz Vio, gibi insan aynen, aynen. insanların Lize'ye bir rol yüklemesi ve ben o yüklenen rolü Lize'de görmüyorum. Bu yüzden overrated. Hani Lize'in yaptığı müzik benim ben zaten şey globalde de mi? çok sen... dinlemediğim bir müzik ama yani başarısını sen mı? senle ortak or, sen, sen en azından da connection'un var. O yüzden biraz garip olacak. Ben Hı -hı. kendim yorum yapacağım. Hazel. <laughs> Hayes He 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 Heyz mesela. Aynen öyle. abi çok çok iyi bir çıkış parçası var Evet. Ve ben böyle dinleyip şey oldum ya. Vay amına koyayım falan oldu. Abi o kadar hype'a gerek yok be. O kadar da başardık tweet'ine bence antipatik oluyor. Çünkü bir şekilde karşıma çıkıyor tamam mı? Söyle ee, e yani o, ben, ben en de. son kendisinin şöyle bir tweet'ini gördüm. Playlist'im bin kişi oldu diye bir tweet gördüm. Hı. Şükür emoji böyle. Eyvallah. Beş tane şükür emoji var. Ya yani şeyim bu tamam abi tamam okey oldun ve daha umarım nicesine olursun ki benim o kızı 20 dakika savunduğum podcast var. Ee, Yasin yani, ben bu arada okay. senin de nasıl Yozgat'a düştüğünü çok merak ediyorum. Yasin'im 3 gün önce Yozgat'ta yanında kerasvan çalan bir araba geçti plakasını aldım yolda göre çevirip nasıl buraya düştün soracağım diye. Yasin ben senin de Yozgat'a nasıl düştüğünü çok merak ediyorum. Katıl katılıyorum katılıyorum. Yani. Ya işte bu, bu bunlar biraz değişken şeyler ya bence ve fikrim ee... şey değil hani bu nihayet örneği. Bunu fazla ben burada yani şeyden bahsetmiyorum. Niye İstanbul trip var falan diye bir şey. Bana haze de ba, bana haze de biraz eee kullanıyormuş gibi bir tık geliyor, bir tık geliyor. Kullandığını şey. sanmıyorum abi. Biraz çünkü şey var. O da kazıyarak geldi ya hani. Çünkü o, Burada da burada da şöyle bir durum var ama işte snowball efekti anladın mı? E, e, evet. Bir yere tamam, kadar tamam. kazıyarak çıkıyor, bir yerden sonra da şey oluyor. Aman kazıyarak çıktı diye herkes korumaya başlıyor. Yani. Ya şeyden diyorum çünkü bak nihayetin abi hiçbir şekilde işine hiç denk bak Hazel'in çünkü şundan bahsedeyim. Farkı şu Hazel'in. Hazel'in 96 ve... mıydı? 1996. 96. 96 sonrasında yaptığı hani ben bazılarını beğendim, bazılarını beğenmedim. Haftalıklarda dinledik hani karışık işler var beğenip beğenme. Hazel'in en azından şarkı abi nihayeti ben konserlerle de öğrendim. Hani nihayetten he, parça da duymadım. Yani şey gibi sokakta adam çıkarıp sahneye çıkmak. Ben burada şeyi söylemiyorum. Atıyorum İstanbul Trip'in işte bilmem ne Alaturka Mavzer'in falan ne işi var demiyorum. Hani bence de atıyorum şey için. Örnek veriyorum Nas konseri için doğru bir tercih olmamakla beraber bence Alaturka Mavzer. Ama şey değil. Evet. En azından ortada şey var. Beğen ya da beğenme. Bir isim var hani Hı -hı. niye demem ama abi nihayet ne? bunu gibi birçok örnek sayarım. <laughs> bu isimler niye bu insanların altına abi ö ö şeyden vereyim ya. <laughs> Beni çıkarım <laughs> falan gibi bir kıskançlıktan da bahsetmiyorum <laughs> da abi biz Ahmet ben buradan on ile beraber turneye <laughs> gidiyorsam hiç çek ya da hani en azından <laughs> benim organizatör ba ba bana gelip bir fiyat sorsun, bir şey alsın beklerim abi nihayet kim kime gidiyor? Siz bu insanların nereden keşfettiniz? Nasıl altında çıkarmak için yani? Ya yorum yapardım ama bir çok erin iki çok cinsiyetçi. Evet, evet, evet. Aynı. Ben yani. yorum yapmayacağım. Abi. Aynı aynı şekilde evet. ben de ama yani şey ben Türkiye'de biraz da bazı konserlerin iptaline veya şey o ister istemez alt grupların kalitesizliğinden patlamasına çok olası bakıyorum. Çünkü bir şey var. Alt grup tekele diye bir şey Türkiye'de muassef var abi. Winipes. evet, evet, evet. Ya Winipes'ı, Winipes'i alt benim, grup. benim yani. maillerime dönmüyor. Ve ben hani referansla yazıyorum herife. Referans üzerinden yazıyorum yani. Ona rağmen dönmüyor. Herifte gerçek bir Türkiye travması var ki haksız da diyemezsin haksız. bence. Ha abi haksız diyemem ben o konserdeydim çünkü şey var herif yani şey var. Koleranın raf rafinenin falan alt grubu olarak çıktı resmen sahneye yani. Biz erken gidenler olarak vinibez'i seyrettik hani... <laughs> ben bunları <laughs> bilmiyordum ha. <he>. Yani... <laughs> Ve Ghostface'de de nihayet vardı Ali aynen bu arada. Ya şey var Çakar bu arada dediğin bence bir sorun yok. Onda okey Türkiye'de böyle bir şey görmüyoruz. Neden diyeceksin? Splash mi festival aynı rakın kok gibi 3 gün sürüyor. Ya da benim daha önce sahneye çıktığım Almanya'da Out for Fame ya da işte Hip Hop Camp Check ya da. Bunlar 3-4 gün süren her gün e, sabahtan akşama line-up çıkan şeyler ve şey var. Splash bu arada inanılmaz bir konu. Festival evet. Ya. Splash'te çıkamadık ama mesela Hip Hop Camp ve Outfair Fame Fame'de aynı kafada büyük festivaller olduğunu örneği verebilirim. 3-4 günlük festivaller ve şöyle bir o line-up normal. Çünkü Hip Hop Camp'e Polonya'dan insan geliyor. Eski Slovak ülkelerinden, Çekoslovakya'dan ortak dil konuşulduğu için hala insanlar geliyor. Almanya'dan Katar geliyor. Bir taraftan bakıyorsun bizim 10 Onyx var. Daha farklı bir günde mesela şey vardı. A$AP Ferg vardı mesela gibi gibi. Hani her sikaladan insana hitap ediyor. Çünkü Avrupa'nın büyük festivali o. Festival. Bizim dediğimizse ise, özellikle festivali vurguluyorum. Bizim dediklerimizse bir günlük toplam 3 saatlik bir organizasyon. Yani o Nas konseri NASA hazırlık olsun. İnsanlar ısısın diye alt grup çıkacak. E bu alt grupların hani illa çok nasılla birebir sound yapmasını beklemesen bile en azından bildiğim insanlar olmasını falan beklerim. Ve her konserde aynı insanları görmemeliyim. Ve aynı bu aynı insanların bir kısmınıysa, nihayet örneğinde olduğu gibi bilmiyoruz abi kim bu insanlar. Hani YouTube'a yazıyorsun ismini parça gelmiyor. Nihayet bilmem ne dedi diye dizi repliği geliyor. Anlatabiliyor muyum? En azından benim ismi yazınca YouTube'da bir şey alakalı geliyor. alakalı bir yani. info vereceğim sana. E, Splash'in 2018 olması lazım. E, Splash 2018'de olanları takip edebildin mi sen hiç? Hayır, kaçırmış olabilir. Abi naziler, e, Nazi. Ne naziler yani? E, eylem yapma kararı alıyorlar <laughs> Splash'te. Yalnız polis bunu Splash festivali başladıktan sonra oh. öğreniyor. Ve Twitter, ben o zamanlar Splash'in işte e, yöneticisini falan filan Twitter'da hep takip ediyordum. Abi bir anda hashtag açtılar. Bütün Splash alanını boşalttılar. Sonra polis dedi ki, abi ne yapıyorsunuz? Bunları, bunları aramamız lazım falan. Sonra dediler ki, konser kaldığı yerden devam ediyor. Herkes içeri girdi. Herkes içeri girince de dediler ki, hadi bakalım falan filan. Abi şu an ismini hatırlamıyorum. Biri sahneye çıkıp Nazi marşı, Hitler'e dair böyle şey falan okumaya başladı. İşte Hitler haklıydı falan filan diye böyle bir şeyler okumaya başladı. Sonra Splash 2019'da düzenlenmedi bu yıl düzenleyeceğiz dediler. Korona patladı. Süreç bitti galiba Almanya adına. Ya yok yine ee... olur abi. Pandemi yüzünden bu sene bizim konserler de hepsi iptal oldu yani. Hani bizim hem Fuat abiyle yapacağımız şeyler falan vardı. Harun Hı -hı. bazen eşlik ediyor, bazen ben eşlik ediyorum ya. Hani müsaitlik durumuna falan göre. Hani Onların yurt dışı konseri iptal oldu. Benim yine Intel'le beraber yine yani Second Generation bu ile beraber Barcelona falan Avrupa konseri planı vardı. iptal oldu. Bu, bu, bu yani Son bir, bir buçuk iki senedir hani bu Splash'in şanssızlığı olmuş da hani bu yazgiller biraz pandemiden denk geldi ama elbet Splash evet. gibi bir evet. organizasyon ama yaşar yani. Ya Splash'ta ama şey var. Splash gerçekten bir kontrol edemedi bu durumu. Hani insanları içeri soktular dışarı çıkardılar. Hı. Aradılar bilmem ne falan. Ki bu arada öğlen falan oldu bunlar. Hı hı. E, o bildiri Hitler yancısı bildiri okunduktan sonra konser de ya yani. Ama Çakar sana, senin demin sorunda şey mesela All For Fame'de de abi aynı gün hem Katar atıyorum ya da Casey Rebell falan sahnede hem de akşamında aynı günün gündüz sahnesinde onlar var gece sahnesinde ATCQ sahnede falan yani. Mecbursun Ama çünkü işte burada şey, şey var abi. Ticari burada girişim de... abi bu. Organizatör para kazanmak zorunda. On, onunla beraber şu da var abi. Rapçi doğru da eğleniyor anladın mı? Katar evet, mesela evet, oraya evet. geliyor. Sahneden öğlen insin ya çok skinli değil o. Bütün gün eğleniyor abi herif orada. Ama Türkiye'de... Takılıyor yani. Türkiye'de sanki üniversite festivalinden bile daha ciddiyetsiz yapılıyormuş gibi bir olay var konserlerde. Çünkü öyle öyle. Bu, öyle. bu üniversitedeki öğrencilerin grupları falan gündüz çıkar ama onların gündüz sahnesi olduğu belli. Oraya biletle gitmezsin. O öğrencilere özeldir. Boş dersin varsa al dinle. Burada da bizim okulumuzda da, bu sanat uğraşan insanlar var demektir üniversite festivallerinde. Hı -hı. Dışarıdan da yaş insanların gelebildiği, festi, İTÜ Festivali, Ott Festivali vesaire. Hani bunları dışarıdan da bilet alıp herkes normal konser mantığı gelebileceği kadro da bu insanı görmezsin. Ben Snoop Dogg'u nasıl dinlemek için para veriyorum bana nihayet Ali, Mahmut, Manav Hüseyin falan sahneye çıkıyor abi. Benim paramın yarısını da sen bunlara veremezsin anladın mı? Ben nasıl için geldim? Orada. Ya Snoop kardeşim biz buraya tupak ya. dinlemeye geldik. Ne cegıdı ya. Abi yok cegıda cegıda da okeyim. Bak gerçekten ben hani şey ne no Name sokaktaki vatandaşın karaokesini dinlememeliyim ben Nas konserine verdiğim 500 lira için evet. yani. Şey, benim benim öyle bir şey kriterim var. Bir patron iki kontra. İkisi olmadığı sürece okeyim abi. <laughs> Ne tokeyim yani. Ya ben ya. dinleriz net... baba. Tamam <laughs> selo mu? Tamam dinleriz abi. Türkçe'de dinleriz konserine yani. olarak gitmiyorum bu arada abi ya. Hani bu şey prensip falan değil yani gerçekten gitmiyorum. Ben Çağrı yani. Ya. gittim en son. Yani ya, hiç... benim, benim için şöyle olması lazım. Albümü dinlemem ve çok eğlenmem lazım. Hayır. Ya şey çok var. Çok yaka... beni yakalaması lazım. Ben çağrısını dün çığlığın ayaktaki İstanbul'daki lansmanında zaten ben pick-up'taydım abi. Hani şey değil hani daha doğrusu şey, pick-up'ta da e, frog vardı da hani halinde ayaktaki e, gidip da frog abi sen kenara çık diyemezsin yani zaten. Hani, saygılar <laughs> baba, saygılar. Baba 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 kenara. <laughs> ya yok ben orada mesela şey la, e, açılış açılış kapanış falan gibi çil, şeyler çaldım hani ben playlist çaldım orada yani bakacağım warm up çaldım yani hani ona gittim ama şey hani benim kendi çıkacağım konserler dışında atıyorum Türk rap'te bir günlük vardı ya bile dolandırıcılık olduğu çok belli iptal oldu. Yaz festivali yapıyoruz. Şadırlı Türk Rap Festivali. Abi ben o kadar saçma sapan Türk Rapçi dinlemek için para verip bir de kampa gitmem. Nagile Feste falan giderim daha iyi. Şey çok güzel değil miydi? Kamplı <laughs> festival ama sansar var. Evet evet evet. evet. Ve bu arada <laughs> şey Nagile evet, Feste abi. giderim dediğim hani Nagile Feste de gömüyorum bir tane. Nagile Feste bu arada arkadaş atma. Ya ben bırak bor... Baykan ya. Oğlum Baykan. yok şundan diyorum. Beni yeme bak. Burada şurada yüz yüzeyiz abi. Gittim. Yok Nagile de giderim. Falan. Yok git şöyle gittim. Bak Ali Rezili anlatıyorum. Ben kıramadığım bir arkadaşım o nargile sektöründeki üretici olayın sponsorlarından biri olduğu için ben, beni warm up çalmaya götürdüler oraya. Ben nargile sette DJ'lik yapmaya gittiğim için bunu söylüyorum. Hani 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 işkence bir ortamdı okay. ve ben şey çalıyorum bayağı low fi'lar işte bayağı onu güzelmiş falan. isterdim. Onis falan salıyorum. Adamlar şey istek parça atmaya falan çalışan kekolar var böyle. Berbat bir ortamda yani. Ama şey diyorum. Hani o, o bahsettiğimiz Kampla Türkçe Rap Festivali'ne gitmektense paramla Nailge Fest'e gider çadır kurarım en azından hani pi, pi, mangala geldik falan derim yani anladın mı? <laughs> o açıdan kıyas yapıyormayım. Yani ben birinde sahneye çıktığımı düşünüyorum yani. Kafalar kafalar karışıkmış. Hadi masif tona geçelim. Ben evet. daha yemek söyleyeceğim. Her Tamamdır. yer kapanıyor. Bir saattir tamam. yemek sebebiyle refreshliyorum. İçer beşer mekan kapanıyor. Kanka, söyle en kötü zil çalarsa falan zaten duyabilecek gibi olursan yani böyle bir şansın tamam. varsa söyle al, kalkar alırsın ya problem yok. Okey. Sıradaki grubumuz masif töne geç geçmeden önce ona da bir bakmamız lazım çünkü ben şahsen fena bulmadığım gruplardan biri <laughs> İngilizce rap yapıyorlar 93'te kuruluyorlar Beyler dom Dominos mu Little, Little Scissors mı? hadi bakalım bunu Net sormam lazım Net Söyle. Little Scissors bu arada eğer kurumsal Okey çünkü başka kalmamış hadi. Net Little Scissors abi ee, Şey grubun ismi Walkinlar. önce önce Wuppertal'da kuruluyorlar sonra Köln'e taşınıyorlar beraber Ono ve DJ Yara'dan oluşuyorlar İngilizce rap yapıyorlar 90 çıkışlar ve benim nispeten sevdiğim İngilizce raplerden, rap yapan Alman gruplardan bir tanesi bu grup. Hatta size neden bunu dediğimi anlayacaksınız. Çünkü buradaki kalite abi globalde de fark edilmiş biraz daha. Black Tout'la olan düetleri gelecek. Listen to this geliyor abi. Hadi bakalım. Evet fade attım çünkü beat zaten gruptaki DJ'in bundan prodüktör MC diyorsun. Hı hı. Parçada Black Tout'la düet vardı ve parça Black Tout'la açıldığı için Black Thought'a geçtim ikinci MC'ye biraz baktık. E, düşüncelerini alayım. Ben İngilizce rap olarak be, be, bu grubu Almanya'da görece daha bir Amerika'ya yakın buluyorum muadillerine kıyasla. Ee, abi zaten e, Batı, Alm ya, Batı Almanya'dan var. İki albümleri var. 95-98. E, son kendilerinden düo dü olarak tabii ki. Hı -hı. Duyduğumuz e, tarih 99 veya 2000. Aynen bir daha haber e, almadım ben de. Erken 99'da ya. çıkıyor. 2000'de de klipleri çıkıyor. Briggs diye biriyle. Hı -hı. E, düet olarak. Ya şey anlamında zaten bence dinleyen herkes e, şey yapmıştır. E, fark etmiştir ki çok böyle mainstream derdi olmayan. Evet. He, satsıncılık olmayan bir abim. E, bu arada şu tutkarta da çok yakınlar. Bunu da altını çizmek isterim. Evet, evet şu mı evet. böyle ufak bir e, hem sound olarak yakınlar hem yer olarak yakınlar. Tutkarta yaklaştın mı böyle ufak bir derdoluk başlıyor. Yani tam derdoluk denmez de. İşte bir arabesk değil yani yaylılar maylılar akmıyor. E, derdi Ufak olan be... müzik yapmaya çalışıyorlar diyelim ona ya aynen. Evet yani şey böyle hani aga ne olacağız be geldik gidiyoruz cunuk. Ee, Levant ne kalacak. kadar güzel açıkladım gerçekten. <laughs> olacak olacak. <laughs> <laughs> Fırında cüce atıyorlar şu <laughs> tutuk artı. Şöyle abi Brix. Mevlüt Brix Usta rest in peace. Öldü o çünkü. <laughs> abi Brix'le aslında... E... Tabii çakarsan sor sorunu. Levent evet ben tamam de, edeceğim. ben de ona cevap verecektim. Brix'le aslında birçok parçada düet yani düet değil de beraber çalışıyorlar. Brix bir şekilde e, bu arada Yasin katılıyorum. Şu dekan olmayan bir ben kaldım harbiden. Sen ben Baykan böyle az az bir kitle kaldı yani. Ee, Brix'le genel olarak şeyler yani aynı stüdyolar bir şekilde e, bir şekilde bu prodüksiyon içindeler. E, Brix'i de zaten ileride şeyden duyacağız. Eee... Şeyin ismi unuttum ya. Label'ın ismi unuttum. Rezalet Rezalet Sami Deluxe'la beraber falan çalışıyorlar. Label'ın ismi acaba Agro Agrolamaz. Bir, biri... Yok agro <laughs> agro değil canım. Ee, <laughs> o yok. O ya o, şeyle o, çalışıyorlar şey. ya. Koro ile core ile falan filan çalıştıkları zamanlar ha, var. Hatırlamıyorum. Sabit dediklerle çalışıyorlar. De. Afro B ile falan çalışıyorlar. Ee, notlarıma baktım şu an. Ama labellarına yazmamış. Hey. Ya aslında ilk yayından beri konuştuğumuz birçok isimle beraber çalıştıkları parçalar var. Ee, genelde şey koro sesi olarak falan bulunuyorlar böyle. Şey vardı ya bir ara. E, ne, ne diyorlar Sezen Aksu'nun e, vokalleri vardı hani. Hepsi ünlü oldu. Dur, <laughs> neydi? O, on, on, onu, onun gibi, onun gibiler abi. Şey, e, neydi lan herifin ismi? Levent. Neydi? Levent Yüksel ha. Ha, Levent Yüksel, Ser A Sertop aynen. aynen. Aynen, aynen, e, aynı öyle onlar gibi düşün yani. Çünkü şeye baksana bir anda sayınca Afrobi, Sami Deluxe, Kore'i, e, Fantafia ile yaptıkları bir iş var. E, R&B'ye en yakın olup backspin'in şeyini kazanan, ayın albümünü kazanan ilk isim falan bunlar böyle. Hadi bu arada deniz, GC, Deniz yorumlar <laughs> yapmak sormuş. istiyorum ama yani. Deniz çiğir atıp sormuş. Dominos mu, Lidosuz mu söyledi? Ve orta parmak alarmı demiş. <laughs> Lidosuz'u söyledi ya. öyle seçtik. Ya Hedef ben miyim Tayfun? <laughs> Tayfun hedef ben miyim? Neler oluyor ya? Label formu evet, mi? Formüzik. Ali hatırlattı sağ Ali, olsun. Ali Ali iyisin ha Ali. Ali Yarın gel ya. şeyi betme de başla. Ali'nin tek kötü yanı abi UFO Uf, Uf, 361e ikizi kadar benziyor kardeşi sanabilirler Türkiye'de. Buradan ekmek yiyebilir ee... ama bence biraz kötü bir şey bu. Ali görüşürüz abi şeyi betmen kapıları sana kapandı hızlıca. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlı oldu gerçekten. Ya gerçekten birini ee... kekleyebilir Türkiye'de ama biraz Bu arada label e, şeyde bu label'da nereden biliyoruz arkadaşlar? Four Music. Fantastik, ko ko hayır Kore'yi'den biliyorsun. Kore'yi'den ha. Koray'nın ilk, bu hani bir tane şey klibi dinlemiştik ya. Böyle hip hop kokan bir evet, klibi evet, vardı. Evet evet evet. Ee, o onu onu yapan For Music. Tamam. E yayınlayan. Ya benim yorumlarım bu kadar. Ben bir yandan da yani. pizza bakmaya devam tamam. ediyorum abisi. Bilelim diye attım. Sıradaki grubumuz Masilton. Ya da Masilton. Yeah. Tön yeah. yeah. Şu, yine evet. Stuttgart hip hop. Shovi, Ju ve DJ Five Terton'dan -ter oluşuyorlar ya da I'm okay okay, ya, iyisin, iyisin. Fünfte, i̇yisin. Ton, tamam. Show you DJ 5310 90 böyle okuduğun <laughs> için benim de sırtıma yük yüklüyorsun. <laughs> Yapıştır geç. Hani ben de lan bunun Almancası neydi falan diye düşünmüyorum ya. Yani. <laughs> Ama ben tek tek say sayıları sayarak bir şey bulmam. <laughs> Aynı dry diye başlayıp bulmam. <laughs> <gülüyor> Artık <gülüyor> kısmet be gülüm. 91'de kuruluyorlar ve Almanca rap yapıyorlar. Öncü gruplardan bir tanesi. Bildi, sen yemeğini söylerken bildiğimiz bir parça gelsin diye ben onlardan 4-5 parça aldım ama e, Cezayir'le ve Frankie Kubrick'le direkt yaptıkları War of Wardes du gelsin diyorum. Okey. İnsan hani herkesin bildiği parça olsun biraz diye. O zaman geliyor. Sen de yemeğini seç kanka bu arada. Evet cezaya geldik. Fade attım. Ceza alakası Tabii, yok fade atmamın. Çünkü ana olayımız masif ton olduğu için dinledik ve fayda attık mantığındayım. E, abi, Yanlış anlaşılmanın e, anlaşılmanın önüne tone... geçeyim diye duyurdum. Yani ceza nefreti değil bu. Tamamen masif tonla alakalı konu yani. Ben çünkü bilemeyeceğim. cezayı dinleyeceğiz ben... zaten. Yani. Ben bilemeyeceğim. <laughs> Neyse. E, masif aslında 96'da çıkıyor. Kofnika diye bir albümleri var. MZE'den çıkıyor. Ee, MZE'nin ne olduğunu yayında üçüncü kez açıklıyorum. Hı hı. MZ zamanında Hip Hop Life gibi bir siteyken e, erken dönem label oluyorlar. Agro Berlin öncesi de bayrak taşıyan, yön veren e, hı hı. label'lardan, sitelerden bir tanesi. E, ayrıca 95 sınıfı dediğimiz ki büyük ihtimal bir sonraki yayına kalan. E, yine Ma Alman değiştiren... <laughs> Mart'taki evet, yayınımızda <laughs> göreceğiz. Mart'taki <laughs> yayınımızda. <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> sıkılmadı şu şakadan ben ben de öyleyim. Ben şaka spam abi yani. Bir dakika dur bu arada şarjım çıktı. Her an düşebilir. Şey Al işte kendi kendine iş çıkardın. Evet biraz, biraz öyle oldu. söyle. <laughs> ya yani, neyse. E, Kofnik albümüyle çıkıyorlar. Ve o albümde de e, biraz şey tadını veriyorlar. Yani e, Stuttgart ziyade Amerikan rapine daha yakınlar. Hı hı. E, 98'de label değiştiriyorlar. 99'da ama şey geliyor. Übafal albümü geliyor. 2000 yılında Taksi 2 filmi var ya bizim. Evet bölümümüz. evet evet. Çok da güzel. Taksi 2 ile çalışıyorlar. Ama asıl olayları e, 2002'deki MT Dry. Hı hı. E, asıl patladıkları, uçukları, kaçtıkları e, albüm bu. Ki bundan sonra da açıkçası çok böyle bir ses getirmiyorlar. Evet biraz Bir albümleri daha çıkıyor. 2005'te. Ya hala saygı gören isimler ama öyle şey diyeyim. Atıyorum bir e, Fantastic Fia'da ya da işte bir M.O.R. üyelerinin ağırlıklı kuku savaşının ya da işte Zidolar'ın falan yaptığı kadar bir çıkış asla bir daha yapamıyorlar yani. O biraz tek evet. atımlı kurşun kalıyor biraz yani. Aynen. Ee, şöyle e, albümün, o albümün tutma şeyine Beck eski backspincilerin kurdu. Hı -hı. E, daha doğrusu öncül backspincilerin kurudu diyelim. de şöyle diyorlar yani 50 Cent'in yaptığına ki aynı dönemler. Hı, yani. aynen, aynen aynen. 50 Cent'in 50 Cent'in beat e, structure'ını alıp ki bak bu dinlediğimiz beat'i dinlersen biraz şey olduğunu anlarsın. İlk dönem Jay-Z. Evet. Hani 2000'ler Jay-Z 50 Cent. Şey Timbaland-Skaslosh Timbaland, hibridi direkt olarak abi. Evet evet. Yani e, onun üzerine hafif e, sosyopolitik hafif ee, eğlenceli şeyler yapıyorlar ki in the club. Yani evet, direkt... Club banger mantığı da var biraz masiftonun. Yani evet evet şey diye. var ee, im club im club yani clubdayım <laughs> diye bir direkt parça parçası var AK in the club <laughs> direkt böyle bir parça var ee, genelde yöneltilen eleştiriler hep şey yani biraz özgün olmaması ama albüm bayağı patlıyor. Ee, 300 300 bine yakın satıyor. Bayağı iyi rakam ki rakam bir, bir sene önceki Kul cool Savaş'ın çıkış albümünü. 105 bin sattığı bir yerde gayet gayet bayağı başarılı bir rakam ee, genel anlamda mesela Laudy de şey diyorlar yani tam sert parçalar da var klap parçalar da var ama diyor ki hani bu bir single değil ki yani evet ya da EP değil diyor bu bir albüm bu arada diyor, seni düşünerek kesiyorum abi. Sen MX'i parçasını verdin mi? Bak saat ilerliyor. Evet abi. Ha tamam tamam. Tamam Unutma diye yani sonra da tamam, devam okay. o sıkı, ağır, sıkı, aç sıkı kalma sıkı yok. yani. Ee, sıkıntı yok. Ya yani, albümle alakalı Loudy'deki benim üstünü çizdiğim altın e, altını çizdiğim üstünü değil. E, altın altını çizdiğim <laughs> şu. aldık. altın çiz e, altın çizdiğim eleştiri şu. Tamam unutuyorum sürekli unutuyorum sürekli. üstünü çizesim geliyor. beğen aslında beğenmemiştim ama ben nefret ediyorum. <laughs> ee, abi şey diyor yani dinleyici Club'da bunu dinlerken çok eğlenecek. Bunları. Hı hı. Belli bu. Ama diyor birebir kaldığında ne olacak? Yani ev, diyor ki bunu evde dinleyemezsin. E o zaman diyor bunu niye CD CD'ye basıyorsunuz? DJ'lere dağıtın bunu diyor. Hı. Bu tabi biraz banger müziğin evet. alışılma dönemleri ya bu. Evet, evet. Evet, evet, evet. Ee, adam şey kafasında yani lan bunu evde dinleyemem ki. Evde kendi kendime dans mı edeceğim? Geliyor. Ee, Eleştiri. Ama çok fazla ama çok fazla patlayan parça var. False One. Deutschland, Deutschland. Tres. Ee, bun bunlar geldi aklıma bir anda. Bu benim kendimde ilk de. duyduğum parça zaten Tres. Öyle mi? Evet. Hani... Ee, ya benim, benim onlardan ilk dinlediğim False Love. Ee, Tristan Hall Dry. İlk kez ben Almanca'da Almanya'da neler yapılıyormuş diye internetin erken dönemlerinde henüz YouTube olmadan yani forumları hı -hı. karıştırırken o parçalarını hani indirip a böyle bir grup varmış demiştim ilk kez. Sonra Cezayirli Düetler'ne falan öğrenince biraz daha detaylı bakmıştım tabii zaten. E, albümde patlayan Cruisin diye bir e, parça var. Hı hı. E, kli, klibinde klibinde golfler, Audi'ler falan filan Aynen, falan hatırlıyorum. E, o, o dönem için o dönem için çok büyük olaylar arkadaşlar yani. Bunlar gerçekten Alman, Avrupa rapi hatta bence Alman'da evet, evet, evet lazım. Lazım. Avrupa, rapi, Avrupa rapi için büyük, büyük büyük işler. <laughs> hani millet aç çünkü anladın mı? Aç böyle böyleler bütün Avrupa rapi <laughs> böyle yani. Ölüyorlar falan herifler. Benim bu yayın öncesi araştırırken şey çok selam. enteresanıma gitti. Üç parça dışında Fransız prodüktörlerin çok etkisi var. Abi evet de. evet. Ee... Yani kesinlikle nasıl okuduğunu bilmiyorum kendisinin ama Ivan Yakuyament bence doğru okudum. Hafif bir Almanca okudum. Bir tık Almanca okudum. Bir ufak ufak bir Almanca okudum ama <laughs> Yok, şu yedik. an şu an bence şey körle yatan şaşı kalktı şu an senin Almancan da bitti. <laughs> ha ben 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 3 gündür Almanca konuşamıyorum. Benim Geçen gündem. gün derse girdim, tamam mı? Geçen gün derse girdim, terledim. Dün dün Kul cool Savaş podcast'i kaydettik. <laughs> Böyle Semin'in ağzının içine bakıyordum Almanca konusunu da taklit edeyim diye yani. <laughs> ya. Beni bitirdin Baykan. Baykan Barlas seni bitirdin ya. Vallahi B bitirdin beni. Bildiği dinleri, dinler, dilleri unutturdum. Unuttum oğlum unuttum bittim lan. Konuşamıyorum yani 4 yıldır gördüğüm dili unuttum ya. Ama yani bir şey... Bu sana bir açıdan faydası olacak bir şey. Ola, ola ki Almanya'ya göç etme kararı verirsen daha önünü açan bir şey çünkü ben Almanya'ya gittiğimde Alman götüm Al oldu tamam ben Al Allah razı olsun kardeş. Ben Almanya'ya gittiğimde çünkü Almanca şey Almanca konuşabilen yaşlı Türk sayısı çok azdı kanka. <laughs> o yüzden önünü açan bir şey. Belli ki bilmeyeni alıyorlar yani. <laughs> Allah razı olsun. Yedik hadi. Hadi yedik kral. <laughs> kral yedik ya vallahi yedik ya. <laughs> Neyse hadi hadi tamam. bakalım. Hadi bakalım. Ee, bu arada Massive Tone'un eee Dry albümü bak bak hala ölmedik. Ölmedik o kadar ölmedik tamam. Ee, totalde 20 hafta boyunca ilk 10'da kalıyor. İyi bir başarı bence sayılabilir. Ee, sonraki halimleri <laughs> e, ne oldu? Yine ne kaçırdın? <gülüyor> <bunu>. Chat'e <Çete> gülüyorum ben. <gülüyor> biz de mi? böyle kral. Biz biz böyle bir anda ay götüm ve masif ton arasında <laughs> geçiş Gene, yapabiliriz. Genel olarak chat beni çok güldürüyor şu <laughs> an. Sen bölünme devam abi. Ben bölündüm anasını siktin oğlum. Amına koydun ortalığın daha ne bölünme diyor bir de ya. Ha bölünmeyeyim tamam. Allah razı olsun. <laughs> Özür dilerim. Allah Allah. <laughs> Özür dilerim. Tamam nasıl mas masif, masif ton bu kadar. Bitti. <laughs> ya hayır. Bitti. <laughs> tamam. Bitti. Bitti tamam. bu arada Allah hakikaten ha. Bir 2005'te çıkardıkları albüm var. O da 55. sıraya çıkıyor. İlk yüze giriyor. <laughs> bir hafta kalıyor ilk yüze. Amına kodumun ayım yani, yani ne neyine şey Allah şey, ağzı bozuldu. <laughs> o kadar sinir oldum ben, benim, 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 benim şekerim şey. düştü oğlum. Bana dokunmayın. Benim şekerim düştü. Eyvallah. Benim, benim şekerim düştü. Of. <gülüyor> 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 o zaman küfür edemez. Oğlum bize okulda küfür öğretmiyorlar ki. Ben de gidip küfür öğrenmiyorum yani. O <laughs> Keşke abi. öyle okul olsa ya. Hadi bir şey diyeceğim. Merhaba. Baygan bana, bana samim ol. İlk yüze alıyorsun. Tamam abi hı, hı Bir hafta tutuyorsun. Ama amına koyayım alma. <gülüyor> <gülüyor> alma yani. <laughs> bana yapsalar benim sinirim bozulur oğlum yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet, pizzacı gelmedi diye böyle bu arada. <laughs> Yok oğlum pizzacı, pizzacı çok uzakta ya. Ha, tamam o zaman ona yetişmek Pizzacı kadarına... şöyle tamam mı yayını kapatırız. <laughs> ben, benim için falan geçer. Öyle geçer. Anca gelir. Zaten beni arıyorlar bak beni arıyorlar benim benim kaşım gözüm seveydi abi eve bulamadık. Ya amına koydum çocuğum google link linki koydum oraya. <laughs> bak değil mi bir tıkla. Anca whatsapp'tan yazıyor abi gelebilir misin? Ya gelebilecek olsam sen niye maaş alıyorsun? <laughs> o çok sinirlendi <laughs> ama haklı sinir yani o. O zaman sıradaki grubumuza geçiyorum son grubumuza. Geçiyorum. Allah razı olsun teşekkür ederim. <laughs> tamam main konsept geliyor. Oh be güzel. Tamam. Hadi Mü bakalım. Bunlar da Münih'ten geliyorlar. Ve asla beatbox yapmayacaklar. <laughs> deyip seni biraz da tetikleyeyim dedim. <laughs> tamam. Yine terk edecek yine artık hakikaten. <laughs> son, son grubumuz tamam. Main concept David P. Glamourlicious ve DJ Explicit'ten oluşuyorlar. 89 çıkışlar Almanca rap yapıyorlar. Ve DJ Explicit de bayağı önemli bir turntablist Almanya için. Hemen parçaya bakalım. Hı -hı hangisi gelsin sence? Ben üçünü de seviyorum parça ben ben şu an sormak için yanlış kişiyim. Hadi bakalım. Sen istediğine bas. Abi o zaman ben e, main concept ve Blumen Tough'ın Session 1'ını açarım o zaman. Evet. Rap kısmında bıraktı konuşmasına başladığı için fade attım abi. Sonrasında okay. Scratch giriyordu yanlış hatırlamıyorsam. abi bir, bir önceki yayınlarda falan şeyi konuşmuştuk sürekli. Main konsept etkisinden ee, bahsediyorduk Baviera Münih için hı. ağırlıklı olarak. Ee, ya yani, daha da şöyle Münih. Münih'te kullanılan bu e, canlı performans olayı. Çünkü hı hı. çok fazla pop, club'da, e, rap, kitleyi çekmek için, rap'in enteresan yönleri gösteriliyor. Bunlardan biri de turntablism. izim. E, chat artık sakinleşebilir miyiz? Evet, evet. Gerçekten. Chat, bitirmek üzereyiz. Chat lütfen sakinleşin. <laughs> <abi. abi, abi. gülüyor> Münih, Münih'te de böyle e, turntables'ın öne çıktığı şeyler var. E, underdog Crew mesela, Bronx virüsü diyen arkadaşlar. Aynen. E, and, mesela Underdog Crew'da beş tane DJ oluyor en son. Çünkü asıl satan şey, asıl para kazandıran şey canlı performans. Hı hı. E, main Concept'in önemi de e, 90 kuru, 90'da kuruluyorlar. Hı hı. Bunu hala devam ettiren tek e, grup şu an onlar yani. E, e, evet bir rap grubu var, işin içinde bir e, rap şeyi var. Ya 2018'de Genesis diye bir albümleri çıktı, Exodus. Ee, Exodus. Spotify'da beraber ama bunlar aslında iki tane beşer parçalık ayrı ayrı şey, IP, e, ee, Genesis ve Exodus isimli. Uh -huh. Spotify'da beraberler. Ee, genel anlamda çok fazla şey var. Stüdyoya giriliyor genelde. Bu albümlerin e, son albümleri öyle mi bilmiyorum. 2018 albümlerini dinlemedim ben çünkü aynı şeyden ha. aynı şeyden 10 kere dinleyemem yani. Ee, bu arada katılıyorum bu bu şeyin bir saat daha devam <laughs> bir daha olmayacak çünkü ben öleceğim burada. <laughs> yok bitti <merak gülüyor> bitiyor şu an Aa, 10 dakika. Ben şeke şek şekerden dolayı öleceğim yani. Neyse hı. dur. Ee, genelde şöyle oluyor. Söz falan çok yok. <laughs> yani şöyle yok. Ee, yazılmış bir söz yok. Hı hı. Genelde e, DJ eline şey alıyor. Anla ki görüşürüz. Ee, e, sazı alıyor ve yardırıyor. Anla ki görüşürüz abi. Ben niye yeni bu kadar sakin ben milleti falan uğurluyorum. Anla ki görüşürüz. Anla ki. Ha, dikkat. edin. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve genelde turntablecıların e, ve beatmaker'ların e, şey yaptığı başı çektiği. Artık iyice konuşamıyorum. ya. Sahiplenen podcasti tutuşu <gülüyor> <gülüyor> Yapmasam ölürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Şey değil mi? anla ki görüşürüz hadi bakalım ee, e, abi şu an mesela yani bu, bu e, şu an bir beatmaker var bir dj var bir de mc var ekipte ama e, sanırım 2003'te falan totalde 7 kişi falan var ve sadece bir tane mc var yani hani aynı anda böyle inanılmaz enteresan şeyler falan filan deniyorlar e, bu arkadaşları deneyecek, din, dinlemek isteyecek e, kişiler için de ben plan bu şarkının çaldığı albüm. Uh -huh. Plan 58 isimli müthiş çok benim çok keyif aldığım. Ama çok böyle rap'e dair e, default şeyleri beklemezseniz güzel güzel şeyler dinleyebileceğiniz bir albüm, benim iyice böyle artık kekelemeye falan zaten, başladım ben. m konsepti çünkü daha önce de çok referans verdiğin için zaten. Yani daha önce Hı. biraz e, kendilerinden bahsetmeden de kendilerine bayağı bir referans verip aslında bir info vermiş olmuştuk. Ben YouTube tekrarlarına tekrar size zaten playlistlerde vereceğim. vereceğim. Daha fazla parçayı burada. Ki zaten 4,5 saate koştu yayın artık yapıştık şunlara yani. Haftaya ben götümü hissetmiyorum arkadaşlar. <laughs> haftaya kimleri konuşacağımızı hızlı hızlı söyleyeyim. Haftaya biraz önemli bir hafta olacak. Çünkü ee, ee, şey var. ABS var. 4000 var. Absolute Beginner var. Beginner. Beginner neymiş ya? Asiatic Warriors var. Azada giriş yapacağız. Advanced Chemistry var falan. Haftaya Analfabetem falan. Dissecte var. bayağı büyük grup konuşulacak haftaya. Dissecte sekli e, ilkeinde de konuştuk aslında. Onun için çok ee, durmayız üstünde. Tight. Evet evet çok durmayız üstünde çünkü onu e, agro Berlin'da başlarında konuştuk ama hani hı hı. haftaya da baya büyük gruplarımız var yani e, yetişmeye çalışacağız yine hızlıca. Onun için bence deniz yapma deniz deniz yapma. <laughs> Deniz stop. <laughs> Deniz teşekkür ederim tekrar. Aa, onun için biz artık Cenk de hem rahat rahat pizzacıyı duysun geldiği zaman. Ben de <laughs> duysun değil mi? Bekliyor ve <laughs> be, baykuş <laughs> gibi yatmış abi. <laughs> ve artık çünkü ikimiz de artık şey yani ciddiye alamamaya geçtik. Artık mantık cümleler kuramıyoruz çünkü. Evet. Abi 5 saat. Benim hakikaten yani. little, little şekerim düştü abi. 5 saate koşuyor artık cidden. Onun için izninizi istiyoruz. için çok teşekkür ederim. Ne hani... demek abi. Ne Gerçekten demek. çok değerli Haftaya... bana bu kadar katlanıyor olman. <gülüyor> Açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Sahiplenen podcast'i tutuyor abi işte bizde böyle. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere diyorum chat. Size de birkaç gün içerisinde bir aksilik olmazsa en geç pazartesi chat. Kadar YouTube tekrar gelir. Dur, ben chat'e chat ben chat e son bir şey söylemek tabii, istiyorum. Tabii 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 Chat bugün bana ayıp ettin ama haftaya bunları hiç hatırlamayacağım. olsun. Emin, bugün aynen. bugün bana bir ayıp edildi. Emin, bugün biraz bana daha, bir ayıp edildi. Biraz daha az ofansif olmanı tercih ediyorum konuklarıma karşı emireceğim. <laughs> hani moderatör olarak sanki değil mi <laughs> lazım biraz böyle bir şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o sizi zaman, seviyorum hadi. O zaman. Peki. öpüyoruz sizi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz kaçtık.